Hepinize iyi akşamlar. Tarafsız Bölge'ye hoş geldiniz. Birinci bölüm Korana. Ateş Kara Hoca konuğumuz. Hemen Ateş Hoca'ya merhaba diyelim. Hoş geldiniz hocam. Merhaba yayınımıza. Çok teşekkür ederim Sayın Hakan. İyi akşamlar. Ateş Hocam şimdi bine, bin, binde kaldık böyle. 1020, yirmi, bin kırk, bin on. Bir türlü bini binden aşağı inemiyoruz. Gerçi çok şükür binden yukarı da fırlamıyor. Yani o yönden de iyi, iyi bir şey bu ama e, oraya takılıp kalındı gibi bir hava var. Ne diyorsunuz? Gerçekten Sayın Hakan bu binli seviyelerde kaldık. Yani gönül ister ki aslında bu dönemlerde bu rakamların altına inmiş olalım. Çünkü bizim için avantajlı bir zaman daha geniş ve daha yaygın olarak yaşayabildiğimiz bir dönemdeyiz. Mevsim daha fazla dönmeden ne kadar açıkçası rakamımızı aşağı indirebilirsek o kadar iyi. Ama e, şunu görüyoruz tabii isteklerimiz ve e, amacımız hep mesafe ve maskeye e, yüksek oranda hep birlikte uyalım. Ama gördüğümüz şu arada bir uyum aksamalarımız var. Bu da rakamların binli seviyelerde kalmasına neden oldu. İyi yanı yukarı doğru çıkmıyor ama kötü yanı da şu istediğimiz kadar aşağıya inmeyi de bir türlü başaramadık ve e, kayıplarımız oluyor e, bu yönden öyle veya böyle bizim bizim bir şekilde aşağıya inişi sağlamamız o da hem mesafe hem de maskeye e, çok yüksek oranda uyumlu olacak hep beraber bunu uyumu bir şekilde artık sağlamamız lazım şimdi en son dünün rakamlarına bakalım e, 19 kayıp var kaybımız var e, 1012 vaka var. 1298'de iyileşen var. Ee, şöyle bir son 4 günün rakamlarına da baktığımızda hep bin, bin 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 böyle sanki bir binde uğursuzluk var gibi. Onun aşağısına bir türlü çekilemiyor. Oraya takılıp kalınma durumu söz konusu. Ee, biraz da evet. biraz da e, bu düğünler, toplanmalar e, toplu taşıt Toplu taşıtlardaki birikim birikmeler, bunların e, çok etkili olduğunu gözlemliyoruz. Siz ne diyorsunuz hocam? Ee, yani ah Ahmet hocam haklısınız, ha, şöyle haklısınız. Şimdi bu arada bu arada hocam Lütfen. yeni rakamlar da geldi. Hemen siz de ilk defa burada görüyorsunuz şimdi. Evet. 1008. Yine hala 1000'in üstündeyiz. Yep, 100. <laughs> bir, bir parça gerileme var ama değil mi? <laughs> yani şöyle gerileme tabi e, bu rakamlara gerileme demeyelim düz çiziyoruz düz, şeklinde gidiyoruz. Düz. Cizli. Öyle söylemek lazım kayıp sayımız 19 orada bir ee, değişiklik olmamış evet, aynı yani. Evet. Dünküyle aynı. Ee, yani bir, bir bizim tabi canımızı yakan bir diğer noktada e, hatırlıyor musunuz Sayın Hakan? beraber konuşmuştuk. Yoğun bakımdaki hasta sayımız bu rakamlarımızın yükseldiği dönemlerde bir 10 ila 14 gün içerisinde yoğun bakımdaki sayımız ve ventile yani entübe hasta sayımızın artabileceğini. Çünkü evet. hastalık tablosu gelişiyor. Yani şöyle ki virüsü bugün alırsam 6 ila 7. günde bulgularım ortaya çıkıyor. Bulgularım ortaya çıktıktan sonra da 10 ila 12. günlerde hastalığın ağırlaştığı, yoğun bakım ihtiyacının olduğu bir dönem demiştik. Ve Nitekim de onu şu dönemde yaşıyoruz. Yani son birkaç gündür yoğun bakımdaki hasta sayımızın göreceli olarak yüksek gittiğini görüyoruz. 1223 değil mi şu anda? Evet. Evet Sayın Hakan. Bugün itibariyle. Yani, Bu yüksek değil mi 1223? Yüksek. Yani bizim için şöyle yüksek bir rakam doğru. Yani baktığımız zaman diğer ülkelerle karşılaştırıldığında kayıp sayımızla karşılaştırırsak yoğun bakımdaki hasta sayımızın rakamı yüksek, kayıp sayımız düşük. Ama şunu söylememiz lazım, can kaybediyoruz. Bizim o nedenle tekrar altını çizelim. Bu dönemler, bu günler bizim açımızdan bir fırsat gibi düşünüp bir an evvel bu rakamları aşağıya doğru indirmemiz lazım. Hep beraber bunu hareket etmemiz, hep beraber mesafe ve maskeye dikkat etmemiz lazım. Şey, Esas temel endişeniz şu mu hocam? Yoğun bakımdaki hasta sayısı şu anda 1223 olarak görülüyor temel endişeniz ya bu, bu, insanlar bu yoğun bakımdakilerden vefat edenler olabilir kaybedeceklerimiz olabilir o vefat sayısını arttırabilir temel endişe bu değil mi sizdeki? Kesinlikle Sayın Hakan. Yani şöyle söyleyeyim. Çünkü yoğun bakımdaki hastalarımız bizim duruma ağır alan hastalarımız. Entübe dediğimiz yani bizim makine desteğiyle nefes alıp vermesini sağladığımız hastalarımız durumu daha da ağır olanlar. Onların arasında da kayıp olasılığı istesek de istemesek de yüksek. E, Onun entübe, için entübe sayısı evet. 402, 402 görünüyor. Peki 402 yüksek mi? Şöyle şimdi diğer ülkelerin rakamları ve değerleriyle bakarsak yüksek değil ama biz bunun çok aşağısını elde edebilmiş, indirebilmiş ve o noktalara da geliyorduk. Şimdi böyle olunca tabii bizim açımızdan baktığımızda 402 evet çok yüksek değil ama. Daha iyisi olabilir miydi? Kesinlikle olabiliriz. E ona bakarsanız biz binin altına da inmiştik hatırlarsanız. Evet. Neredeyse 500 lira falan inmek üzereydik. Çok iyi gidiyordu aslında. İşte bu normalleşme aslında arttırdı. Yine de ben aslında o kadar endişeli değilim. Yani bin bine, binde tutmak bile önemli. Yani binde tutmak, binde kalmak. Çünkü gördüğümüz manzaralar sanki binin çok daha üzerine çıkaracakmış gibi bir manzara var ortada. Ona rağmen bin civarında kalıyor oluşumuzdan. Ben çok şey değilim. Endişeli değilim. E, 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 Sayın Hakan şöyle. Baktığımız zaman aslında bizim e, normalleşme süreci içerisinde yükselmeleri bekliyoruz. Yani bu tüm dünyada açıkçası yaşıyor. Hatta bazı ülkeler çok daha yüksek rakamlarla yaşıyor. Ama biz eğer olanaklarımızla bizim ülkemizdeki maske kullanımımız, mesafemizle bunlara biraz dikkat edebilirsek bu rakamı daha hızlı aşağı indirebiliriz. Öyle bir şansımız var. Ve bizim onu da değerlendirmemizi şöyle düşünelim. Şimdi hatırlarsak bir dönem şöyle bir şey vardı. Ee, acaba hastalığın belli bir şekilde yoğun bakımdaki hasta sayımız şu anda bizim baktığımız zaman yani tamam bizim biz yüksek olduğunu söylüyoruz ama düşük. Yani eğer Türkiye olarak bakarsak yoğun bakımdaki hasta sayımız düşük. Entübe hasta sayımız düşük. Vaka sayımız binler civarında gidiyor. Acaba toplum böyle yavaş yavaş enfeksiyonu geçirerek bir toplum imunitesi de yaratılabilir mi diye de düşünülebilir. Çünkü tartışmalar arasında bunlar da tartışılıyor. Ama bugün şöyle Londra'dan bir yayın geldi. İngiliz Kraliyet Akademisi'nin bir yayını. Şöyle şöyle bir yayın. Hastalığı geçiren 96 kişinin ee, serumlarına baktılar. Antikor varlığına bakıldı. Mesela o yayına bakıldığı zaman antikor varlığı kişilerin ancak %60'ında tespit ediliyor. Yani hastalık geçirenlerin ancak %60'ında koruyucu antikor olduğu gösterilmiş. Yani sizi bir sonraki enfeksiyondan koruyucu olduğu düşünülen antikor ancak 60'da tespit ediliyor. Yani 100 kişinin 60'ında var. Yani 100 iyileşenlerin 100 kişisinden 60'ı ancak bir daha yakalanmama eee risk... Evet riskinden uzak. Yani uzak görünüyor. Bir, Yani böyle bir şeyimiz var. Yüzde kırkın. Hocam ee, bu, bu da kötü. Yani bu da kötü haber kötü. aslında. Kötü ama Sayın Hakan şöyle söyleyeyim tabii. Şimdi moralimizi bozmayalım ama hemen şunu söyleyelim. Bunun daha da e nasıl söyleyeyim kötü tarafı demeyelim ama şöyle bir şey. Üç aylık takip sonunda ancak yüzde on antikor kalıyor. Yani 3 ay geçtikten sonra ancak yüzde on yedisi bir sonraki enfeksiyondan korunabilir hale geliyor. %60 %60'ı neydi o zaman onu tam anlayamadım. 17'ne 60 O, oca, ne? şöyle ilk şimdi şöyle hastalığı geçirdiniz iyileştiniz bir ay sonra bakıyoruz %60'ında var. 3 ay sonra İki bakıyoruz. Ay ilk, i̇lk o %60'a bir ay sonra bakıyoruz. Şimdi hastalıktan iyileştikten sonra bir ay sonra baktığımızda hastalığı geçirenlerin %60'ında koruyucu antikor var. Koruyucu şekilde antikor var üstelik. Ama İki ay daha geçtikten sonra bir kere daha baktığımızda bu rakam yüzde on yediye düşüyor. Ha, daha da kötü, evet. Daha Peki, da... <laughs> hocam, o zaman siz sürekli şey diyorsunuz hazır bu mevsimdeyken bu sayıyı rakamı indirmemiz lazım derken aslında geldik Temmuz'un ortasına, e, şurada kaldı bir buçuk ay Eylül'e. E, Eylül'de de e, artık bir sonbahar havası gelecek, İşler daha da zorlaşacak yani değil mi? E, ondan bence kaygılanıyorsunuz. Evet, onun için... Evet, yani onun için bizim böyle bir avantajlı dönemimiz varken bunu çok iyi geçirelim, çok iyi değerlendirelim ve sayımızı azaltalım. Heh, şöyle çünkü yazı neden Şu... avantajlı görüyorsunuz? Onu tam anlamadım. Neden bu günler avantajlı? Sayın Hakan, şöyle düşünelim açıkçası bu tablonun başladığı dönemlerde biz bu kadar erken önlem almamıza rağmen bulaşı çok daha fazlaydı. Şimdi biz hep virüsün değerlerini, özelliklerini konuşuyoruz ama şunu da söylememiz lazım. İnsanlar istese de istemese de biraz dışarı çıktıklarında mesafe biraz daha kolay. Açık alana geçtiğimizde mesafe biraz daha kolay. Belki bu ve bakın bu şekilde gördüğümüz zaman bu yoğunlukla bu kadar iç içe olmamıza rağmen bulaşım böyle az olduğunu görünce şunu düşünüyoruz. Eğer biz aynı şeyi kapalı bir ortamda iç içe geçtiğimiz, havalanmanın az olduğu, camların kapalı olduğu, içerideki havanın daha az değiştiği bir döneme geçtiğimiz zaman bu rakamların yükselmesi çok doğal olacak. Şimdi doğru tartışmalar arasında ben yine e, aynı konuya dönelim istemiyorum ama şunu da söylememiz lazım. Bizim açımızdan yaz aylarının biraz avantajı var. Neden? Virüsün belki de bir kişiden bulaştığı kişi sayısı biraz daha az oluyor. Bu kış aylarına doğru geçtiğimizde bir kişi daha fazla kişiye bulaştırabilecek. Niçin? Daha yakın olunacak, daha kapalı ortamda bulunacağız. Virüs Tabii. biraz daha uzun süre dışarıda yaşayabilecek. Ve böyle olunca da bulaşma şansı virüs açısından biraz daha arttı, avantajlı döneme geçecek. Bugünler virüsün yaşaması bakımından dezavantajlı olduğu günler. Biz hazır böyle bir gücümüz varken bunu mümkün olduğu kadar kullanırsak önümüzdeki... Grip'in başlayacağı, diğer solunum yolu enfeksiyonlarının başlayacağı dönemlere daha rahat girebiliriz. Onu sağlayabilmemiz için okullar hazır kapalı iken, insanlarımız hazır daha yay daha, daha ülkeye yayılmış vaziyetteyken, büyük şehirlere dönmemişken, bizim bunlar için adımlarımızı atmamız lazım. ve Yani asa, adımlar derken, bugünleri fırsat olarak görmek lazım yani tabii, tam da bunun için. Çünkü ne kadar geriletilirse kapalı alanlara girme mecburiyetinin doğduğu iklim şartları geliyor. O şartlarda daha başarılı oluruz Geriletil, Kesinlikle. geriletildiği takdirde daha rahat ederiz. Tabii şöyle düşünelim Sayın Hakan bugün bin dediğimiz zaman kabaca aktif olarak virüslü kişi sayısının 14 binler olduğunu düşünelim. Eğer bu rakamı biz yüze getirdiğimizde bu rakam 1400'lerde olacaktır aktif. Yani onu bakımdan ve kapalı bir alanda böyle olunca da virüsü taşıyan birisiyle karşılaşma ihtimali de o kadar azalacak. Benim bir an evvel bunu sağlamam lazım ki hem okullarda hem diğer alanlarda bizim bu rahatlığı yakalayabilmemiz için ki rahatlık derken maskeye gene ihtiyacımız olacak ama riski daha düşük tutabilmemiz için bugünleri iyi değerlendirmemizde fayda var. Hep birlikte o nedenle maske ve mesafeyi ne kadar çok uyabilirsek o kadar uyalım. Zorlukları doğru Haklıyım yani herkes haklı onu ben kabul ediyorum yaz sıcağında maske takmak gerçekten zor ama şu maske bizim için hep şöyle düşünün. mesafeyi sağladığım müddetçe mesafe esasım orada, orada eğer sıkıntı yaşayacaksam hemen maske benim kurtarıcım o nedenle de biz bu ikisini bir araya getirerek devam etmemiz lazım bu günlerde biraz daha yüksek oranda devam etmemiz lazım biraz daha dikkat lazım e, görüntülere falan baktığımızda ee, çok da aşırı dikkat ettiğimiz toplum olarak söylenemez. Tabii var içimizde çok dikkat edenler var ama e, görüntüler moral bozucu oluyor bazen, ee, özellikle toplanma alanlarında. Ama işte şey bir avantaj e, neydi? Açık hava, açık alanlarda evet. bu işli toplansa da açık alanda toplanıyor. O büyük bir avantaj. Bütün bunların kapalı alanlarda gerçekleştiğini düşünürsek feci durum, feci olurdu durumumuz yani. O açıdan haklısınız. İnsanlar da sıkıldılar artık hocam ya bu maske, mesafe falan, bu 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 şeyden de sıkıldılar. Yani onu nasıl açacağız bilmiyorum yani. Ha. Ee, sayın Hakan haklılar gerçekten şimdi ben kendimi düşünüyorum. Ee, diyorum ki bir an evvel artık bir şekilde, bir şekilde daha sakin, daha rahat maske takmayacağım bir alanda olsam diye. Ama şöyle düşünelim ya yani şu. Bu işin ucunda, ucunda ışığımız var. Çok net bu. Ve bunu da yapabilme şansına da sahibiz. Çünkü biz bu gerçekten çok ciddi yol aldık. Biz şimdi tabii binli rakamlarımıza eleştiriyoruz. Çünkü kaybımız var. Ama dünyada diğer örneklere bakarsak çok yüksek rakamlarla çok felaket vaziyette gidiyor. Bir küçük örnek isterseniz belki bilmiyorum. Bundan yaklaşık bir, bir ay kadar önceki dönemde e, hatta belki bir aydan biraz kısaydı. Florida'daki sahiller gösterildi. Ne kadar kalabalık insanlar iç içe beraberler. O dönemde Florida'daki vaka sayısı çok azdı. Ve onlar tartışılırken de acaba kalabalıklar işte etki yaratmayacak mı Amerika'daki diye düşünülürken... ...Florida dün ve ondan önceki gün Amerika'daki en yüksek rakamı açıklayan eyalet oldu. Bir gün içerisinde 15 bin vaka, yeni vaka tanısını koydu. E, orada e, plaj, Şöyle, plajları gösterdik, plaj, ekrana getirdik. Evet, bir, bir e, iç içe insanlar plajlarda. Sayın Hakan, şöyle düşünelim. Çünkü o anı değil. Biz o andan 7 ila 8 gün sonra bunun birinci növesini görüyoruz. Yani ilk etapta diyelim ki 10 kişi. Ama o 10 kişi 7 gün sonrasında aynı yoğunluk devam edince yaklaşık olarak 100-200 kişilere neden oluyor. Tabii. Ve bakın Florida neredeyse bir, bir aylık periyot içerisinde 15 bin yeni vaka. Onun için biz doğru ama denize girebiliriz havuza girebiliriz. Ama onun dışındaki alanlarda bu sene biraz feragatta bulunmamız, biraz maskeyimizi, biraz sahilde geçirdiğimiz süreyi kısaltmamız veya veya toplu yaşanılan alanlarda evet doğru o olanaklarımız var. Açık havada yemeğimizi yiyelim. Yemek yerken biraz masa aralarına dikkat edelim. Karşılıklı yemeği yemediğimiz veya kullanmadığımız anda maskeyle kalmaya biraz dikkat edelim. Yani bunları bunları başarabiliyoruz. Biz gördük ve bu başarının da sonuç aldığımızı da gördük. Peki hocam bir şimdi İstanbul'da Kağıthane'de değil mi Onur? Kağıthane'de bir sokak düğünü haberlerde falan da yayınlandı. Şimdi görüyorsunuz siz de geldi ekrana. Ya şimdi tamam açık hava hani açık hava olmasına açık hava ama bir izdiham da var. Yani böyle bir e, görebildiğim kadarıyla maske, maske de yok insanlarda. Burası açık alan değil mi Onur? Bir sokak düğünü yani evet evet sokak arası. kalabalık işte dans ediyor insanlar falan ya problemli yani mesela burada bir kişi varsa enfekte olmuş onun bulaştırma riski çok yüksek yani çünkü bu tam o öyle değil mi hocam açık hava olması her şeyi düzeltiyor yani, mu yani? Hayır değil tabii şöyle açık hava bizim için bir artı ama tek başına yeterli diye asla değerlendirmememiz lazım mesafeye ve eğer mesafeye uyamıyorsak da maskemizin mutlaka ve mutlaka olması gerekiyor ki şu anda bizim illerimizde maske takma zorunluluğumuz var. Onu da düşündüğümüz zaman her halükarda maskeli olmamız gerekir. Yani bu düğün mesela sizin siz de görebiliyorsunuz herhalde. Problemli evet. değil mi? Evet. Yani istesek de istemesek de çok yakınız ve bir geçiş ihtimali riski de var. Ben hep Sayın Hakan söylüyorum benim memleketim Tokat Miksar çok güzel görülmeli diye ama oradan gelen bir haber mesela orada bohça görülmesi vardır, e, gelin bohçalarının görülmesi vardır. Öyle bir e, tablo sonrasında 15 kişide yeni virüs ortaya çıktı. Yani bizim bu dönemde geleneklerimiz, göreneklerimiz çok güzel ama ama biraz onun kurallarını belki değiştirmek, en azından bu dönemde biraz uygulamasını değiştirmek lazım. Bohça sergisi varsa da ki öyle bir alışkanlık vardır orada böyle gelin gösterilir. Ama o zaman bunu birer birer yapmamız lazım. İçeriye hep beraber girip aa o var bu yani değil ama bizim tek tek e, hep şunu dikkat etmek gerekiyor. Belki çok basit tekrar söylüyoruz bazı seyircilerimiz diyecek ki ya hocam tekrar tekrar söylüyorsunuz ama bu virüs sadece ve sadece insanda var. Yani bugün herhangi bir başka canlı da gösterilemedi. O zaman da bir bana, bana da gelebileceği tek kaynak insan. Tek kaynak insan. Ya ben bu kişiyle aramdaki mesafeyi sağlarsam bu çünkü şunu söyleyelim biz karşımdaki kişinin virüsü taşıyıp taşımadığını benim gözle görme bilme herhangi bir test de ortaya koyma şansım yok öyle anlık bir şeyim yok. O zaman bu dönem için şöyle düşünmem lazım karşımdaki kişi eğer benimle aynı evde yaşamıyorsa virüsü taşıyor olabilir. Ne yapabilirim bir hemen mesafem iki maskem olması lazım. Eğer ben kapalı bir ortama gireceksem bir aradaki mesafeyi koruyacak kadar sayı İçeride kalabalık yaratmayalım. Ha sayı derken de mesela bir mağazaya girdik. Veznesinin önünde iki kişi yan yana dip dipe olmayalım. Biraz bir kişi ödemesini yaparken bir diğer kişi ondan en azından bir metre kadar geride kalsın. Bir buçuk metre geride kalsın. Biz sayı derken de içerideki sayının dağıldığını düşünerek hep söylüyoruz. Yoksa alan geniş olabilir ama kişiler yan yana geliyorlarsa, mesafeye burada uymuyorlarsa, aynı anda herkes aynı ürüne bakıyorsa alışveriş için, bu, bu, bu da uygun değil. Hep ne? o zaman şöyle düşüneyim. Virüsün kaynağı bir insan ve ben bunu bir insandan alabilirim. Nasıl alabilirim? 30 ila 60 santimetreye kadar konuşurken karşıma gelebiliyor. O zaman bir kapalı bir mekan içerisindeysem mümkün olduğu kadar az konuşayım. İki maskem takılıysam zaten bir arada bariyerim var. Ama tek başına ben maske taktığım zaman bunun beni koruma oranı düşük. Ama benden dışarıya geçiş oranını önlemede daha yüksek etkili. Karşımdaki de takıyorsa o zaman neredeyse %99 oranında korunur hale geliyorum. Ki çok yüksek bir hapşırma, öksürme, maskeli bir problem olmadığı müddetçe bana geçme ihtimali yok. O zaman bizim artık bunlara kesin ve kesin uymamız lazım. Peki mesafe 60 santim mi? Yani 1 metre mi? Ee, Sayın Hakan şöyle söyleyeyim. Normal gündelik konuşmalar sırasında eğer biz konuşmamızda mesela Türkçe'nin özelliğinde böyle çok patlar kelimelerimiz yok. Ama mesela bunu daha önce de hatırlarsanız çok kısa bir konuşmuştuk. Mesela Çince gibi, İtalyanca gibi. Arada kelimelerin sert söylendiği dillerde biraz daha fazladır. Ama bizim dilimizde normal ses tonuyla konuştuğumuzda küçük damlacıkların gelebileceği mesafe 60 santimetredir. Biraz yüksek sesle, daha kalabalık şekilde konuşuyorsak bu 80 santimetrelere kadar çıkar. O nedenle bir metre diyoruz. Ama bağırma olacaksa ya da arada biraz olsun hapşırmaya yakın bir şey çıkacaksa bir buçuk metrelere kadar gelebiliyor. Öyle ortamlarda o bakımdan da mesafeyi bir buçuk metre civarında tutmanın faydası var. Şöyle özetleyebilir miyiz isterseniz? Normal kısa süreli anlarda aramızda bir metre tutmamız ideal ama karşılıklı uzun süre ve konuşacağız, sohbet edeceğiz. Böyle bir durumda bu mesafeyi bir buçuk metreye çıkartabiliyorsam çok daha garantili haldeyim. Bir İtalyanla konuşacaksak 2 metre. Yani evet, evet. Çinle konuşacaksın. De sen... Bir Çinliyle konuşacaksak o zaman da iki buçuk metre. Evet <laughs> 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 Evet Sayın Hakan. Olur. Ne dedin? Oldu. Bir daha söyle. Ha okullar. Evet. Şimdi Onur kulağıma hatırlatıyor bizim program yapımcımız. Diyor ki 31 Ağustos'ta okullar açılıyor. Yani bu okul işi. E nasıl olacak yani mesafe falan orada bir metre, bir buçuk metre, küçücük çocuklar bunları nasıl ayarlayacaklar? Orada bir dev bir şey var, problem var hocam ya. Sayın Hakan şimdi şöyle neler yapabiliriz isterseniz onu konu şey yapabiliriz. Neleri yapmamız gerekir? Şimdi iki, tane, iki noktadan hareket etmek gerekiyor bence. Bir, öncelikle bizim virüsü okula sokmamamız lazım. Elimizden geldiği kadar bu önlemi almamız gerekiyor. Yani ben virüsü okula sokmamaya çalışmam gerekiyor. Bunun birinci kuralı o zaman şöyle değerlendirelim. Bir, bir, çocuğumuz, bir gencimiz, bir, yani bizim geleceğimiz eğer eğer baktığımız zaman virüsü aldıysa ne olabilir? Ateşi olabilir, yorgunluğu olabilir veya ishali olabilir. Çünkü bugünkü bulgularda bunlar biraz daha çocuklarda ön planda. O nedenle de okula gelirken her çocuğun bizim ateşine bakmamız lazım. Bir, ateşi varsa öncelikle sağlık birimine göndermemiz gerekiyor. O sağlık kuruluşunda değerlendirildikten sonra ya eve ya okula öyle gelecek. Ama ateş çocuklarını ancak yüzde kırkına yakalar, yüzde altmışında virüsü varsa da yakalama şansı olmayabilir. Böyle bir durumda da şunu değerlendirmemiz lazım. Bir çocuk özellikle bugünkü verilerimizle bizim kendi e, arkadaşlarımızla beraber topladığımız çocuk, Türkiye'deki çocuk vakalarının özelliklerine baktığımız zaman çocukların yüzde %90'ından fazlası hatta %95'inden fazlası evdeki bir diğer kişiden alıyor. O zaman şunu yapmamız gerekir bizim. Okula gelmeden önce ailelerden şöyle bir isteğimiz olacak her gün. Bizim evimizde solunum yolu enfeksiyonu geçiren var mı? Bizim evimizde COVID-19 hastalığı tanısı alan var mı? Solunum yolu enfeksiyonuyla, nefes darlığıyla, öksürükle hastaneye giden birisi var mı? Böyle birisinin var dendiği anda bizim çocuğumuzun o gün okula gelmek yerine sağlık birimine gidip değerlendirilecek. Ondan sonra gerekirse okula gelecek. Yani öncelikle bu şekilde bir anketle bu dört soru veya beş soruyu sorup o çocukların evde kalmaları ya da sağlık kuruluşuna gitmeleri sağlanacak. Eğer ateşi yok ve bu soruların hepsine de hayır diyorsa evet çocuklar okula gelecekler. Şimdi böyle bir durumdan sonra şunu değerlendirmemiz lazım. Buna rağmen yüzde birlik, ikilik bir kaçış olabilir mi? Olabilir. O zaman içerideki yayılımı nasıl keserim? İçeride de yapmamız gereken en önemli şey yoğunluğumuzu bir azaltmak. Çocuklar arasındaki mesafeyi bir metrede tutmak. Ama çocuklar arasındaki mesafeyi bir metrede tutarken, normal ders dinlerlerken evet. Ama birbirleriyle aktivite yaparken, hareket ederlerken de maskeli olmalarını sağlamamız lazım. Bir diğeri, şimdi çocukların bir şekilde, gençlerimizin bir şekilde okul hayatında yaşamaları gerekiyor. Bizim bunları hepsini düşünerek hareket etmemiz lazım. Eğer ortak alanlarda, kapalı alanlarda veya spor aktivitesi yapacaklarsa da hep şunu düşünmemiz lazım. Aynı sınıf, aynı grup ve öğretmenleriyle. Çünkü aynı kurallar öğretmenler için de geçerli. Bu sefer de 4 metrekarelik alanı uygulamamız lazım. Ki çocuklar hareketliyken de aralarındaki mesafeye dikkat etsinler. Maskeyle de korunabilsinler diye. Şimdi bunları yaptıktan sonra okullarımızdaki risk çok azalır. Hocam bunları yapmak bir... biraz zor gibi geldi bana. Yani anlatırken bile... Ee, zor, yani ama beni evet yani e, biraz zor zor gibi yani Türkiye'nin dört bir yanındaki bütün okulları göz önünde bulundurursak bayağı bir zor gibi e, geldi. Ama Sayın Hakan bizim olmazsa olmazımızla yani şöyle çocuklarımızın çok kıymetli olduğunu bilerek hareket edeceğiz ve bunları bir artı mutlak ve mutlak okullarımızda çünkü ben velilerimizle de görüşürken arkadaşlarımızla da görüşürken şöyle bir şey vardı bazen okullarda işte su ve sabun sıkıntısı olabiliyor diye bizim bu bunlarda artık hiçbir özverimizin olmaması lazım. Her okulumuzda su ve sabunun sınıflarda al el antisepttiğinin hazır olması gerekiyor. Türkiye yani bizim bunlar olmadan hiçbir şekilde hareket etmememiz lazım. Ha, yani Ki, hocam çocuk şöyle bir sorun var. Hı hı. Yani bu söylediğiniz çok büyük bir organizasyon. Onu anlatmaya çalışıyorum. Yani bu büyük organizasyonu gerçekleştirmek için çok büyük çaba sarf etmek lazım. İşin temizlik Ama... kısmı, temizlik malzemeleri kısmı var, servis kısmı var, okul kapasiteleri var, sıralar yeterli mi, sınıflar yeterli mi bu mesafelere, bunlar var. Yani birçok unsurun bir arada olduğu bir sorun bu. Yani büyük bir sorun. Kesinlikle. Evet. Kesinlikle. E... Ama Sayın Hakan, bizim bu önlemleri bir şekilde de almamız gerekiyor. Ee, yani biz bunları açıkçası değerlendirip isteyeceğiz. Belki şöyle olabilir. Okullarımız mesela şöyle de olabilir değer baktığımız zaman 3 gün ve 3 gün 3 gün e, okullarda çocuklarımız aktif olur bir grubu diğer grubu aynı sınıfın diğer 3 günde aktif olur yani pazartesi salı çarşamba bir grup e, perşembe cuma cumartesi bir grup şeklinde olabilir ve böylece çocuklarımızı üçe bir sonraki ha, bu, hafta bu, bu, bunlar kayabilirler bu, 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 bu çok bu çok mantıklı hocam bir şey soracağım. Siz mesela bili, bilim kurulu toplantısı yapıyorsunuz. Sağlık Bakanı ve diğer bilim insanlarıyla birlikte siz de o toplantılardasınız. Bunları konuşuyor musunuz? Hani ya bu okullar açılacak ama ne yapacağız, nasıl yapacağız diye e, böyle bir, evet. bir bir fikir teatisinde bulunuyor musunuz? Mesela bu fikrinizi bilim kurulunda dile getirdiniz mi? Tabii ki Sayın Hakan bunların hepsini gözden geçiriyoruz. Hepsinin ve bu bunları ondan sonrasında da e, Sayın Milli Eğitim Bakanı ile de da çok sık görüşülerek neler yapılabilir? Okuldaki şartlar, fiziki şartlar nelerdir ve hazırlık nasıl yapılır diye. Ben biraz önce siz e, çok güzel söylediniz. Gerçekten bunların hepsi bir bu bizim bizim belli noktalarda olmazsa olmazlarımız. İki olursa iyilerimiz var ama biz öncelikle şöyle söyleyeyim. En iyi en güvenli şekilde başlangıcını sağlamamız gerekiyor. Şöyle ki çünkü önümüzdeki dönemin riskli olduğunu biliyoruz. Yani bu risk kimse şey diyemez. Bunları yaptığımızda riski sıfırlayacağız diyemeyecek. Bir ama avantajımız çocuklarımızın, çocuklarımızın yakın takibi yaparak onları mümkün olduğu kadar koruyarak ve vaka çıkacaksa da, olacaksa da bunu mümkün olduğu kadar sınırlı, baştan sınırlayabilecek şekilde hareket etmemiz lazım. Çünkü biz şu anda da vakaları görüyoruz. Evde de olsa çocuklar vakalar olabiliyor ama Okulları bir odak veya kaynak şeklinde getirmememiz lazım. Asıl önemli olan o. Bizim oradaki bulaşın önüne geçecek şekilde hareket etmemiz. Ve bir çocuğumuz varsa da bunu mümkün olduğu kadar hızlı yakalayıp bir başka çocuğun da başkasına bulaştırmasına fırsat vermeden onu orada bizim çözmemiz lazım. Buna yönelik hareketlerle. Yani Hı, aslında, aslında üç gün üç gün şeklinde eğitimi ikiye bölmek yani haftada üç gün bir kısmına, haftada üç gün bir kısmına okulu açmak bir çözüm olabilir bence üzerinde herhalde çalıştığınız ve durduğunuz bir formüllerden biri. Artık ne karar verilir onu bilemiyorum ama bir e, bir yaklaşım biçim olabilir. Ama hocam şimdi önümüzde bir de bayram var Temmuz sonrası 30, 31 Temmuz değil mi bayram Onur? 31 Temmuz bayramın birinci günü. Şimdi Sağlık Bakanı e, açıklamalarında e, bazı illerde, bak il bazlı kısıtlamalar getirebiliriz, görüşeceğiz gibi bir cümle e, sarf etmişti hatırladığım kadarıyla bayram için. Yani il bazlı kısıtlama derken belki bazı illerde herhalde anladığım kadarıyla bayramda sokağa çıkma yasağı ya da sokağa çıkma kısıtlaması getirilecek. Öyle anlıyorum ben. Bunu konuşuyor musunuz bilim kurulunda? Bu konuyu ele alıyor musunuz? Eğer kısıtlama gelecekse bunun... Ee, o, o hangi il olacağı nasıl belirlenecek? Ölçütü nedir? Mesela bunları tartışıyor musunuz? Ee, e, Sayın Hakan genel anlamda tartışma evet ama bayram özelinde tartışmak için e, daha doğrusu bayramımız için biraz zamanımız var. E, çünkü şöyle. Yani rakamlara çok bakarak. Bir süreç, rakam, evet çok rakam, dinamik rakamlara bir süreç içerisindeyiz. E, rakamların değişimine tabii bir de rakamların değişimiyle beraber o ilden olası nüfus hareketliliğine yani ilden çıkış mı olur? ile giriş mi olur? Onları da de hep değerlendirip daha önceki verilerle bakıp ona göre karar vermek gerekecek. Ee, mesela bugünlerde şunu biliyoruz biz bazı illerimizde gerçekten yüz e, 100 kişideki enfeksiyon veya 1000 kişideki nüfus yani o ildeki 1000 kişilik bir nüfustaki enfeksiyon sayısının biraz daha diğer illere göre yüksek olduğunu biliyoruz. Mesela o bakımdan ve bazı illerimizde rakamın çok çok düşük olduğunu biliyoruz. Şimdi belki o bakımdan böyle daha terzi konfeksiyon yaklaşımından ziyade daha terzi yaklaşımının çok daha uygun olması gerekecek ki ona yönelik olarak hazırlıklar yapılıyor ama daha değerlendirmek için onu söyleyebilmek için biraz erken önümüzdeki hafta ve bir hafta sonrası biraz daha hem rakamların girişi hem de ildeki rakamların ortaya çıkmasıyla daha net olacaktır o. Evet yani biraz Ankara, İstanbul, İzmir herkesin en merak ettiği üç büyük şehir. Şu anki evet. rakamlara baktığınızda eğer böyle giderse rakamlarda bir değişiklik olmazsa bu üç il açısından özellikle Ankara ile İstanbul açısından kısıtlama ihtiyacı var diyebilir miyiz? Ee, şimdilik çok o kadar açıkçası eğer eğer biz genel anlamda kurallarımıza uyabileceğimizi düşünürsek direkt vardır demek zor. Ee, ama şuna bakarsak bugün bugün baktığımız zaman Ankara, İstanbul, Diyarbakır. Ee, işte biraz Bursa Gaziantep'te rakamlarımızın yüksek olduğunu biliyoruz ama bu böyle devam eder veya vaka azalır bir şey söylemek için gerçekten erken ne zaman Peki e, şu an bugün ayın 13'ü e, Bayramda ayın 31'inde ne yani, zaman e, şöyle Evet. Yani şöyle söyleyelim, 20 yani 22 23, 20 yani o tarihlerde birazcık daha netleşmiş olur, bir hafta öncesinde en azından. Çünkü o zaman elinizde daha yakın tarihte bir rakam çıkacak. O rakamlara bakacaksınız. Yükseliş... Tabii bir de tahmin şans... evet. evet. Bir de tahmin şanssız olacaksa, Hakan birkaç gün sonra. Şimdi mesela bugünden bir 10 gün sonrasını tahmin veya 15 gün sonrasını söyleyebilmek zor ama önümüzdeki birkaç günle ilgili değerlendirme yapmak daha kolay. O bakımdan bir onlara bakmakta fayda var. Peki hocam, bir de önümüzde Cumhuriyet Halk Partisinin kurultayı var. O da çok tartışılıyor. Bazı muhalifler ya bu korona şartlarında bunu yapmayalım diyorlar. Bazı şeyde Cumhuriyet Halk Parti yetkilileri de Bilim Kurulu bize onay verdi diyorlar. Yani politik açıdan sormuyorum, tamamen sağlık açısından soruyorum. Parti kurultayında bir sorun var mı? O Odeon diye bir Ankara'da daha etrafı açık bir salonda yapacaklar galiba. Ee, bilir misiniz siz orayı bir sorun olur mu? Evet Sayın Hakan biliyorum ama şöyle açıkçası yani e, hiçbir parti kurultayında bulunmadım. Ya yani özellikle de açıkçası bugüne kadar öyle çok yakın takip et yani etmedim. Onun için e, yani şartlar nedir ne değildir bir şey söylemem çok doğru değil bilmiyorum çünkü. En güzelini yapıyorsunuz hocam. Şimdi olmaz deseniz bir türlü olur deseniz bir türlü. <gülüyor> <gülüyor> Yok hayır şartlarını bilsem bilebildiğim kadarıyla yani bilim şey açıkçası şöyle virüsün özellikleri ve bizim bilimsel tarafıyla bir şeyler söylemeye çalışırım ama gerçekten ya yani parti kurultayındaki sürecin nasıl işlediğini veya ne oluyor? ama mesela bunu bizim bir bilimsel kongre olarak söyleseniz Odeon'u biliyorum şöyle dört tarafı açık hava alan bir yer. Ve siz eğer orada mesela doktor arkadaşları belli bir mesafeyle oturduk, sahnede sunum yapanı da dinleyip soruları evet olabilir. Ama bu kurultaylar sırasında insanlar iç içe geçiyor mu, birbirleriyle ne kadar yakın, diye, bilmediğim için e, ya bir şey söylemem mümkün değil. Ya o zaman şöyle, salon aslında sosyal mesafe kurallarına uyulduğu takdirde, e, ma, e, bir takım hani kurallara uyulduğu takdirde salon açısından müsait diyorsunuz ama. Kurultayın getirdiği evet. kendine özgü toplanmalar, yakınlaşmalar riski risk barındırabilir Art. yani ben, böyle söylemek ya, belki ee, dikkat de, e sayına, dikkat etmeleri gerekiyor yani kesinlikle bir de sayın Hakan şöyle de bir şey var tabii şimdi açık havalı, evet doğru bizim açımızdan avantaj ama orada şunu da dikkat etmek lazım mesafeyi biraz önce biz söylemiştik ya nasıl olacağını bir metreyle hatta iki metre denil şöyle ki mesela Bilkent e, şehir semt olarak Bilkent'te Odeon, üniversite olarak da Bilkent Üniversitesi'nin içerisinde. O Odeon'da bazen biraz rüzgar olabiliyor. Mesela rüzgar olduğunda eğer siz rüzgarı önüne oturup da mesela virüsü pozitif birisiyseniz bu sefer 2 metreye kadar bulaşabilir ve rüzgar değişken esebiliyor. Böyle bir durumda mesela oradaki mesafeyi biraz ona göre ayarlamanız lazım. Mesela benim bunu söyleme şansım var. Yani o oradaki mesafeyi bir metreden biraz geniş tutmakta fayda var. Çünkü bildiğim kadarıyla bu Biraz uzun süren bir işlem değil mi? Tabii tabii. Uzun süren bir yani, işlem. E, bütün bütün yani, bütün gün sürüyor. Metrekli, Oylamalar var. İçinde oylama var, konuşmalar var. Ya aslında dikkat etmeleri yani çok e, büyük ölçüde dikkat gerektiriyor. E, biraz fazla katılım olma ihtimali var. Onu daraltmaya çalışıyorlar falan. Herhalde dikkat edeceklerdir. Yani anladığım kadarıyla biraz sorunlu bu yüzden ertelenmesini istediler ama yapacaklar. Yani karar verildi yapılıyor. Ee, hocam çok teşekkür ederim. E, ee, Konya, Konya da var mı tehlike hocam? Konya'yı birisi söylemiş ıı, ama. Sayın Hakan son dönemlerde açıkçası vaka sayısındaki yükselme olan illerimiz arasında Konya da var. Ee, en son bugünkü değeri bilmiyorum ama o, o bakımdan o bakımdan Konya'da da e, yani dikkatli olmak aslında tüm Türkiye'de dikkatli olmamız lazım ama birkaç ilimiz biraz ön plana çıkıyor o nedenle Konya'da bu illerimiz arasında ee, mesela birkaç ilde hangi iller mesela bir Diyarbakır Şimdi, saydınız Konya İstanbul şöyle İstanbul Ankara Diyarbakır Gaziantep biraz daha ön planda Bursa biraz daha ön planda ve baktığımız zaman bunların arasında son birkaç gündür Şanlıurfa'nın da olduğunu biliyorum ben ee, bakarsak bunlar yukarıdalar. Ee, o bakımda bildik yani Konya'nın son bugünkü değerini bilmiyorum ama yani ön planda olan illerimiz bunlar, vaka sayısı olarak. Çok teşekkürler hocam. Yani bütün Türkiye'ye dikkat etmeli ama bu Tabii. iller daha da önemli yani onu onu vurgulamaya çalışıyorsunuz. Lütfen ee, evet. Çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Ee, i̇nşallah şu 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 programda yine. Ee, bir, 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 bir sonraki sefer birlikte olduğumuzda binin altını görürüz hocam. <laughs> Bütün özlemim evet. o, o, o şekilde yani. Ee, e, Sayın Hakan, umarım umarım şöyle biz bunu yapabiliriz diye düşünüyorum. Bu hafta içerisinde hemen binin altını inelim ve rakamlarımızı biraz hızlı bir şekilde gerçekten gerçekten ve o zaman da biz güzel daha güzel şeyler hep birlikte konuşalım. Çok teşekkürler kısa bir ara. Çok sağ olun efendim. E, çok, çok sağ olun. Tarafsız Bölgenin ikinci bölümüyle karşınızda olacağız. Tekrar birlikteyiz. Gördüğünüz gibi mesa mesafeler bir metreden fazla değil mi? Şöyle bir baktığımız zaman. Evet. Hatta 1.80 olarak ayarlamış şimdi. Evet öyle. Bir buçuk falan üstü. İtalyanca konuşanlara göre ayarlandı yani. <laughs> Baş hizasından baktığın zaman 2 metre rahat. Az önce var. Ateş Hoca konuğumuzdu diyor ki Türkçe konuşurken diyor bir metre falan yeter de diyor İtalyanca çok diyor şey olduğu için keskin harflerinin olduğu bir dil olduğu için. 80 falan olması lazım diyor. Bir İtalyan'la konuşurken <laughs> dikkat yani. <laughs> ha, ha, evet, ağızdan şeyli e, evet. Hamleli sert sert. Şey, evet, evet öyle dedi. O yüzden bir, hani İtalyan açısından iyi dedim. Şimdi hoş geldiniz <laughs> Mücahit Bey. Mücahit birinci konuğumuz. Latif Şimşek. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkürler. Şaban Sevinç. Hep Ankara'dandı. Evet. Hoş İstanbul'dan. Bulduk. Hoş geldiniz. Hakan Bayrakçı. Merhabalar. Merhaba. Hoş bulduk. Şaban Bey de yanmış. Evet. Yaz güneşinde. Evet, Latif evet. Bey de yanmış. Latif Zaten yazlıktaydı. <laughs> ya Yazlıktan <laughs> geliyor. Ya Hakan Bey, e, Onur, Hakan Bey'in yaşadığı bir macera var. Onun görüntüleri... Bir versene. Ya şöyle bir olay olmuş. İki kişi kavga ediyor. Tesadüfen karşılaşıyorsunuz değil mi? Kavgaya tesadüfen tanık oluyorsunuz. Tesadüfen değil. Olay şöyle. Şimdi bu vitoların, Ön tarafı şoför mahalli kapalı. Ani durdu bizim araç. Ben orada ilk defa yani iki saattir tanıdığım bir şoför var bizim Vito'yu kullanan. Tamam. Arkadan tır vuruyordu bize. Ne oldu diye cama vurdum falan. O sırada bir baktım sağdan bir adam geldi bizim cama vurdu. Şimdi şu şu adam mı? Bu ikincisi evet. Sonra şu beyaz pantolonlu olan sizin Vito'yu süren mi? Yok. O beyaz pantolonlu olan bıçaklı. Elinde bıçak Elinde var. bıçak var. Sizin Vito'yu sürene saldırıyor. Aynen. Peki siz ne yapıyor? Ya çok tehlikeli bir Şimdi şey. Ben vallahi. durdurmaya çalıştım. Şu, Önce... şu anda siz müdahale ediyorsunuz evet, orada. Bana dedi ki seninle derdim yok. Çekil dedi. Ama ben nasıl çekileyim? Yeni tanışmış olsam da orada o aracın şoförü var yani. böyle Dolayısıyla... İkna etmeye çalışıyorsunuz değil mi? Ya bırak kardeşim yapma etme falan diyorsunuz orada sanırım. Evet. Hayır önüne Belinde geçtim ama Elinde tabancada mı var? Eli Yok bıçak sağ elindeki bıçak. Abi belinde tabanca da mı belinde var? Belinde tabanca var. Belinde bu neymiş böyle bu adam ya? Tırın şoförü bu değil mi bu adam? Yok tırın değil. Önümüzdeki bir aracın şoförü bak, bak tır bize vur... çarpıyordu bunun yüzünden. Ha vurmaya da çalışıyor baya. Vallahi büyük tehlike atlatmışsınız. Bu gelen motosikletler de <laughs> ayırmaya mı çalışacaklar? Ne Onlar yapacaklar? ayırmaya çalıştılar. İkisi de şey dedi. Abi biz şahidiz bizim telefonlarını verdiler, isimlerini verdiler. Çünkü adamın bıçaklı ve tabancalı olduğunu onlar da gördü. Ee, Siz de hiç şey yapmamışsınız vallahi girmişsiniz kavganın ortasına. Geçmiş olsun. Ama o çocuğu yani o çocuğu yalnız bırakamadım <laughs> ben. Tabii o, o yakışık almaz. Yalnız bırakmamak da lazım. Çünkü ben, adamın gözleri de bir tuhaftı yani. Ee, ama bu görüntüleri kim çekiyor peki? Onu arabada Ece çekiyor. Biz arabada beraberdik. Allah'tan çekmiş. Benimle birlikte nişanlım. Ee, Peki. O da he, kayda giriyor ki bir tanı şey olsun diye. <laughs> Şimdi o beni uyardı. İmme silahı vardır dedi. Yani ben düşünemedim, o düşündü. Benim aklıma gelmedi adamın silah olabileceği. Çünkü bizim zamanımızda yani bu tip bir olay olduğu zaman öyle bıçakmış, tabancaymış. <laughs> en son devreye girecek şeydi. Daha arabaya Hadi yoluna git falan demeye gittiğimde o ilk sahnede sen ne derdim yok abi çekil dedi bana e, ben ne derdin yok ama ne benim oradaki şoföre bıçakla üstüne yürüyor ne yapacağım mecbur ayıracağım evet. ya bu, sizin şoför müydü o bizim aracı kullanan şoför o bıçak çekilen. evet ama benim şoförüm değil yani ilk defa o gün gördüm bir adam sizin aracı kullanan. Yani, evet <laughs> bindiği aracın <laughs> şoförü bindiği aracı kullanan Aynen, arkadaş yani bindiğimiz evet. aracı kullanan şoför eee geçmiş olsun. Ama Hayır cina, o da cinayette böyle işleniyor işte ya. Elinde bıçakla, belinde silah. Yani... Şimdi bir saniye aklıma şu geldi açık söyleyeyim. Ben dedim şu bıçağı şunun elinden bir alayım. Fakat bıçak komando bıçağı gibi. Yani şey e, şu sapladığınız zaman parçalayarak çıkanlardan. Hı. En ufak bir sürtmede dikişlik olacağız. Hastaneye gideceğiz yani. Bu sefer baktım teselli etmekten başka çare yok adamı. Böyle bir iknaya çalışıyorsunuz. Şöyle laf anlatıyorsunuz. Zaten onu... ne diyorsunuz orada adam? Yok şurada şurada araya giriyorum bakın. Önüne geçtim ki şey olsun diye. Yani beni aşmadan bir şey yapamayacağını düşünsün diye. Sonra ikna ederek arabasına götürdüm, bindirdim ama adam böyle biraz haplı maplı bir tip miydi ya? Böyle bir öyle bir şey. Ya haplı ya içkili olmalı. Yani bu tür bir şey böyle bir bir insanda bıçak veya tabanca olunca şey geliyor. Hani aslan kaplan kesiliyor. Cesaret geliyor. Aslında bıçak olmasa senin şoför onu perişan edecek. Aynen de, öyle. Yani. Aynen öyle. Dün sen yolladıktan sonra WhatsApp'tan görüntüler ben Twitter'da paylaştım. Hmm. Çok acayip tepki gösterdiler. Yani delikanlık bıçaklama. Aynen. Bıçağı yani bırak evet, da yani bıçaklı, git delikanlıysan delikanlı delikanlısan falan ama senin şoför onu perişan Şimdi edecek. Biz... Çocuk korkmuyor da aslında Yok, bak. Yok benim şoför değil o. Benim şoför başka. Veya arabanı kullanan. Ha, arabayı kullanan yani bir şey. Yani korkar bir hali de yok şeyin. Ben de o gün Telekantan. ilk defa gördüm o arkadaşı. Ama sorun şu, problem şu. Bir insanla 10 dakika bile yol gitseniz artık o insanın sorumluluğu sizde oluyor. Sen Sizinki de onda oluyor. Abi hiç bir yolda gitmesen, yolda böyle bir olay görsen. Ha, yolda uçakla, da dururum ben. Durursun daha önce başıma yani, geldi. Evet. Bu ders almamış halim. Biliyorum sizin başınıza ha, daha kere, önce de geldi. Bir kere evet. geldi. Evet. Bir kere de ayırmaya kalktım. Yine böyle bıçaklar. Bizim devir bitmiş. Anında bıçak, tabanca, mabanca ya. Vallahi billah. Gece e, şey abi devirde nasıldı? Ya en azından yumruklaşılırdı. Yani itişilirdi, kakışılırdı. Bir delikanlık vardı. Böyle saniyede bıçak. Ben kapıyı açtım adam tabancayı yerleştirdi, bıçağı eline aldı, çıktı. Bana da diyor ki sen ne derdim yok abi çekil diyor. Nasıl çekilim ya? Yani adam, o çocuğu onlar. Çünkü abi sen bıçağı de bıçağı hiç... saplamaya gidiyor. Böyle raconcu bir tip de yok aslında. Ee, yani gayet Gazva var var o kadar. Var mı? Var Çok mi? hani böyle Fransız mektebinden mezun olmuş piyano Sokadıbilir Hakan Bey. Ama memleket Erzurum. <gülüyor> <gülüyor> ne kadar İstanbul'da yaşamış olsak da memleket Erzurum. Tersimize bastıkları zaman biz de ben orada kendimi tutuyorum. <laughs> Adamı evet, belli saldıracaktım. Belli ama bir, ne, ne diyorsunuz adama orada? Bir böyle bir ikna Test çabası Test duyuluyor. Allah aşkına bırak şunu diyorum. Bırak, ya yapma. katil mi olacaksın? Çocuk da diyor ki garibim. O delikanlı bir olan. Bıçak olmasaydı onu döverdi o. O bıçağın e, kabadayısı. O da diyor ki iki çocuğum var. Sen şimdi beni öldürecek misin diyor. E onu iyice duydum zaten. mecbur araya girdim. O lafın üzerine o araya giriyorum zaten. Çünkü... Burada gözükmeyen kısımda iki 3 kere bıçakla hamle yaptı. Ya aslında siz hukukçusunuz, değil evet. mi? Evet. İnmeyeceksin arabadan. Yani buna bulaşmayacaksın. Tabii. Yani bu tür durumlar bu tür durumlarda kolluk kuvvetine haber vermeyi tavsiye ederim. Ama edersin. önümüzü kesti. Yani direkt yine kolluk kuvveti aranabilir o anda. Yani Yo siz e, müdahale abi ne zaman gelecek ama e, biraz evet yani sürer ama 15 dakika sürdü geldiler de 15 dakika sürdü Gelir bak 15 dakika ama değil. gereken bütün şeyi yaptılar yani, aldılar götürdüler mi İşlem yapmaları lazım e, konuyla ilgilenen az subay arkadaşımız e, orası jandarma, şey jandarma, jandarma ya. bölgesi nere burası tam olarak bileceye yakın siz İstanbul'a mı ben Antalya'dan geliyordum Antalya'dan İstanbul'a gelirken e, gece şey etmişler e, telefon açtı biz şikayetçi olduk çünkü. Ya bu çocuğa yapılan zoruma gitti benim. Ya almadılar Doğru. mı bu? Jandarma bunu almadı mı? Arama emri, savcı hemen arama emri çıkarttı. Çünkü bıçağı gördüler ya görüntüde. Tamanca da kareyi büyütünce gözüküyor bu, şu arka cebinde. Evinde arama yapmışlar, bıçağı bulmuşlar. Bıçakla almışlar adamı. Ee, i̇şte nezarette geçirmiş. Sabah mahkemeye çıkmış. Şartlı tahliye mi? Hmm. E, serbest bırakıldı hmm. Ama... Yani işte yurt dışına çıkma yasağı vesaire gibi. Tabii orada o, silahla tehdit var. Bir de ruhsatsız silahsa ki ihtimaldir. Belindeki silah. Onun işlemi de ayrı ruhsatsız tabii. Ruhsatsız zaten. Ruhsatsız. Onu bıçak öğrendim. bir anlamda silahla tehdit tabii. Bıçak bıçak silahla silahla tehdide tehdit. mi tabii girer? Tabii. Yani tabii. yani cebinde bıçak taşımak suç mu? Ee, ya onun tabii ölçüleri ölçüleri var da şimdi bıçağı çektikten sonra artık ve o hareketlerden sonra silahla tehdittir o. Ee, anlatabiliyor muyum? Yani şu da şahı şey... nerede taşıyorsunuz? Bir Ormanlık alanda değilsiniz. Siz otobanın ortasında bıçakla belinizde dolaşamazsınız vatandaşı yürürken üzerine de. Öyle bir şey evet. olmaz. Arabanızdan inip de. Olmaz. Evet. olmaz. Silah da muhtemelen ruhsatsız. Muhtemelen ruhsatsız. Evet. İlginç bir şey söyleyeyim mi sana? Evini basan insanlara villada da sopası alıyorsun ya eline <laughs> silahla şeyden yargılanıyorsun. villa da sopası silah oluyor. Tabii. Aynen tabanca ile hiçbir farkı yok. Burada da işte Mücahit Bey onu söylemek. Evet. Galiba, doğru. Değil mi? Yani evet. O tabancadan bir farkı kalmıyor. Silah yani. tabii kalmaz. Ama doğru olanı yapmışsın. Çünkü bindiğin arabanın şoförü. Yani ben olsam ben de inerdim. Ahmet Hakan olsa o da inerdi. Ben ya. de inerdim. 100. Yani... Atılırdım yani. Olmaz. Şimdi tabii zaten hayır o. Gerçi hani sınanmadan böyle atıyoruz ama yok yani, yok <laughs> siz siz sınanmış yok inersiniz canım yani, yani... Bu, bu böyle bir durumda mecbursunuz yani şimdi o ben ilk yoluna git kardeşim hadi e, çık barabandan dediğimde e, görüntünün ilk sahnesinde var. Beni ittiriyor. Derdim seninle değil, çekil abi dedi bana. Siz tanı tanıdı mı Hakan Bey? Tanıdım adam. Adamın gözleri böyle o kadar Kaygan ki yani hmm. ya hap içmiş ya içkili. Onu Tanıma fark pozisyonda edemedim. değil yani. Evet onu fark edemedim. Evet. Tanıyıp tanımadığını da anlamadım. Hmm. O anda onu düşünmüyorsunuz yani Doğru. beni tanıdı mı tanımadı mı falan diye. Sesler o... bir verilebilir aslında ses var değil mi? Var var ses Hiç var. Bir şey ee, yani bir şey ben bildiğim kadarıyla sakıncalı bir şey de yok seslerde. Yok seste sakıncalı bir şey yok. Sesi verebiliyor Yok hayır sadece Hı -hı. tabii tabii Hakan'ın Konuşmaları var orada İl ilginç yani. Asıl ilk adam, adam kavga ediyor. Ey! Kavatto. Hayır hayır hayır. belinde silah var. Var. Silah var, silah var. de bıçak var görüyorsunuz. Ve büyük bıçak, komando bıçak. Yani ben onu anında gördüm. O... Ya Bu adamın toplumun içine girmemesi lazım ya. Bu kadar tehlikeli bir adam. Evet, evet. Silahla, de, bıçakla. Çocuğa devamlı ağır hakaret ediyor orada. Küfür ediyor. Tabii devamlı ediyor. O çocuk zor zapt ediyor. Zaten yani, çocuk dalıyor bak arada bir. Ip... Arada bir dalmaya çalışıyor. Fakat ben... Bu saplama niyetinde olduğunu anlayınca araya girdim mecbur. Şu motosikletliler de girdiler mi devreye? O onlar geldikten sonra. Yani onlar da ya yapmayın etmeyin falan girdiler. diye girdiler mi? Girdiler. hakikaten. Helal olsun ikisine de. Hatta ikisi de telefonunu da verdi. Olayı gördüler çünkü. Ya biz şahitlik yapmak Biz isteriz. şahitlik yapmaya razıyız dediler. Şey, şey e, telefon verdiler. E, i̇kisi de hem de hemşerisi aynı yerde Osmaneli'ymiş ikisi de. Aynı Motosikletler mi? Tabii. Motosikletler tam onun onun şeyi çıktı. Ee, bu adam oralı yani öyle mi? Oralı oralı. Ha, oralı. oralı. Şimdi bakınız ben e, hani bir insanın kabadayılıktır, ve bir, bir sertleştir, şudur budur. Ama elinde bıçakla kabadayılık bu mertlik değil abi. Sen birine kabadayılık yapacaksan ki ben onu dövdürmezdim. Yani bizimki bizim şoföre de engel olurdum. Ama Direkt, eşit, eşit şartlarda olacak. Heh, bıçağın kabadayısı bu. Bıçağın. Çünkü Tabii. çocuğun gözü sürekli onun bıçağında. Ve diyor ki bak iki çocuğun var sen onu bana saplayacaksın mı şimdi diyor. Ve 3-4 kere savurdu saplamak üzere. Evet. O, o zaman mecburi aldım. Başka bir görüntüde de çekmiş acaba ama şey yapamayız şimdi. Yani o yok elimizde. Bu ilk çıkışı. Şu nasıl bakar mısın yani nasıl? Yani bizim toplumda artık böyle bir öfke kontrolü problemi var ya. Hemen bir öfkelenme hemen ne olabilir yani trafikte diyelim ki hatalı davrandı kaldı ki davranmamış bile yani. Değil değil içkiliydi muhtemelen ya da bir derdi var adamın. İçkili yani olmayan bir akademik problemi akademik. var. Yo, yoğun stres var yani. Psikolojik şey, şey, evet. şey var. Psikolojik. Normal değildi davranışlar yani böyle bir sinir olamaz. Ondan önce arkadan tır çarpıyordu bize önümüzü kesti. O Peki yani sizden ne istiyor? Derdi ne? Sizden ne derdi ne? Şimdi ben uyukluyordum arka tarafta açıkçası. Yani detayı çok bilmiyorum ama bizim çocuk bana anlatırken yalan anlatacak hali yok. Yani ihtiyacı da yok çünkü. Olay bittikten sonra çünkü anlattı bana. Ee, yolun önünü kesmiş. Bunun önünü kesmiş. Da Çok düzgün gidiyor. Biz uyuyoruz muyuyoruz diye sallamıyor araba. Yavaş gidiyor. Ben gözümü bir açtım, birisi geldi, cama bir yumruk attı. Ha, hmm. okay. Arkasından e, ne oluyor falan, ben indim, gittim, hadi yoluna git kardeşim falan diyeceğim. Daha kapıyı açtım, zaten ilk görün ilk sahnede var, beni itiyor. Şu anda görünüyor işte, evet. O ittiği sahnede bana sen karışma, senle derdim yok dedi. Sizi hakaret etti mi? Yok, yok, bana hiç hakaret etmedi. Ee, senle derdim yok dedi bana. Benle derdin yok ama benim yol gittiğim adam sonuçta hayatımda ilk defa görüyor olsam Doğru, da. Doğru tabii. Yani ben orada benle derdi yok eli de bıçaklı bekleyeyim yapamam yani. Ona şey yapamam öyle bir davranamam. Hayatım boyunca davranamadım yani başımıza da geldi bir şeyler de işte. Daha önceki olay da böyle bir şey miydi sizin başınıza gelen? Yok orada direkt omzuma çarptılar daldılar direkt. O bir saldırıydı O yani. bir saldırıydı. Yine orada da birkaç kişi birden saldırmış. Beş kişi. Beş kişi beş saldırmıştı. Kişi. Yani o da delikanlıya bir yakıştı. ya da iki kişiye gücüm şu yaşta bile yetebilir ama beş kişiye kimsenin gücü yani, yani tek lazım o. O da delikanlığa yakışmaz yani bir kişiye beş kişi saldırmış. Ama Allah'tan bakın o beş kişi olmalarına rağmen hiçbirinde bıçak, tabanca hiçbir şey yoktu. O planlı bir saldırıydı ama zaten de planlı be? bir saldırı. Planlı bir saldırı. Adam önce bir omuz atmış. Ha. Ne dedi omuz atınca? Burada bir tek yürü do, ben refleksle pardon kardeş dedim. O çarpıyor. Ben pardon dedim. Çünkü dalgınım, başka şey düşünüyorum. Ne diyorsun lan filan diye güldü. Ha, okey. Şimdi ya buradaki sıkıntı şu. Ben e, yani uykudan uyanıyorum. Birdenbire bir olay var. Adam kafayı yemiş gibi elinde bıçakla gidiyor. Şimdi bir yandan bıçağa bakıyorum. Bıçak en tehlikeli bıçaklardan. O bıçaklar girip çıkarken parçalayarak çıkıyor. Dikişi zor tutuyor bıçakları. Oluklu bıçak. Ha. O sıkıntılı bıçak o. Şimdi avcı bıçağı. Aynen. İkimizin çocuğun da gözü, e, arkadaşın da gözü bıçakta, benim de gözüm bıçakta. Çünkü orada araya e, rastgele hamle de yapabilir. Gözler kaymış böyle. Ama... Vallahi Hakan Bey, ee, çok çok geçmiş olsun. Sağ olun. Yani gerçekten ciddi bir olay bu. Yani i, ucuz atlatmışsınız. Sağ olun. Ee, buradan sağ ol. e, şey, yani bu böyle tiplerin gerçekten toplum içinde dolaşmaması lazım. Onu da söyleyelim. Evet alabiliriz görüntüyü. Şimdi gelelim e, günün Türkiye'de en çok tartışılan konusu e, Ayasofya. Her açıdan konuşmak istiyorum Ayasofya'yı ibadete açıldı e, tepkiler var yani e, olumlu tepkiler var olumsuz tepkiler var herkes bir şey söylüyor. E, muhalefet cephesine baktığımızda şöyle bir durumla karşı karşıyayız Orada e, bir mesela muharemice e, yani olumlu bir yaklaşım sergiledi... <laughs> Ayasofya'nın ibadete açılmasıyla ilgili olarak Kılıçdaroğlu "Açıyorsanız açın. Yani bunu siyasi rant alanına dönüştürmek kadar büyük bir yanlış yok ama biz muhalefet etmeyeceğiz." dedi. Etmiyorlar da. Cumhuriyet Halk Partisi'nden öyle bir sert sert ya da yumuşak herhangi bir muhalefete yönelik bir çaba görmüyoruz. Temel Karamoğluoğlu memnun. Meral Akşener, Erdoğan Ayasofya'yı ibadete açmaz açamaz demiştim ama yanılmışım hayırlı uğurlu olsun diyorum Erdoğan'ı tebrik ediyorum dedi o da olumlu bakıyor Mansur Yavaş olumlu bakıyor Ekrem İmamoğlu'na çevrildi gözler İmamoğlu 2-3 gün bir açıklama yapmadı en son hem bugün Hürriyet'te hem de bir başka gazetede demeci yayınlandı Ekrem İmamoğlu'nun İmamoğlu diyor ki e ben benim açımdan diyor burası diyor fikren işte zihnen e, camidir zaten diyor. Ee, eğer bu değişiklik benim ülkeme milletime hem maddi hem manevi zenginlik katacaksa milyonlarca işsizin derdine derman olacaksa e, dünyada ülkeme saygınlık ve muhabbet kazandıracaksa ben bu kararın sonuna kadar arkasındayım diyor. Bir de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir yıl önce Ayasofya ile ilgili söylediği sözleri de yazıp bu ne çelişkidir diyor. işte o zaman Erdoğan buranın açılmasının problemler doğurabileceğini dünyada söylemiş. Onu hatırlatıp ne oldu diyor bu problemler bitti mi diyor. Yani İmamoğlu böyle tam bir destek de vermiyor. Tam bir hani muhalefet de etmiyor. Böyle bir ama hani bir huzursuzluk da var sözlerinde. Tam bir yere oturtamadım ben. Böyle bir gri alanda duruyor İmamoğlu. Şey böyle, portre böyle. Muhalefet portresi, cephesi. Şimdi konuklarımız bu yaklaşım tarzlarını, muhalefetten gelen bu yaklaşım tarzlarını nasıl yorumluyorlar? Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin muhalefet etmemesini, İmamoğlu'nun böyle biraz gri alanda kalmasını, Meral Akşener'in destek vermesini, Mansur Yavaş'ın destek vermesini, Muharrem İnce'nin destek vermesini nasıl yorumluyorlar? Başlayalım. Kimle başlayalım? Latif Latif Şimdi başlıyor başlayalım. E, birincisi şöyle. Cumhuriyet Halk Partisi'nin hiçbir zaman kuruluşundan bu yana e, Ayasofya gibi bir derdi olmadı. Yani bunu kabul etmek lazım. Çünkü e, zaten seküler e, yaşam biçimine destek veren e, bir parti. Elbette ki içinde Anadolu'da ben çok sayıda CHP'li muhafazakar olduğunu biliyorum ve tabanda Ayasofya'nın e, yeniden ibadete açılmasını gözyaşıyla, alkışlarla karşılayan pek çok CHP'li olduğunu biliyorum. Ama yönetim bazında e, CHP'nin böyle bir derdi olmadı. Kimindi bu dert? İşte e, belki Adnan Menderes'indi bilmiyorum ama Adnan Menderes döneminde böyle bir girişim oldu mu? Ama, Ondan sonra... Bir dakika, bir dakika ama muhalefet de etmiyor, itiraz da etmiyor. Şey CHP mi? Evet Pesteyim. CHP. Şimdi yani belki Ayasofya gibi bir derdi. E, şu muhalefet değil midir ama mecliste e, Ayasofya çünkü Türkiye için önemli bir konu. En azından bu ülkenin yüzde sekseni için çok önemli bir konu. Mecliste bu karar açıklandığında AK Partililer, İYİ Partililer, Milliyetçi Hareket Partililer ayağa kalkıp alkışlıyorlar. CHP'liler de oturdukları sıradan alkışlayabilirdi en azından ee, şimdi CHP ne şiş yansın ne kebap yansın diyor. Çünkü e, Türkiye'de siyaset yapıyorsanız e, Ayasofya'yla ilgili e, en azından 2023 seçimlerini düşünüyorsanız Ayasofya ibadete açmaya ne gerek vardı diyemezsiniz. Ne olur dersen? E, çünkü dersen o zaman Cumhuriyet Halk Partisi'nin son yıllarda takip ettiği politika başa döner. Çünkü CHP... Ee, Ekmelettin İhsanoğlu'yla birlikte başlayan Mansur Yavaş'ın adaylığıyla devam eden... E, ...Abdullah Gül'ü çatı adayı olarak e, göstermeye kadar giden süreçte muhafazakar kesimin oylarına göz dikti. Yani ha, e, o oyları alabilmek tabii, için Ayasofya konusunda muhalefet edemez. Tabii Ekrem İmamoğlu nasıl ki seçimlerden önce çok muhafazakar bir e, çizgide gitti işte dini figürleri, dini referansları ön plana çıkararak muhafazakarlardan oy alarak belediye başkanı olduysa CHP'de aynı taktiği gidiyor bir süredir. Dolayısıyla karşı çıkamaz ama CHP'den işte birkaç isim hariç Mehmet Bekaroğlu o da eski milli görüş geleneğinden gelen sonra CHP'de siyaset yapan bir isim. Onun bir mesajı var, alkışlayan bir mesajı. Muharrem İnce'nin Davet edilirsem o da çok ilginç geldi bana giderim cuma namazına diye davete gerek yok yani böyle bir protokol oluşturmaya da gerek yok orada Muharrem İnce böyle bir şey söyledi ama onun dışında Kemal Kılıçdaroğlu'nun söylediği CHP'li diğer yöneticilerin açıklamaları yani açarsanız açın bizi çok da ilgilendirmiyor türünde bir yaklaşım açarsanız size muhalefet etmeyiz zaten Kemal Bey açık açık söylüyor. Yani bunlar istiyor ki diyor bunlar Ayasofya'yı açsınlar biz karşı çıkalım Ayasofya'ya sonra bunlar desinler ki işte bu CHP zaten dinsiz imansızdı bakın görüyor musunuz desinler. Yok diyor biz akıllandık artık onu yapmayacağız diyor e, Kemal Bey ve yapmadılar da. Ama özde e, CHP'nin Ayasofya ibadeti açılmasa taban bazında konuşmuyorum e, yine yönetim bazında daha memnun olacağını düşünüyorum ben. Peki Şaban Bey katılıyor musunuz? Katılmıyorum tabii ki. Çünkü ya buradan şimdi Latif'in de sözlerini anlıyoruz ki ya biz I yani iktidar biz Ayasofya'yı açalım da muhalefet karşı çıksın. Sonra işte bu zamana kadar yaptığımız gibi işte bu muhalefet böyle, bu CHP zihniyeti böyle diyelim şimdi diyelim diye bir bir kurgu herhalde şimdi Latif'in ifadelerinden çıkıyorum. Kılıçdaroğlu bunu söylüyor. Ben söylemiyorum. Yani şimdi Sayın Kılıçdaroğlu onun doğru olduğunu da söylemiyorum. Sayın Kılıçdaroğlu'nun açıyorsanız açın. Diye açıklaması var. Yok yok şey dedi. Hayır dedi. benim söylediklerimi söyledi. Hangisini? Hayır bu işte istiyorlar ki biz <laughs> karşı çıkalım. Ha, evet evet. Bunlar onu, da tamam. E, tamam. politik malzeme. Bunu söyledi yani. Ya, yani. Söyledi yapsınlar. biliyorum biliyorum evet. söyledi. Söyledi ama sonra şunu da söyledi. Sen mesela Aç memnun musun Ayasofya'nın açıldığından? Değilim. Değilsin. Değilim. Niye değilsin? Neden Mesela şimdi ben şu, onu merak ediyorum. Şimdi şöyle bir şey var. Yani 1500 yıl yaklaşıklık bir yapı ve bugün bile... Dünyanın herhalde en muhteşem ibadet yerlerinden birisi değil mi? Yani bir, Evet. yani gerçekten muhteşem bir yapı eser. 1500 yıllık. Bir hakikaten bir dünya kültür mirası, bir insanlık mirası. Bizim hükümranlığımız altında 1453'ten beri. Bizim zaten, bizim. Yani şimdi burayı bunun üzerinden tekrar bizim burası bir daha diye böyle ilan yapmak. Yok ben orada namaz kılacağım. İşte ne bileyim müze olarak tutmayacağım. ibadet yapacağım. Hani şey e, sanki camimiz yokmuş gibi. Hatta Ahmet Bey bizim mevcut camilerimize de hani Mimar Sinan'ın eserlerine işte o Sultan Ahmet'e onlara da Fatih Camii'ne Eyüp Sultan'a yani o bölgedeki camilere de bir hakaret bu yaklaşım. Gerçekten öyle görüyorum. Ya bizim de kendi hani Osmanlı'nın ve Türkiye Cumhuriyeti'nin çok hakaret, güzel çok anlamadım. güzel ibadethaneleri var, eserleri var. Nasıl bir hakaret? Ya yani şöyle nasıl şöyle bir, hakaret? Hak, Şu anlamda bir hakaret. Yani Ayasofya'yı an... cami Hayır. olarak ibadet açmak mı hakaret? Hayır, şu anlamda bir hakaret. Şu anlamda bir bir kompleks diyeyim. Ya bizim elimizde sanki hani Ayasofya ayarında bir ibadethanemiz yok, bir camimiz yok. İlla ben Ayasofya'da cami şey e, hani ibadet yapacağım, Ayasofya'da namaz kılacağım, oraya ibadete açacağım. Ya orası zaten senin kardeşim, zaten Ayasofya e cami. Tamam de var. ibadete açıyorum ya, ben. Latif bir dakika. Bir Hayır dakika. yani bunun sakıncası ne? Ben Sak, sana sakıncası işte soruyorum. Bak sakıncası dedim ki, ne? Sakızcası niye karşısın dedim? Bak şimdi o <gülüyor> zaman <gülüyor> sorayım yani. Bir dakika. Ayasofya <laughs> bir sembol <laughs> Şaban. Neyin <laughs> sembolü? Neyin sembolü? Fethin sembolü. Tamam fethetmişsin zaten senin. Tamam fethetmişsin. 576 yıl sen orayı cami tamam. olarak kullanmışsın. Evet. Fatih Sultan Mehmet de vakfiyesinde buranın ilelebet cami olarak kalmasını e, istemiş. Öyle bir vakfiye yazmış ki bugün evet. elimizde. Evet. Sonra 1934'te burası bir şekilde müzeye çevrildi. Bir şekilde değil o zaman. Atatürk'e konuyu burada, getirmeyelim ben, ama hiçbir Atatürk e şekilde. Atatürk'e getirmeyeceğim ama ha. dönemin bakın 1934 yılında Bakanlar Kurulu o kararı alırken. Evet. Dönemin burada e, Başbakanlığın dava üzerine Danıştay'a verdiği savunmada da var dönemin ulusal ve uluslararası koşulları diyor Türkiye Cumhuriyeti'ni o zamanki hükümeti orayı müze yapmaya şey yaptı diyor. Neymiş Sen, o koşullar? Sorun. İşte ya şimdi burada detaylı anlatmayayım mı? Ama mesela hemen şöyle, şöyle mesela de... Montre Montre Boğazlar çok, sorunu yaşıyor. Çok Türkiye. özür dilerim. Çok, pardon, çok özür dilerim. Hı hı. Mesela şunu anlayışla karşılayabiliriz. Dönemin ulusal ve uluslararası koşulları o dönemde, hı hı. o konjonktürde caminin müzeye çevrilmesini gerektirmiş olabilir. Hı hı. Eğer temel tez buysa, bugün de çıkarlar derler ki, bugünün konjonktürü de buranın müzeden camiye çevrilmesine pekala elverişli derler. Yani bu bir temel tez olamaz. Yok, o anlamda söylüyorum. Temel tez değil. Bu oranın hani latif dedi ya işte, Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u fethettikten evet. itibaren hemen camiye dönüştürmüş ve işte yaklaşık 500 yıl cami olarak kullanılmış da niye 1934'te müze yapıldı? Ya ben hani Yok, işte ben tamam, o, ama da, o işte o arada Osmanlı İmparatorluğu şimdi ben işte, söyleyeyim ona san, Ahmet Hakan. Bir de laki, şimdi, bir dakika, bak tamam tamam öncesi dakika. var. Efendim? Zaten aslında İstanbul e, İngilizler tarafından işgal edildikten sonra hı hı. ve tekrar e, 23'te e, terk edildikten sonra e, Ayasofya ile ilgili zaten İngilizlerin ve Batı'nın e, bazı düşünceleri olduğunu görüyoruz. Mesela Murat Bardakçı yazdı. Ee, 1923'te bir İngiliz gazeteci e, önce Papa diyor Ayasofya müze mi yapın diyor. Evet, önce Papayı ziyaret ediyor. Sonra Atatürk'e geliyor 1923'te. Papa'nın mesajlarını getiriyor. Hatta Papaya diyorlar ki Atatürk'e diyorlar ki müze değil kilise yapın tekrar Ayasofya'yı diyorlar. Atatürk asla diyor bunu kilise yapamayız. Belki diyor işte batılı dostlarımızla bir iyi niyet gösterisi olarak burayı müzeye çevirebiliriz diye o dönemde 1923'te verdiği röportaj var. Bu kadın gazeteci ismi de burada var. Neyse önemli değil. Ee, evet. Diyor ki 28'de bir kitap yazıyor ve bunları açıklıyor. Murat Bardakçı açık açık yazdı bunu. Hı hı. Yani o dönemde Atatürk'ün üzerinde Ayasofya ile ilgili bir baskı olduğu belli. Tamam Atatürk 1934'te burayı günün konjonktürel akışı nedeniyle şartlar nedeniyle e, müzeyi müzeye çevirmiş olabilir. Ama bugün geldiğimiz noktada Tayyip Erdoğan da diyor ki bizim artık diyor hiç kimseden bir çekincemiz yok. Biz o dönemde değiliz. Aradan 100 yıl geçmiş. Biz egemenlik e, hakkımızdır. Kimseye hesap vermek zorunda da değiliz. Ayasofya'yı milletin çoğunluğu istediği için ibadete açıyoruz diyor. Ve Bakanlar Kurulu kararıyla alınmış bir kararı Danıştay iptal ediyor ve Tayyip Erdoğan da Cumhurbaşkanı olarak imza alıyor, ibadete açıyor. Hepsi bu kadar basit. Bu kadar basit. Şimdi e, demin dediğim yerden yani kaldığım yerden devam etmek istiyorum. Ayasofya, Ayasofya, Ayasofya böyle çok kutsandı burası. Tamam, kutsal da bir yer ama e, yani illa ben orayı cami yapacağım. Hani sanki Türkiye Cumhuriyeti'nin ve Osmanlı'dan kalma ve Türkiye Cumhuriyeti döneminde yapılmış şeylerimiz yokmuş gibi. Ya orayı yokmuş. cami yapacağım derken 1453'te Fatih'in iradesidir ve mülkü. Tamam tamam. Ve vakıf yok, senediyle cami olmuş. Tamam 34 e biliyorum. 34'e kadar ama da zaten ama cami. Şunu da, şunu da şey yapalım. ayrıca özür şunu dilerim. Şunu da derim. unutmayın. Şey de Osmanlı İmparatorluğu, Osmanlı İmparatorluğu, Osmanlı bir, İmparatorlu İmparatorluğu İmparatorlu 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 kendi hukukuyla birlikte ortadan tamam. kalkmış. Ülke hayır, işgal, hayır, hayır. Cami, konusuna bir açıklık getirelim. Tamamen yanlış söylüyorsun. Bir, bir dakika. Hadi. Bir evet. şey söyleyeyim de. Yok. 1936'da Atatürk'ün Ayasofya'nın tapsunu tescil ettirdiğiyle ilgili bir belge var. Ee, Atatürk 1936'da burayı müze olarak değil e, Ayasofya cami kebiri olarak tapuya tescil ettirmiş. Ben de bunu diyorum ki Atatürk eğer gerçekten böyle bir tescil yaptırdıysa ileride burayı siz tekrar cami olarak açabilirsiniz mesajı vermek istiyorum. Ya olabilir canım Atatürk'ün hani Atatürk'ün ben Atatürk üzerinden bakmıyorum olaya. Gerçekten Atatürk üzerine Atatürk demagojisi yapmak istemiyorum. O o günün koşullarında işte Montreux Sözleşmesi öncesi 1934-36'da Montreux var biliyorsunuz. İkinci Dünya Savaşı geliyor. Hitler ve Mussolini işte şey e, Sovyetler hem boğazlarda söz hakkı istiyor. Yani 80 yıl öncesinin poli politik ortamlarında alınmış bir belki işte Mustafa Kemal'in e, aldığı bir karar ve müze yapılmış. Şimdi müze yapıldıktan sonra bakın 1985'inde bu şey Danıştay Savcısının Gerek Ahmet Bey iki cümle okuyayım mı müsaadenizle? Diyor ki Danıştay savcısı dava reddedilmeli yani müze olarak kalmalı diyor öz itibariyle. şöyle Kaç diyor. Yıl, e, karar yılı 1980. Şey, yeni yeni yok, karar o, mı söylüyorsunuz. Yok yok şey 1985 UNESCO listesine alınma. Yeni kararda söylüyorsunuz savcının mütalaası. E, evet e, evet. Yeni kararda, savcının mütalaası. Tamam. Savcının mütalaası reddedilmesi yönünde. yönünde veriyor mütalaasını. Şöyle diyor. Bak şimdi UNESCO atıfta bulunarak e, Danıştay Savcısı Aytaç Kurt'un mütalaası söz konusu sözleşme hükümlerinin bir gereği olarak Dünya Miras Listesi UNESCO'ya bağlı Dünya Miras Komitesi tarafından belirlenerek bulundukları ülkenin devleti tarafından korunması garanti edilmiş, devlet tarafından korunması garanti edilmiş doğal ve kültürel varlıkları göstermektedir. Böyle bir liste oluşturmadaki amaç, yani kültür miras listesi oluşturmadaki amaç, tüm insanlığın malı olan değerlerin korunmasında uluslararası arası işbirliğini mümkün kılmaktır. E, düzenli olarak yenilenen liste de filan falan diyor. Kültürel bir miras Yani taşıyan İstanbul tarihi alanları 6 Aralık 1985 tarihinde Dünya Miras Listesine dahil. Şaban edilmiş. Bey ben bu televizyon programında bir metin okunması <laughs> hiç hoşlandığım bir <laughs> ya şey ya şeye değildir. getirmek istiyorum. Ne, ama nedir yani? İzleyici yani. kaçıyor. Ya yani şey Türkiye, Yo, Türkiye de Cumhuriyeti yani, Devleti 1985 yılında UNESCO demiş ki sen buraya hani e, dünya kültür mirası olarak şey yaparsan, tescil edersen biz burayı bu haliyle korumayı garanti ediyoruz demiş. Yani bütün insanlığın ortak değeri. Tamam benim hükümranlığım, benim egemenliğim altında doğal olarak. Ama bütün insanlığın bir şey, ortak bir değeri. Artık hani cami mi, yani şey mi, kilise mi falan onda o tartışmaları aşmış Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve demiş ki ben bunu garanti ediyorum bir dünya kültürü tamam, mirası cami olması o garantiyi Ama bakın kaldırması. şimdi şimdi bakın şimdiden şeyler konuşulmaya başlandı. İşte malum hani İslamiyet'te fotoğraflar ve işte freskler, heykeller önünde namaz kılınamıyor. Efendim, namaz kılınırken rekat namazları kılınırken ya da cuma namazı kılınırken lazer ışıklarıyla kapatılacakmış Hazreti İsa ve Meclis'e şeyleri. Perde veya. Presleri ya da perdeyle. E doğru olan sonra o. kaldırılacak mı? Yani evet. ne gerek var buna diyorum ben de. Kardeşim Ama ne ona ne karar, karar var verecek olan. Allah aşkına yani Sultan Sultanahmet'te kılınsın namaz. bakın Çamlıca Camii var. Bir dakika Şaban Cevabı mi? çok basit onun. E, şimdi hukukçu gözüyle bakıyorum. Ne gerek var? Bu bir fıkıh meselesidir. Ne gerek olduğu. Çünkü orası bir ibadetgah olacağı için e, tabi olunan fıkıh neyse ona göre Diyanet İşleri, e, Din İşleri Yüksek Kurulu Gereği neyse ona göre orada muamele yapacaktır oraya. Ama zarar o, vermemesi lazım. Herhalde yok. Zarar varar yok. Ya yani lazer ışığının ışığını da zararı olmaz. O perde de üstünden bir elektronik perde düşünün. Peki neler evet. kalkar? Buna gerek perde. var mı Mücahit Bey Bir ben e, bir genel bir portre yani şu sorunun cevabı da O'dur yani. Bu yüksek kurulu. Ha diyor ki buna ne ihtiyaç mıdır bu? Yani orada namaz kılma ihtiyacı var mıdır? İbadetgah ise eğer camiye çevrilmişse ne yapacağız? Ne Ama yapacağız orada? Ama o zaman heykeller var. Yani Ayasofya'da konser düzen, düzenleyecek evet, halimiz evet, tamam. Var. Ama yani orada bir camiye ihtiyaç var mı? Mesela Sayın Cumhurbaşkanı geçen yıl demişti ki önce karşısındaki Sultan Ahmet'in devlet yönetimidir. Demiştim. Ona geliriz. Her şeyi İzler. her şey izah vardır var. ya. Böyle her şeyin bir izah Devlette ya? Ee, Atatürk zamanındaki konjektürleri değerlendiriyorsunuz, onu sebep olarak söylüyorsunuz. Fakat son zamandaki konjektürü mesela konjektürü göz ardı ediyorsunuz. Sayın Cumhurbaşkanı o zaman öyle söylemiş, bu zaman böyle söylemiş lafzını konjektürel olarak niye değerlendirmiyorsunuz? Onu Yok. da konjektürel olarak, olarak değerlendiriyorum. Ama önce Sultan Ahmet'i doldurun dedi. Sultan Ahmet evet, tamam işte oldu, onu, onu söylüyorum ben. Sonra 60 bin kişilik çamlıca yani cami devlet yönetimi, yapıldı mesela. Devlet yönetimi biraz da böyle bir şeydir Ahmet Bey. Yani e, o zamanki şartlar e, oluşmamıştır, olgunlaşmamıştır. Bu aynı bir zamanda yıl önce uluslararası. Bir, bir yıl önce olgunlaşabilir, Olabilir, olabilir. olabilir. Ama, olabilir. Bir, şu, uluslararası meseledir bu aynı zamanda. Bakın Batı korosu her zaman gibi ayağa kalktı. Neden ayağa kalktı? Müzelere meftun olduğundan değil. İslamofobi mantığı çerçevesinde ayağa kalktı Batı korosu tekrar. Onu geliriz. Devam edeyim mi? Lütfen. Şimdi e, ilk önce bir hukuki temeli koyalım. Çok sıkmadan hiç metin okumayacağım. Bu e, bir Danıştay kararı var. Meselenin siyasi ayağı var, yargı ayağı var ve aynı zamanda konjöktürel bir ayağı var meselenin. Ve dini ayağı da var. Bunların birisini eksik bırakırsak Ayasofya meselesini anlamayız. Tıpkı Fatih Sultan Mehmet Han Ayasofya'yı camiye çevirme iradesini sergilerken nasıl bu dört ayağın dördü de vardı, e, bu aynı zamanda Vatikan'a bir sinyaldi, siyasi ayağı. Dini ayağı neydi? Müslümanlar istifade etsin. Peygamber Efendimizin o müjdelediği şehri alıyor... İlk ziyaret ettiği yer Ayasofya'dır Fatih Sultan Mehmet Han'ın. Ve orada din ve vicdan özgürlüklerini bağışlıyor Bizanslılara. İçeriye sığınmışlar. Ayasofya'nın ruhaniyetine onlar da inanıyor. Onlar için de kutsal bir mekan. Ve Fatih orada bir irade sergiliyor. Diyor ki diğer şeylere dokunmam diyor ki dokunmamış hakikaten. Yani İstanbul adeta bir bu Hristiyan vatandaşlarımızın diğer inançlara sahip olan vatandaşlarımızın bir potporisi ve ibadetlerini... Çok rahat yaptıkları dünyada yegane ülkelerden ve yegane kentlerden birisi İstanbul'dur. Bak bu çok net. Şimdi giriyor içeriye ne diyor Fatih Sultan Mehmet Han? Din ve vicdan özgürlüğünüz benim e, şeyim altındadır. Teminatım. Teminatım altındadır diyor. Ve dolayısıyla din ve vicdan, vicdan özgürlüğünü tanıyor. Bakın orta çağ. Orta çağda bu şekilde tanır. Yani burada bir anayasal güvence olmaz. Şimdi... Bu ilk önce bir fetih nedir? Fatih nedir? Fatih neden Ayasofya'yı e, şeye çevirmiş? E, camiye çevirmiş? Bunu bir algılamamız lazım. Yani Al, diğer lazım. camilere müsaade edin. Mücahit Bey. Diğer camilere dokunmadan Fatih'in isabet olarak tam isabet Ayasofya'yı neden camiye çevirdiğini bir algılamamız lazım. Dolayısıyla sanki yeni bir şeymiş gibi, sanki burası hiç cami olmamış da e, şu andaki hükümet zamanında burası camiye çevrilmiş gibi bir tartışma yapmanın ben e, biraz gerçek dışı ...ve hayal ürünü bir tartışma olacağı rasyonel temelin olmayacağı kanaatindeyim. Ben açıkçası Ayasofya meselesini ne İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı e, nezdinde... ...ne Cumhuriyet Halk Partisi nezdinde, ne Cumhuriyet Halk Partisi yetkilileri nezdinde... E, ...bir izahının e, tartışma konusu yapılmasını da açıkçası çok haksızlık olarak bulurum Ayasofya Ne demek? Hiçbir şey anlamadım. bu. Şu. Ne demek yani, istiyorsunuz? Şunu söylüyorum. Ayasofya camisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ne demiş? Cumhuriyet Halk Partili yetkililer ne demiş? E veya işte e, şu partinin yetkilileri ne demiş? Minvalinde tartışılacak bir olay değildir. Nasıl Ondan tartışılır? çok daha büyük bir olaydır. Ayasofya'nın açılması hadisesi. Nedir? Ne, Ayasofya'nın ne, zincirini sizce, kırma hadisesi. Ne, ne, ne anlam yüklemek lazım? Ülkenin bir kısmı Ayasofya'nın zincirini kırma hadisesi ülkenin bir kısmı için adeta ninlidir, ninni. Yani Beşik'te öğrenilen bir e, hadisedir. Ayasofya'nın açılması hikayesi. Yani bu slogan vardır. Bilir misiniz siz? Ay, şey zincirler kırılsın Ayasofya açılsın diye. İşte Sayın Cumhurbaşkanımız da iç, Cumhurbaşkanımızın da içeride olduğu o siyasi hareket, o manevi manevi e, maneviyatçı milliyetçi kesimin bir hülyasıdır. Sadece onların da hülyası değildir. İslam aleminin yekününün çok büyük eksiletini bir hülyasıdır. Şu anda çok Ama ciddi. Ama Bey, Buyurun. bu hülyayı e, görmeyen, bu rüyayı görmeyen, e, bu heyecanı taşımayan insanlarımız da elbette var. ki elbette olabilir. Yani. Tabii ki olabilir. olacak. Tabii Onların ki olabilir. da bu konudaki görüşlerini on, ortaya koymalarını dinleyeceğiz. Yani bir tartışma yapabilmemiz için onlar da bir Doğru. şeyler söyleyecek. Ama yani. temelli. Ama temelli olacak. Ya, tabii ki. Temelli, temelli olmak Kendi, kendi cephesinde yani, yani e, Sayın Cumhurbaşkanının şeyin bakış, bulunduğu yani, siyasi cemaattan mü, anlatıyor. Bey'in Bey. bu söylediğinin şöyle bir anlamı var. Şimdi bizde genelde cepheleşme olduğu için <laughs> Kimse kimsenin duyarlılığını bilmiyor. Yani o duyarlılığın nasıl bir, oluştuğunu... Duaylı, evet onu ortaya koymaya çalışıyorum. Evet, yani bir bir duyarlılık var burada. Şunu da ekliyorum. Onu küçümsememek lazım, evet. onu söylüyorum. Tabii ki. Ben tabii. mesela muhafazakar kesimin mesela de, diyelim ki deniz gezmiş duyarlılığı var bir takım insanların. Hı -hı. Ona da Doğru. onların saygı göstermesi lazım. Yani karşılıklı bir duyarlılık Tabii ki. Kısa, kısa saygı. bitiriyorum daha iyi anlayabileceğim. Şey, bir şey katkı için. Şimdi Metropol'ün bir araştırması var. Bu Ayasofya'nın ibadete çevrilmesinden sonra, Sayın Cumhurbaşkanı'nın konuşmasından sonra Özer Sencar sosyal medya hesabından tekrar paylaştı. Diyor ki orada... Ee, Ayasofya'nın ibadete açılmasını isteyenler yani kamuoyu araştırması %46 istemeyen müze olarak kalsın diyenler yüzde 43, 3 puan fark var. Yüzde dokuz buçuk onda şey fikrim yok. Ne olursa olsun. Ben diyor. şimdi yani kafa kafaya gibi bir durum var. Şimdi şöyle. Ben objektif bir başka bir araştırma var. Evet, veririm yok. arada. Yüzde 80, 85'e yakın Ayasofya'nın açılmasına destek var. Başka bir araştırmada da öyle. Neyse, önemli olan şu. Bak, biz anlarız. Yani Ayasofya hassasiyeti olan insanlar. Ayasofya hassasiyeti olmayan, itiraz eden insanları dinleriz. Tabii demokratik ortam bunu gerektirir. Fakat bir hassasiyetin ortaya konulması açısından, hı hı. ne manaya bazı insanlar toplumun büyük kesimi bakımından ne manaya geldiğinin ortaya konulması açısından benim bu hassasiyeti burada çok net bir şekilde ortaya koymam lazım. Yani Ayasofya'nın açılacağı o Danıştay kararı çıkar çıkmaz Ayasofya'nın önüne birikmiş insanları nasıl izah edeceğiz başka türlü? Bunu bir anlamamız lazım. Dolayısıyla bir dil tutturmamız lazım ki, öyle bir dil tutturmamız lazım ki kimse kendini dışarıda hissetmesin. Kimse kendini dışarıda hissetmesin fakat içeride hissedenler de rencide olmasın. Böyle bir dil tutturmamız lazım gerektiğine inanıyorum. Çünkü hakikaten bu meselenin toplumun büyük kesimleri tarafından konsensüsle sahip çıkıldığı kanaatim var benim. Yani en azından çok rigid bir şekilde karşı duruşu hiçbir tarafta yok. Siyasi partilerimizden de bu belli. Yani onların da çok rigid bir duruşları yok. Onlar nedir? Toplumun yansımasıdır öyle mi? Şimdi sizin dediğiniz gibi olsa bu işin bir alıcısı olsaydı bu fikrin dediğiniz gibi o, o araştırmada olduğu gibi araştırmanın yanlış olduğu zaten partilerin nasıl durduğu araştırmanın yanlış olduğunu ortaya koyuyor. Dolayısıyla e, bakın yani evet. Yok yani e, şey şimdi hani araştırmayı şimdi hani Sayın Özer Sencalar hani şey yapmayalım. Ama ben hatalı oldu kanaatindeyim. Yani bunu da dile yani, getireyim ya. Yani ya bir araştırma diye Nasıl? Nas kendisine saygı değer bir araştırma. Ya tabii bizde yani araştırmayı Şimdi hatalı e, kullanıyor. mı şey, kullanıyor. Yani, tamam. Şu argüman yani, neyse, o haksız e, bir şey. argüman sayılmaz. Eğer gerçekten öyle bir durum olsaydı mutlaka bizde 43'ün bir siyasi şeyi olurdu. Olurdu. Yani karşılığı olurdu. olurdu ama şeye dikkatinizi çekelim. Yani sosyal medyada e, çok ciddi şeyler oldu hani e, işte Atatürk üzerinden yapıldı gerçi. Atatürk'ün aldığı karar iptal edildi diye bir e, ciddi bir serzeniş oldu ilk bir, bir, birkaç gün. Bakınız Atatürk ve Cumhuriyet bizim için Partisi, değerlidir. Cumhuriyet Halk Partisi içinde de yani Cumhuriyet Halk Partisi e, yönetimine de Bizim Parti için değerli eleştiriler için değer. var. Niye hani e, açıklama yapmıyorsunuz? Atatürk Bunu ne değerdir değer. bizim için. Atatürk bizim için değerlidir. Peki bu De karar değer. E, müzeden camiye çevirme kararı Atatürk'ün aldığı bir kararın tam tersi bir karar. Evet olabilir. Bunu çünkü nasıl Çünkü şöyle karar önümüzde çıkartmama gerek yok. Ezbere biliyorum artık. Şimdi bu e, Atatürk reisi cumhur vasfıyla imzalamıştır onu. Yani camiye nasıl hani kutsiyet atfedilmeyecek dediniz, ki, dediniz ya. Cami halbuki bizim için kutsaldır mesela. Yok yok o anlamda demedim. Anladım, hayır, hayır onu demedim. Düzelteyim. Yani kendi, ya bir sürü, bir sürü kendi eserlerimiz, kendi milli milli ve yerli eserlerimiz bizim işte Mimar Sinanların diğer işte mimarlarımızın yaptığı Cumhuriyet döneminde yapılmış muhteşem camilerimiz varken yani Niye hani, ille hani, de Elin, şey, el, yaptığı hani kama tabirle tamam. özür dilerim. E, şeye, e, Ayasofya'ya e, niye o? kutsuyorsunuz <laughs> anlamına diyorum. O olmadı onu da değiştirelim. O da bir ibadethane olarak. Özür dilerim. Yani onu da Niye e, kendi camilerimiz varken Hristiyanlığın merkezi kilise olarak yapılmış bir yere illa ben burayı istiyorum burayı istiyorum benim sanki başka da Eyüp Sultanım yok Fatih camim yok Sultanahmet'im yok gibi hepsi bizim Ayasofya de bizim e, tamam senin zaten zaten senin mülkünde zaten ha, işte şimdi yani, hakimiyetin Hakim neyi, eğitim, neyi, ispatlam hakkımızı... neyi kime ispatlamaya bakın, çalışıyoruz ya? Yani, ibad e, ne yaparken olarak. kime ispatlamaya çalışıyorduk? Ya bu, ne? bu şekilde bakılır mı? Ayasofya'nın statüsü Olmaz. de diğer Olmaz. kiliselerden farklı. Bakın, müzeden diğer kiliseler nasıl kiliseler, müze birisini ispatlamaya çalışmıyorduk. Kendi vakıflarına Bak Devletine. azınlıklar şeyine e Müzeden camiye çevirdikleri birisini ispatlamaya çalışmıyoruz. bakın, bakın bugün, bakın, bugün bak, bir, bir şey bitiremedim baba ama bak. Bugün, bir, şey, bir şey ortaya koyayım. galiba, bir köşe Şaban Bey dili bölüp biliyorsunuz. Çok kısa bir beyan edeyim. Ondan sonra söz sizin. Size katkı olacak. Hayır hayır. Nokta hocam ben istemiyorum. Ayasofya'nın yıllık 3 3 e, milyar e, pardon 370 milyon lira Şaban bize gelir ya var. yapmayın onu bakın yapmayın onu. Onu ona girmeyin öyle. O şekilde girmeyin ona. Neden? O şekilde girmeyin. Niye girmeyin biliyor musunuz? Bakın. Türkiye Cumhuriyeti Devleti sırf turistik noktada eğer bu eleştiri yaparsanız Türkiye Cumhuriyeti Devleti o parayı yerine koymayı bilir. Yani onu yönetemeyecek strateji. 30'ların, 40'ların, 50'lerin Türkiye'si değiliz ki ya. Öyle şey mi olur? <laughs> Peki, Siz işte oradaki geliri eleştirin. Hayır kardeşim. Notre Dame dosyon katredilerine gittik hep beraber. Yani gitmişizdir. Notre Dame dosyonu görmüşüzdür. Para alıyorlar mı girişte? Hayır. Niye? İbadetgah. İbadetgah. Değil mi? E ne yapıyorlar? Giriyoruz, içeriye bakıyoruz. Hatta şortlulara üzerine bir şey veriyorlar. Giyin bunu, takın diye. Bu çok normal. Dolayısıyla, bakın bu kültür mirası olma bastı değişmiyor. Cami olması bunu değiştirmiyor. Çok e, kısa bir şey daha söyleyeceğim. Şimdi e, mesele, mesele doğru bakış açısı neresi biliyor musunuz? Bakın burası Fatih'in halletmesiyle birlikte işi bitirmiş. Hukuki senedini de koymuş. şeyi de koymuş, vakıfnameyi de koymuş. Danıştay da o vakıfnameye göre diyor ki 1934 sayılı Bakanlar Kurulu kararı o vakıfnameye aykırıdır diyor. Çünkü Medeni Kanun yürürlüğe girmeden önce diyor hangi tarihte olay vuku bulmuşsa o tarihteki hukuk uygulanır diyor. Bakın biraz önce öyle bir şey ifade etmiş edildi burada. O yanlış. Yani hangi tarihte vuku bulmuşsa olay o tarihin hukuku uygulanır diyor. Medeni Kanun madde 1. Bu artık işin alfabesidir yani. Dolayısıyla Danıştay diyor ki 1934 hükmü devletin vakıf mallarına dokunamayacağı kaidesine de aykırıdır diyor. Yani vakfetme iradesi o kadar kutsanmıştır ki Medeni Kanun'da çünkü Hı. ölüme bağlı bir tasarruftur. Düşünsene adam mi, mi, öldükten miras, sonra miras yani. Müsaade eder misiniz? Miras yani değil mi? Evet tabii bir nevi Hı. bir nevi miras. Adam öldükten sonra düşünsenize ölüyor ve hakkı kayboluyor. Yani hiçbir şey diyemiyor. İhtilaf yani, var mı Fatih'in? E, vakıf namesi konusunda bir ihtilaf Hayır, yok, hiç yok. tartışma yok, tartışma yok. Çok ne? o, net, öyle doğru. dağ gibi önümüzde duruyor. Devlet Bakanı yok. orijinaline açıkladı Tabii, zaten. Hiç tartışma e, Gösterdi bir Şimdi hukuki dünya. temeli bu kadar sağlam olan bir şey. Ben şeydi. yine de bir sorayım dedim yani. Evet. evet. Ya burada Mücahit izin hukuki, verir misin? 10 saniye. Pek. Ben bitiyorum. Şimdi hukuki temeli bu kadar sağlam ve dağ gibi ortada olan mevzuda, yani hukuki temeli çok sağlam. Eğer itiraz yapacaksak, itirazlarımız olacaksa ben hani müze parasıdır gibi şeyler açıkçası hani bu doğru bir yaklaşım olmaz kanaatindeyim. Açıkçası biraz önce bir hassasiyet ortaya koydum ya. Hani incinme ne olur burada anlatabiliyor Peki. muyum? Hani müze müze parasını falan dile getiriyorsunuz. E, bir cümleyle çünkü Hakan Bey'e döneceğim. Yok hemen şöyle çok kısaca söyleyeceğim. Şimdi Ayasofya bir semboldür. Yani Neyin sembolü? Neyin sembolü biliyor musunuz Ayasofya? Bakın Türkiye bir kurtuluş mücadelesi vermiş. Kurtuluş savaşında şehitler vermişiz. O kanlarla bu ülkeyi yeniden ayağa kaldırmışız. Ama 1934'te Türkiye'deki mütedeyyin muhafazakar insanlar, 1934'te İstanbul'un en büyük camisinin, dünyaca meşhur bir sembol olan camisinin müzeye çevrilmiş olmasını hiçbir zaman kabullenmedi. Böyle bir o günün siyasi iradesi karar almış olabilir. Ama bu millet bunu hiç kabullenmedi. Ya ben 13 yaşımda Ayasofya kırılsın, aç, açılsın, zincirler kırılsın diye sloganlar atarak büyümüş bir nesiliz biz. Yani e, Necip Fazıl'dan Yüksel Serden geçtiği Cahit Zarifoğlu'na, Cemil Meriçlere, diğerlerine bu ülkenin ne kadar muhafazakar aydını varsa hepsinin içinde Ayasofya bir yara olarak devam etmiş ve sonraki nesillere de yansıtılmış. Ne var yani? Ne olur Ayasofya cami olsa? Evet. Hakan Bayrakçı ne olur evet. Ayasofya cami yani olsa? Yani ne olur? Ne olur? <laughs> Oldu yani artık Oldu. geri dönüşü yok. Bu işin kimse de geri döndüremez bunu ama hani bunu bir Hakan saygı diye. duymak yani. gerekir. Şimdi birkaç kere konuştuk ama mecburi özetle şimdi, de olsa. Şimdi ama şöyle bir durum var bir dakika. Siz Dilerim e, cami kararı çıkmaz demiş. Evet. Son saniye Ve kadar umut edeceğiz. Gerekçelerinizde açık. Geri aldınız mı dediniz? Evet. Gerekçelerinizde açıklamıştınız. Şimdi tamam. ilk defa. Çünkü Ayasofya'nın ibadete açılmasından sonra ilk defa konuşacak. Evet. Buyurun. Evet. Şimdi benim gerekçem çok farklıydı. Hala da çok farklı. Yani dini sebeplerle değil. Efendim dolan başlığı tariflerle değil bir kere açılıp açılmaması konusunda açıldı çok şükür diyenler bravo diyor. Açılmamalıydı diyenler de lafı evirip çevirdiği zaman ona da kızıyorum. Açılmamalıydı de kardeşim ve sebebini gerekçemi söyle. Yok mozaiklerin olacak, yok bilmem nesinin yasal hukuku var mı falan. Bunları bırakın ya. Yani gerçekten bunun açılmasını istiyor musunuz, istemiyor musunuz? Aydın, ekranlarda konuşanlardan bahsediyorum ben. Ve siyasilerden. Şimdi bir siyasetin tamamı bir kere açılsın dedi aşağı yukarı. Demedi canım tamamı mı? Herkes açılsın dedi. CHP aşağı, aşağı yukarı tabi. CHP'de açıyor açıyorsanız açın kardeşim dedi. E, dedi evet. Ama dedi, o beyanda doğru. bile bir nezaketsizlik yok mu biraz ya? Yani bu lokant açmıyor. Yok ya. şöyle sonuçta Cumhuriyet Halk Partisinin siyasi görüşlerine belki başka sahiplerle karşıdır ama konu dini bir konu olduğu için. Kardeşim mahkemeye bile gerek yok açın şunu dediler. Konu bu değil. Ben CHP'nin görüşüyle ilgili bir şey söylemeyeceğim. Çünkü e, ben... Yani, genel onu, olarak siyaset açılmasından aynen yanaydı. Öyle. Herkes evet. açılsın dedi ya da sessiz kaldı. O ya şey da anladım. muhalefet etmedi. Heh. Hiç kimse çıkıp açılmasın kardeşim ve şu sebepten demedi. ya çok az kişi. Duyuyorum tek tük. Ben başından beri bunlardan birisiyim hep açık söyledim açılmasın diyen. Yani. Evet. Ama benim sebebim tamamen milli bir sebep. Nedir sizin sebebiniz? Şimdi, bir daha açıklayın. Bakın. Böyle şey değil. Hani tali sebepler değil. Mozaikmiş, bilmem ne falan. Yunanistan ne dedi? Amerika bir şey der mi falan? Bunlar değil. Hayır. Bakın ben size anlatmıştım. Çocukluğumdan beri yani tarih fakü fakültesini seçme sebebim bile dünyanın bize Türk milletine nasıl baktığını tespit ettiğim için dünyada Türkler hakkında yazılmış bütün kitapları okumuşumdur. Dünya bizden hoşlanmıyor. Benim milletim bunu bilmiyor. Aydınlarımızın da yüzde sekseni bilmiyor. Evvela bunu bileceğiz. Batının sebepleri ayrı, doğunun sebepleri ayrı. İslam dünyasının sebepleri ayrı. Batının sebebi şu. Batı doğuyu ayak takımı gibi görür. İki alay askerle Hindistan'ı sömürge yapar. Üç tabur asker Afrika'yı sömürge yapar Fransız'a. Batı doğuyu ayak takımı gibi gördüğü için bir tek Türkler devamlı bunlarla başa baş olmuş her dönem. Hiç dayak yemediği gibi yani sömürge falan olmadığı gibi galebe çalmış çoğu zaman. Teknolojide de onlarla eşit işte olmuş. Bir kere buna hoşlanmıyorlar, haz Bu bir. Batı'nın sebebi biraz bu. Çekememezdik. Doğulu Müslüman deyince abi sömürge olacak. O öyle istiyor. Ama Doğu'nun ve Arap dünyasının da bir sebebi var. Onlar da bizden hoşlanmazlar. Bunu da benim milletim bilmiyor. Aydınlarımız bilmiyor yüzde sekseni. En dramatik olan bu. Ben bunu anlatmaya çalışıyorum 40 senedir. Ben öyle hani liberal bir görüşten dolayı biz kötü hizmetiyiz. O sebeple de değil. Hayır çok sevdiğim için. Ben bu yaşta çağırım bayrağım için ölürüm. Vatanımız sevdiğim için. Kardeşim bizi niye sevmiyorlar? Okudum okudum binlerce kitap okudum. Şimdi gerçi bu Google'da 50 ciltlik ansiklopediler var. Ama Batı'nın sebebi bu. Arap dünyasının sebebi de bizi şöyle görüyor. Lan diyor 900 sene önce Orta Asya'dan çarık sürüyerek geldiler. Biz diyor burada 5000 yıllık kültürüz. İslam'ı bile biz Arapça diyor 130 bin kelime, Türkçe 40 bin kelime falan. Yani bizi iki, ikinci sınıf bir şey gibi. Ama nasıl oluyorsa 9 yıldır her yeri yönetiyor bunlar diyor. Bağdat'ı 500 sene vali göndermişsin. Şam'a 500 sene vali göndermişsin. Biz bu psikolojiyi bilmeyiz. Ankara, İstanbul'u 500 sene bir Arap ülkesinin valisi yönetseydi, biz de onların yönetiminde olsaydık, bak ne psikoloji hissederdik o Arap ülkesine karşı. Sever miydik? Sevmiyorlar. Peki Ayasofya ile ne ilgili? Geliyorum, söyleyeceğim. Birinci Dünya Harbi'nde de o yüzden İngilizlerle işbirliği yapıp bütün Arap ileri gelenleri, önde gelenleri, Şerif Ali, Şerif Hüseyin, Kral Faysal filan hepsi. Öyle iki tane, üç tane adam bizi tuttu diye. Araplarda bizi tutan vardı filan. Tarih bilmeyen adamlar anlatıyor. Yok öyle bir şey. Ama bu çok oryantalist mi? bakış açısı oldu ortada oya ya. Yani Efendim, İngiliz gerçek bu. İngiliz Peki, Peki. Ben Şöyle yapalım e, mı? 50 yıldır okuduğum tarihin gerçeği bu. Peki. Araplar bizi sevmez. Doğu bizi sevmiyor, Batı bizi sevmiyor. Aynen öyle. Peki Ayasofya'ya nasıl geleceksiniz? şu. Bir dakika. Hı. Reklamdan sonra yapar mısınız Bek, bu bağlantıyı? Peki. olur. hay hay. Siz de itirazınızı belki evet. reklamdan sonra. Kısa bir ara tekrar birlikte olacağız. Evet tekrar birlikteyiz. Şimdi Hakan Bayrakçı şöyle bir giriş yaptı. Dedi ki ya bizi batılılar sevmez, Doğullar da sevmez. Neden sevmediklerini de açıkladı. Ve dedim ki yani konuyu nasıl Ayasofya'ya bağlayacaksınız? demiştim. Tam o sırada reklama girdik. Hayır, evet. Hayır. Dinliyoruz. Şimdi öncelikle toplumun e, o oran yeni duyuyorum anketi ama başka anketlerde yani biraz itibar ettiğim arkadaşların yüksek oranda cami olsun dendiğini gözledim. Bir kere vatandaşın fikrine Türkiye'nin muhafazakar kesiminin 50-60 yıllık bir hasreti, hasleti, özlemi, özel bir talebi ve isteği olduğuna da saygı duyuyorum. Hayırlı uğurlu olsun da dedim. Bu ayrı bir konu. Benim buna saygım var. Çünkü benim zaten bir dertlerimden birisi de şudur. Aşırı cumhuriyetçisiniz değil mi? Osmanlı ah çok kötüdür. Aşırı o, Osmanlıcısınız değil mi? Cumhuriyet ö berbattır. Yok öyle bir şey ya. İkisi de bizim. Osmanlı'nın da harikaları var. Cumhuriyetin de harikaları var. Yanlışları ikisinin de var. Şüphesiz. Objektif bakacağız. O ona sahip çıkar, o birini kötüler, o biri onu tutar ve bunun dışında bir laf söyleyen oldu mu da çok kızarlar. Şimdi dünyanın bakışını bizim milletimiz anlasın istiyorum. Çok basit de net ispatını söyleyeyim. Türkiye'nin kimle problemi olsa mesela bir PKK derdi var değil mi? Dikkat edin. Bütün Batı başta olmak üzere bütün dünya PKK'yı tutar. Aa! Nasıl oluyor? Millet şaşırıyor. Ya biz aklıyız diyoruz falan. Yahu Türkiye'nin kimle problemi olsa karşısındakini tutarlar. Bunun sebebi de bu antipatidir. Şimdi bu antipatinin nedeniyle benim de derdim şu. Kardeşim diyorum dünyadaki diğer insanlara, diğer milletlere. Ya siz ne kadar iyiseniz biz o kadar iyiyiz. Siz ne kadar kötüyseniz biz o kadar kötüyüz. Biz sizden ne daha geriyiz ne aynı insanlarız ya sonuçta. Ama bizi o bütün kültürlerine yansıttıkları, sinema, sinema filmlerine yansıttıkları, dizilerine yansıttıkları, kitaplarına, Dünya üniversitelerinde tarih bölümlerinde ikinci ya da üçüncü sınıfta haşi Seferleri tarihi okutulurken İngiliz Stephen Rankin'in üç ciltli kitabı okunur. Bizde de bu okutuldu. 50 sene hala da okutuluyor. İstanbul Üniversitesi, Ankara Üniversitesi bütün üniversitelere bakın. Tarih bölümlerin Stephen Rankin'in üç ciltlik haşi Seferleri kitabında eğer bir adam Türkse Gayet onu kötü bir dille yazar. Mesela Baybars Türk'tür, Memlük Devleti'nin kurucusu, Kıpçak Türk'üdür. Baybars'ı çok kötü tarif eder. Selahattin Eyyubi'yi çok iyi tarif eder örneğin. Bütün bunlar bir araya gelince anlıyoruz ki bize bir özel antipatileri var. Ben de istiyorum ki bizi sevmeseler bile en azından kötü insan olmadığımızı anlasınlar. Milli sebep dediğim bu. Yoksa Yunanistan ne demiş? Bir kere Yunanistan'ın söz hakkı bana göre niye yok? Buranın yapılış tarihi 537. Justinian zamanında. Latin. Rom, Doğu Roma Devleti'nin resmi dili Latince o sırada. Rumca değil, Yunanca değil. Yunanca 7. yüzyıldan sonra Bizans'ta ikinci resmi dil oldu. Yani hem Yunanca hem Latince konuşmaya başladı imparatorlar ve devlet erkanı. Yani bir kere Ayasofya yapan, Doğu Roma Devleti, Latinler, Romalıların devamı olan adamlar. Yunanistan sonradan Bizans Yunanca konuşmaya başladığı için ve 700-800 yıl boyunca Ayasofya o Bizans'ın simgesi olduğu için kendini söz sahibi hissediyor. Yoksa yapımının falan Yunanlarla bir ilgisi yok. Roma İmparatoru. Yunanistan'ın bu konuda söyledikleri de ayrıca hakikaten yani bir ölçüde bakıyorum ne diyorlar diye. Amerika'nın başkan yardımcısının falan söyledikleri de benim için önemli değil. Benim için şu önemli. Bu 8 milyar dünyadaki insan var ya, bunlar uzaktan bizi seyrederken içlerinden, ha işte Türkler, istemiyorum, yeter artık, yeter. Öyle mi derler Ayasofya? Derler, o. dediler bile. Çünkü bizi şöyle biliyorlar. Bir kere bizim kompleksimiz yok biz zannediyoruz ki biz söke söke hakkımızı alıyoruz falan. Ya hep almışız be. Osmanlı öldü bitti dediler. Hasta adam dediler. 1915'te dünyanın en büyük donanması geldi. Tokadı yedi, gitti. Çanakkale'de. Böyle. Tabii ki. Çanakkale'den bir adım geçemediler ya. Dünyanın en büyük donanmasıydı o dönem için. Bizden şu veya bu sebepten. Kimisi çekememezlik yüzünden, kimisi onları yönettiğimiz için falan. Mesela Ayasofya'nın açılışını İslam dünyası böyle büyük nümayişle karşıladı diyoruz. Hayır bütün Arap basınını ve televizyonlarını takip etti. Çıt yok. Hiç. Afrika'da bir iki İslam ülkesinde gösteri oldu o kadar bitti. Arap ülkelerinde çıt yok. Ama e, bu tam doğru bir bilgi değil. Yani resmi kanalları resmi orada biliyorsunuz televizyonlar ve gazeteler e, resmi e, iktidarın e, adeta borozanlarıdır. Dolayısıyla oradan ses çıkmaması çok doğal. Tamam. Ben izah edeceğim tamam da, Anladım, anladım. Ama halklar benim, mı şu, diyorsunuz? Coşkuda. Halklar ve e, imamlar yani kanaat önderlerinin duaları var. E, ben onu izah ederim. Ya tek miyse. tük var. Tamam siz izah edersiniz. Ben onu da gözledim. Halk sonuçta o halklar da Arap devletlerinin halkları da kendi aydınlarından etkileniyor. Ben dedim ki Arap aydınları ve entelektüelleri bizi sevmez. Halk nötrdür. Şeye e, bitirdin mi? Yok yok bir dakika az bir şey daha Peki. müsaade edin. Yani neden buna, şöyle niye, anlıyorum, neden, sen niye, hemen devam et de. Benim i̇yi, sebebim için. Yani konuştum. Hakan Hı. Bayrakçı diyor ki dünyaya şirin görünmemiz lazım. Şirin görünmemiz lazım. Ama değil. işte hayır. Ya, iyi görünmekten kasıt ne şirin görünmek. Ya, hayır, hayır, hayır. Lazım ya, diyorsun hayır. ki dünya bizi Ayasofya'yı camiye çevirdiğimiz için şu anda dünya bize diyecek ki ya işte Türkler bakın yani yine yaptılar yapacağını. Diyecekler diyorsun. Bakın. Ama biraz biz burayı yoktadır. müze olarak edelim, devam eder, ettirseydik. Bitireyim. Az bir müsaade. Müze tamam. olarak devam Ama. ettirseydik ya Türkler anlayışlı, hoşgörülü bir millet olmaya ya gene devam edecek. Ben itirazını merak ediyorum. E tamam. Gene demez. Ama bir saniye. Ama demezse niye tamam, söyleyeyim. onların söyleyeyim. E, istediğini e, yapalım? Tamam işte izah edeyim. Yine demez demediler. Kaç tane kilise onardık ya. Evet. Geçen yıl mı ne evvelki yıl mı iki tane bilmem kiliseyi onardılar eee ibadethane açtılar. Bir okul var evet e, Heybele'de. Umurlarında değil. Yani o kadar bizle ilgili menfiler ki. Ben itirazınızı tam anlamadım Hakan Bey. Efendim? İtirazınızı anlamadım hala. Hani ne i̇şte, izah ediyorum tamam. ama bunları izah etmem lazım ki argümanımı tamam, söyleyeyim. çok geniş bir izah. Evet bizi Yo, seviyorlar. Yok çok tamam. geniş değil. Özetle birincisi şu. Hı. Ülkemin insanları Türkiye Hatta aydınlarımızın yüzde sekseni. Dünyanın bize gerçekten nasıl baktığını bilmiyorlar. Evet tamam. onu anlatmaya çalışıyorum. Diyelim ki dünya sizin tarifiniz gibi bakıyor bize. Diyelim ki diye öyle bakıyor. Tamam öyle bakıyor sizin kabulünüz. Tamam bu nedir ondan sonra kuracağımız hadise? Bu şu. Bu şu. Biz artık çünkü bunu 2000 yıldır yapmışız. Hı. Aa kardeşim ben yaparım oldu ben söke söke alırım falan. Ya zaten almışız hep. Bizim ezik büzük bir halimiz hiç yok. Ezilmiş halimiz falan yok. Ne Osmanlı'da var, bitti denilen Osmanlı'da var, ne Cumhuriyet'te var. Bakmayın. Zaten bizim diyor. Şimdi zaten bizim, ben dünyanın psikolojisini ya, or izah ediyorum. Oradaki sorun da o istiyor. zaten. Yani ben Avrupa istediği için müze yapmışız. Batı dünyası şimdi biz istediğimiz cami istediği yapıyoruz. Avrupa istediği için de değil beyler. Bakın değil. Ya değil olur, olur mu? Allah aşkına, ya Hakan şöyle bayrakçı yani. Atatürk İşte biraz önce Atatürk'e gelen şeyi tamam. okudum Muratlarda. Tamam. Hala, hala anlamaya çalışıyorum. Gelir gelir miyim değil. Bak Baskıları Atatürk ısrarla anlamaya çalışıyorum itirazı hala anlayamadım. İşte yani. anlatmaya çalışıyorum ben. Pekala. Atatürk yüzlerce, binlerce çok kitap okumuş bir adamdı. Muhtemelen ki öyle görüyorum. O dünyanın bize nasıl baktığını biliyordu. Tamam. Bilenlerdendi. Ve ezilmeden yani kişiliğimizden, duruşumuzdan da taviz vermeden bir takım jestlerle "Yahu biz sizin kadar iyi insanlarız kardeşim. Biz barbar değiliz. Biz asıp kesen adam değiliz." imajı için bir takım hamleler yapmıştır Atatürk. Ayasofya Bu da onlardan birisidir. Ayasofya bunlardan birisidir. Bakın, siz Hollywood filmleri deyip es geçiyorsunuz. Hollywood'un çektiği filmler son 50 yılda 130 ülkede oynuyordu. 130 ülke ne demek ya? Yani 6 milyar adam filan seyrediyordu. Baba filmini, Gece Yarısı Ekspresi filmini. Bu dünyayı bile şartlandırırlar. Yani o genel imajlarını sürdürdüler. Şimdi hal böyleyken ve bizi de hiçbir zaman ezilmiş bir devlet veya millet olarak <laughs> görmemişken. Bizim bir ezikliğimiz yok ki, kompleksimiz yok ki. Ne gerek vardı diyorsunuz. Ben diyorum ki özetle 8 milyar adam bize uzaktan bakarken sadece içlerinden... Ne dedikleri umurumda değil. Söylüyorum ısrarla. Ya işte Türkler aynı. Ne olacak? Asar, keser, döver, dediğini de yapar. Ya demesinler ya. Demesinler istiyorum bunu artık. Yeter. Yani bizi bitiriyorum. Bitiriyorum. Çok özür dilerim. Bir iki şey daha söyleyeceğim. Bakınız bizim üslubumuzla ilgili bize yakıştırdıkları şey aslında kendilerinin de dönem dönem defalarca yaptığı şeyler. O ayrı. Ben böyle... Hakan Bey biraz tartışalım mı bunu? Evet. tabii verin. ki tartışalım. biz e, hasıl oldu anladık evet. Şimdi son son bir şey söylüyorum özür dilerim. Bakın benim dedem Ayasofya cami olsun diye sayıklıya sayıklıya öldü. Allah dedem beş etsin. vakit namaz kılardı. Hasretiydi hasretiydi. Babam başka siyasi görüşler o ayrı. İki, iki görüşü de çok iyi biliyorum. Peki. Anketle de biliyorum. Bir Mücahit bey. In... Ama dünyanın bize artık böyle biz yaptık oldu, biz buyuz, biz adamı döveriz. Ya bırakalım bu modu ya. Yeter. Yeterince kendimizi de ispat ettik. Mücahit Bey. Evet. Ben Başka ülkelere gönderilmiş şu maskeler var ya, 105 ülkeye gönderdiler. Herkes biraz muhalefet eleştirdi. Ben eleştirmedim. Helal olsun dedim. Niye biliyor musunuz? Her şey para değil, imaj. Bravo. O dünyaya... Peki. Bizimle ilgili, bak biz böyle adamlarız diye, biz kötü adam değiliz diye. Derdin bu? Katılıyorum. O zaman ne lüzum var böyle bir şey? Yani kendi kendimize. İslam Anlatayım dünyasında ya, bir şey bile yok, kıpırtı yok. İzai Toplumlarında edeyim. da yok. Evet. Ee, şimdi tabii ben e, Hakan Bey'in biraz önce yaptığı Orta Doğu bakış açısını sergileyen e, beyanlarına katılmıyorum. Şöyle katılmıyorum. Bu biraz fazla oryantalist bakış açısı. Hakan Bey nezdinde söylemiyorum ama bu bakış açısı bir var. Yani Orta Doğu'nun Türkiye, Orta Doğu milletlerinin, halklarının Türkiye'ye bakışını değerlendirirken çok fazla İngiliz üslubuyla değerlendiriyoruz. Bu tam da İngilizlerin istediği gibi, Amerika Birleşik Devletleri'ni yönetenlerin istediği gibi bir bakış açısı. Bu doğru bir bakış açısı değil. Yani işte Arap halklarının tamamının bizden nefret ettiği, Batı'nın da bizden nefret ettiği, bizim kendimizden başka dostumuzun olmadığı şeklinde nitelemeler Gerçekliği yansıtmıyor. Zemin, saha gerçekliği bu değil. Eğer bu gerçeklik olsaydı, ne Suriye'de işte o yerel aktörlerle beraber bir eylem yapabilirdik Suriye'nin kuzeyinde, ne Libya'da, Amerika'yı masaya oturturduk, ne Rusya'yı masaya oturturduk, ne Libya'da yapabilirdik. ne Pakistan Libya'da sözleşme Libya ya harç tuttum bu arada. Dolayısıyla, bir evet. tek o iki halk ne hikmetse Pakistanlılar ve Libyalılar bizden hoşlanıyor. Evet, Cive Pakistan. Şimdi, tabii evet, 15 Temmuz'a şey. yaklaştık. Allah şehitlerimize rahmet etsin. 15 Temmuz'da şu olmuştu mesela. 15 Temmuz tam gecesi Suudi Arabistan'da Kabe'de görevli imam Türkiye'ye dua etmişti. Ya bunu nasıl izah edeceğiz mesela? Orada da orada da halka karşı işte bir dua oldu. Hani Allah Türkiye'nin yanında olsun diye ellerini açtı ve sesli bir şekilde bu duayı dinledik hep beraber. Dolayısıyla Sevenimiz bu de tam var. E, tam bir genelleme. Ben zaten genellemelere çok mesafeli bir arkadaşım. Peki, Hakan, Mücahit Bey, evet. şöyle yapalım. Hakan Bey diyor ki, yani o genellemesine itirazınız olabilir ama sonuçta ya diyor ne gerek vardı diyor. Yani insanlar dünyadaki yaşayan insanlar bizimle ilgili zaten bir takım ön yargılara sahipler. O ön yargıları daha da pekiştirmenin alemi yoktu. Şimdi bu tabii adam değil. bize bir söylemiyor özür dilerim. Papa mesela. Bu çok özel bir papadır ha. Katolikliğin yobazlığını yıkmış olan bir papadır bu. Bu papa bile bize bulaşmadan adam çok saygılı bir şekilde dedi ki içim yanıyor dedi. Onların Tabii. içi 1453'ten beri yanıyor Hakan Bey. E, kederleri 1450'ye dayanıyor. Ya bunları anlattım e, işte. Ama mesele o. Bizden şimdi, hoşlanmıyorlar söyledim şimdi, onu yani. Zaten. Evet, şimdi şöyle söyleyeyim. E, dediği e, bazı manalarda dediği o hoşlanmama kelimesi Hakan Bey'in doğru. Hani o tamamen de dışlanacak bir cümle değil. Şunu ifade edeyim ben. Hani güçlü olunca jest yapmaya pek ihtiyacınız olmaz. Ya bir de şu papa bir papa ile ilgili bir şey söyleyeceğim. Çok özür dilerim. Ya şimdi İspanya'da, Kordoba'da bir cami var. Emevilerin, Endülüs Emevilerinin yaptırdığı cami. O camiyi 300 yıl sonra kiliseye çevirdiler. Hala kilise olarak Kıçıklı kullanıyorlar. Tabii. Papa derin Başka üzüntü duyuyor. De var. Buna ne diyorsun ya? Başka papa? Yani, de var. Endülüs sarayını da Granada'da da aynen koruyorlar duvardaki ayetleriyle. Bakım tamam. Yapıyorlar. Ben şunu anlatmaya çalışıyorum. Cami olarak inşa edilmiş bir eser. 300 yıl sonra kiliseye dönüyor ve o günden bugüne hala kilise olarak ayinler yapılıyor. Papa hiç bundan derin bir acı, üzüntü duymuyor. De, e, de öyle. Öyle yani. Işte. Bir standartlı adamlar söylüyorum yani evet. zaten yani. Ben devam edeyim. Benim kanaatim şu. Benim kanaatim, e, inanç sahibi insanların, inançlarında samimi olan insanların Ayasofya'nın müzeden camiye çevrilmesine ve bir ibadetgah olarak bundan sonra kullanılacak olmasına bence e, sevinmeleri lazım, değil üzüntü. Eğer orada üzülüyorsanız orada Ahmet Bey'in biraz önce beyan ettiği gibi ikircikli bir durum var orada yani üzülüyorsanız buna. Ne güzel işte ibadet yapılmayan bir yer bir şekilde bir dinin mensupları tarafından ibadet ibadetgah olarak kullanılacak. Mesela Osmanlı'nın ve bizim bakış açımız budur yani. Şeyin mesela ee, en çok hoşuma gitmişti onu hatırlatmak <laughs> istiyorum. Bizim buradaki Ermeni Patriği bir demeç verdi. Dedi Destek ki demir. dedi ki burası dedi müze olarak turistlere açık olacağına cami olsun ibadet edilsin İb inanan insanlar orada Allah'a hatta bir kısmı da kilise olsun dedi hem evet, cami evet. hem kilise Ahmet olsun Bey, dedi Ermeni Patriği. Bakın ben şimdi bitireyim mi? şöyle Bey, kısa bir kısa bir şekilde bitireyim alın. Peki bir şey o zaman da e, e... şimdi bu bakış açısı mesela budur işte yani bir inanç sahibinin samimi inanç sahibinin Türkiye'ye ön yargıyla bakmayan sizin beyanınız gibi ön yargıyla bakmayan bir inanç sahibinin Tutu, e, olması gereken tutumu, göstermesi gereken tutumu ve fiilleri böyledir yani. Bravo. E, şimdi e, bu işte dediğim gibi hani güçlüyseniz jeste ihtiyacınız yoktur. Mesela Rusya'nın Moskova'daki bir kate, şey ortodoks e, kilisesinin veya e, o sanat eseri olan St. Petersburg'daki kilisenin <laughs> müziğe çevrilmesi gibi bir hadisesi söz konusu olmamıştır. Neden? Rusya kompleks sahibi bir ülke olarak bahsedebilir miyiz Rusya'dan? Çok derinliği olan bir ülkedir. Fakat böyle bir jeste ihtiyacı olmamıştır. Yunanistan bırakın jesti biraz önce beyan ettiğiniz gibi yüzde yüz katılıyorum. Bırakınız jesti oradaki minareleri yıkmıştır ya. Selanik'te bir tek cami bırakmadı adamlar. E Papa o zaman keder hissetmedi. Hakan Bey'in beyanı doğru. E, dolayısıyla bu ne demektir? Papa'nın kederi siyasidir. Tamamen siyasidir. Meselenin müze meftunluğuyla bir alakası yoktur. Mesele camiye bir mesafedir. Düşmanlık kelimesini kullanmak istemiyorum. Fakat neredeyse ona varan bir fiildir. Papa nezaketi itibariyle keder olarak beyan etse de inanıyorum ki etrafına hissettirdiği şey kederin çok ötesindedir. Peki şey Ayasofya açılmasıyla alakalı. Hakan Bey diyor ki ya diyor bütün bunları biliyorum diyor. Yani bütün bunlar benim kabulüm bu söyledikleriniz diyor. Bu insanlar 200'lü, standartlı 200, tamam evet. diyor. Doğru. Bize düşmanlık yapıyor ama diyor biz ne gerek var diyor bu düşmanlıkları bu bu Kesin. iyice pekiştiriyor. Pekiş. Yani iyice adamı şöyle bir Zaten gerek var. hoşlanmıyor. Şöyle bir bir gerek var. Ben işte, astığı masikte. Orada kestim, atıf kestim. yapmamız Moda gereken niye gireyim diyor Orada atıf yapmamız gereken bir irade var. Bakın biz bunu hiç yoktan bir camiye çevirmiyoruz. Fatih Sultan Mehmet Han'ın e, vakıf senediyle beraber ortaya koyduğu ki Fatih dünyayı ikna eder mi bu? Şimdi e, etsin etmesin hiç umurumuzda değil. Bizim bakın Fatih Sultan Mehmet Han'ın Ayasofya hakkında en büyük söz sahibi olması gerektiğinde müttefik miyiz neden mi olabiliriz ya, biliyor musunuz? Evet, neden mi olabiliriz? Alan ya ya e, olayı yani. gerçekleştiren sultan yani tabii. biz burada oturuyorsak fetih. Tabii fetih. Şimdi biz İstanbul sınırları içer içerisinde oturuyorsak Fatih Sultan Mehmet Han bunu gerçekleştiren iradedir. 20 yaşında yapmıştır bunu. Ve dolayısıyla Ayasofya hakkında söz beyan edilmiştir. Vakıf senediyle demiştir ki burası camiye çevirdim. Bitti nokta. Yani burada artık birisi hoşnut olacak, birisi hoşnut olmayacak. Değil. Ben inanıyorum ki son söz ben inanıyorum ki Ayasofya'nın camiye çevrilmesinin maddi ve manevi olarak bilhassa manevi olarak İstanbul'a ve Türkiye'mize çok ciddi getirileri olacak kanaatindeyim ben. Teşekkür ederim. Şimdi e, abi evet izin de, de, şimdi bir şey, cümle söyleyeceğim Bir şey söyleyeyim, bak. Bir şey söyleyeyim de ama abi ondan sen uzun sonra uzun anlat. Tamam? Ben sıra zaten sende. Evet. Bak sıra bak. bende. Neyse ya yok kim konuştu? Ben araya de konuşmadım ben de, konuşmadım, ben de ya, konuşmadım, konuşmadım da sanki az konuştu gibi geliyor. E, yok sorun değil yani. Kimi Hakan Bey olursa devam edeyim ben ama mesele başka. Kim hoşlanacak, kim hoşlanmayacak derdinde de değilim. Ben biliyorum büyük çoğunluğun bu şekilde düşündüğünü. Dünya, bütün dünya. Öyle İslam dünyası filan da dahil buna. İçlerinden, bakın bir şey demeleri değil. İçlerinden uzaktan bakıp, adam akşam haberlerde izlerken bunu izlediği zaman ha işte Türkler. Bitti. Bitti. Bunu istemiyorum ya. Bizi kötü bilsinler ha, istemiyorum. Abi, zaten Erdim bu koro Kıbrıs'a çıkarken de koro halinde hayır dediği, suyluya evet, girerken doğru. de hayır dediği, Libya'ya girerken de hayır dedi. Yani ekstra, bir durum, ekstra bir durum yok niye iyice edelim yani. Edelim. Ama bir durum yok. Şaban Bey. Tarik edelim Bir Latif Bey buna bir cevap verdi. bakın mesele nerede biliyor musunuz? Aslında şeyin Hakan Bey'in söylediklerine bir gerekçe, ciddi bir gerekçe olabilir. Şimdi Türkiye'de özellikle 1950'den sonra <laughs> iktidar olmak ama muktedir olamamak diye bir kavram oluştu. Ee, yani biz 60 darbesiyle görüyoruz ki Menderes de iktidar oldu ama muktedir olamadı. Şimdi Erbakan 1974'te Ecevit'le koalisyon yaptı. Başbakan yardımcısıydı. Hakan Bey'in söylediklerini. Tabii tabii. Yani ne olduğunu söyleyeceğim. Erbakan 74'te Ayasofya'yı açmak istemez miydi? Açamadı ama. Bak. Sonra yine 77'de Başbakan, başbakan Bey'in yardımcısı söylediğinin... oldu. Bunun ilgisi yok. Yok ilgisi var. Şöyle ilgisi var. Yani niye açıyoruz Ayasofya'yı diye. Ayasofya Türkiye'de hep açılmak istendi. Yani yeni değil ama açılamadı. Şimdi Erbakan başbakanlık ya, hani yapıyor. Diyor ki yine açamadı. Diyor ki ister ya. müktedir ol ister olma. Ne gerek vardı diyor bu şeyi pekiştirmeye. Yani genel, imaj, şimdi, genel imajı. Şimdi bak Yunanistan'da, Atina'da ibadete açık tek bir cami yok biliyor musun? Bir tane cami yapıldı yeni. Ama dört seferdir erteliyorlar. Niye Atina'yla Atina niye Atina kıyaslıyoruz ya, kendimizi? Osmanlı eserlerinin tamamını ya, etmiş Yunanistan. Peki Gözümle şey söyleyeceğim, söyleyeceğim sana. Bugün yaşlı. Ayasofya ile ilgili en büyük e, hengameyi koparan Yunanistan. Tamam Tehditleri i̇şte şey, yapan ha, Yunanistan. Yunanistan. Daha, işte. peki, bu Peki bu Yunanistan, bu Yunanistan bağımsızlığını kazandıktan sonra Osmanlı'dan bağımsızlığını kazandıktan sonra binlerce camiyi kapattı. Tamam. Binlerce Osmanlı eserine, sanat evine, e, iş yerine, alışveriş Doğru. merkezine Aynen çevirdi. Aynen öyle. Tabii. E, e, Anadolu'yu işgal etti. camileri yaktı, yıktı. Ya, Yunanlılar. Şimdi ama kullanıyorlar ya bizim eserleri biliyor musun? Şöyle bir şey var. Bakın, Ayasofya Türkiye'nin egemenliğiyle ilgili bir konu. Sen zaten, senin, zaten, buna zaten, ama, zaten senin bunu zaten senin ya Türkiye i̇şte diyorum ki, Türkiye'deki yok diyorum siyasetçiler, abi. Özal, Demirel bile Ayasofya'yı açmayı düşündü. Açamadılar. Ne alakası var? Niye açamadılar? Batı'nın tepkisinden çekindikleri için Türkiye'ye ambargo koyacaklar, Türkiye'ye kredi vermeyecekler, Türkiye'ye hedef oturtacaklar diye korktukları için deminden beri muktedir olmama meselesi işte ondan dolayı söylüyorum. AK Parti 20 yıldır iktidarda yeni açabildi Ayasofya'yı. Yoksa Tayyip Erdoğan 2003'te de açmak isterdi Ayasofya. Ayasofya, Ayasofya, Ayasofya benim dediğim bin, sebepten. 1990, o da dünyayı görüyor. Ya dünyayı görme meselesi. Etmesi, dünyaya ben şirin görünme yani. görünme kaygısı. O saniyede kararname çıkarttı. Nasıl tamam bir tereddüt? Tamam da şöyle tereddüt. Bu? Hayır o dünyayı bilen, bir, gözleyen bir adam. Tamam da o saniyede kararname çıkarttı şimdi. Tereddütünün karar sebebini mi? hak veriyorum ben. Ya Tam şimdi, şimdi ortada bir tereddüt. Siz şeyi yok. biliyor musunuz? Karşıdaki kümmet ya hep beraber konuşmuyor. Bir dakika evet. bir şey söyleyeceğim. Hakan Bey'in kastettiği Cumhurbaşkanı ile ilgili tereddüt galiba hani bir yıl önce farklı bir şey söyledi. Ya bir Sultan Ahmet'i dolduralım dedi. Ayasofya'ya sıra gelir dedi. Gelmez dedi. E geldi işte Ayasofya'ya sıra. Işte ya Hakan Bey'in ama tereddütü, Avrupa'da tereddütü, tereddütü bir, bir gösterdi. Biliyorsunuz dedi. Gözlediği diye. için. O da biliyor Şimdi, durumu. Şimdi Hakan Muhakkak. senin kaygılarınla hareket etmiş olsa bile Cumhurbaşkanı şunu gördüm. Yani i̇nsan tereddüt edebilir biz, Bu kötü bir şey evet, değil ayrıca. Biz ne yaparsak Hayır, yapalım. Hayır ben tereddütü takdir ettim Bak, ayrıca. Eyvallah Şimdi yani. biz ne yaparsak yapalım Türkiye olarak Avrupa ile ilgili. İşte sen söyledin bir sürü kiliseyi yeniden e, tadil ettik. Gözlerine evet. giremeyiz. Tabii asla gözlerine giremez, giremediğin gibi... ...sana bakışları da hiçbir zaman değişmez. Eyvallah doğru ama gözlerini de çıkartmayalım diyor. Bak gözlerini Türkiye 1963'te Avrupa Birliği'ne tam üyelik başvurusunda bulunuyor. 60 Aynen yıl geçmiş 2020'deyiz evet. 2020'de yani. çıkarsa da çıksın. Hala doğru. diyorlar ki bak Avrupa Birliği bir Hristiyan kulübüdür. Yani. Türkiye'yi asla almayacağız Avrupa Birliği'ne diyorlar. Sen onun için kendi değerlerine sahip çıkacaksın. Sen kendi içinde toplumunu güçlendirmeye, moral vermeye bakacaksın... Bugün Ayasofya'nın ibadeti açılması... Onu söyledim. Bak, Türkiye'de tak... çok büyük bir moral kaynağı olmuştu. Ya hayırlı İnsanların olsun dedim ya. Güvenini o hayırlıdır. Evet. Yani Avrupa ne düşünüyor? Almanya'nın gözüne girdik mi? İngiltere bir şey mi diyecek? Abi ben Amerika, devletleri Rusya söylemiyorum. Ne der? Bak, hep orada şaşırıyorsunuz. Yani, Siz hep devlet örneği veriyorsunuz. Ben diyorum ki dünyadaki insanlar, halk, halk. Ayasofya jest yapılacak bir konu değil Hakan Bayrakçı. Ayasofya Türkiye'deki inançlı insanlar için hatta bütün Türkiye için çok önemli bir konu. Ayasofya. Ayasofya istem dışı Ayasofya'nın istem dışı müzeye çevrildiği düşünülüyor. Bugün de insanların talebi üzerine, bir, yoğun istek üzerine, özlem üzerine AK Parti, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Danıştay'ın kararı bu özlemi gerçekleştirdi. Hepsi bu. Şaban Bey'i dinleyelim. Ben Ahmet şey Hakan Bey'in gerekçelerine katılıyorum. Yani tam da demek istediğim bunlar. Yani şimdi dünya ile niye böyle bir hani e, Hristiyanlık Müslümanlık savaşına girelim. İşte Nerede ama çok abartılı oldu. Zaten zaten, bu zaten işte Hakan Bey'in dediği gibi işte bu Türkler barbar, kültüre, sanata, tarihi eserlere önem vermezler, değer vermezler. Yıkarlar, yaparlar, çevirirler. Şöyle yaparlar, böyle yaparlar. İmaj bu. İmaj bu. Hayır barbar olan millet bakın, mozaikleri koruma ya, mi? pahasına bakın, bakın. ince bir sıvayla üstüne mi sıvar Allah aşkına yapmayın. Hadi bir saniye. Şimdi, Ama yani de, ya mesela Almanya'da, Avrupa'da, Avrupa'da ya biz kötüyüz, milyonlarca, biraz milyonlarca, milyonlarca vatandaşımız ya. var değil mi? Hayır, milyonlarca evet. Türk vatandaşı var. Biz kötüyüz demiyorum. Özür dilerim. Şah, devam et. Kötüyüz demiyorum ya. Bir dakika adamlar haklı demedim ben. Cevabı mı? Adamlar, Hakan iki, Bey. adamlar zaten iki yüzlü. Afrikalılar ne e Avrupalılara? İki yüzlü beyaz adam derler. Afrikalıların tabiridir bu. Onlar ayrı konu. Ben diyorum ki o sade dünyadaki 8 milyar adam bizi zaten beyinlerine yıkanmış Türkler asar keser bildiğini okur diye döver diye. Affedersin şabanı uzattım. Yok yok. Bunu niye pekiştirelim diyorum ya biz onlar kadar iyiyiz. aynı mantıkla Kıbrıs'tan çıkalım o zaman Libya'ya girmeyelim aynı mantıkla. Ya öyle şey ne alakası böyle var? Böyle değerlendirmezsin. Kıbrıs'tan çıkalım Libya'dan çıkalım. E yani. ama aynı öyle mantık o. Olur şey. olur Milletin hoşuna, olur gitsin. Bu, orada... ya hoşuna gitsin olur orada... insanlar ne diyecekler böyle orda... bakalım Kıbr Kıbrıs'a girme gerekçeleri tamamen. Benim kendinize koskocaman devletsiniz. Ya Kıbrıs. Koskoca. Kıbrıs'ta. Artık bak yüzde yetmiş beş seksen sanayi savunmasının geldiği için oraya haklı bir harekat yaptık. Güvenin biraz ya. Burası Ayasofya. Akıllı teknolojiyi havada kullanıyorsunuz. Mücahit Bey şunu anlamıyorsun. Ayasofya zaten senin ya. Zaten senin Tayyip Size Erdoğan... Size güven aşılamak Lakin. için daha ne yapmamız lazım? Ben merak Erdoğan. ediyorum. Tayyip Erdoğan istediği an bir kararnameyle orayı camiye cami olarak çevirebilir. İstediği an. Ona ona da gelirim. Yani bu senin <laughs> ona da gelirim. Senin Bizi, hakimiyet Allah, egemenliğin çok altında çok zaten. Yüksek. Şimdi Eyvallah. durduk Eyvallah. yere durduk yere neden dünya dünyayla böyle bir tartışma açalım? Ne gereği var? Yani müze olmasında ne sakınca var? Ya tartışma var? yok ki hükümranlık hakkını ya, kullanıyorsun. Olur mu canım? Niye ya, zaten hükümranı sensin ya. Niye bu Tamam hükümranlık hakkını nedir? kullanıyorsun. Niye tartışacak? Kime laf düşer burada Allah aşkına? Bakın şey, Şaban şey, Bey. Dünyayla entegre olmayacak. Kime laf Avrupa'da milyonlarca vatandaşımız var. Ben toprağımdaki müzeyi camiye çeviriyorum. Hükümranlık hakkımı kullanıyorum. Kime laf düşecek ya? Zaten Allah düşmez. Aşkım. düşmez ben bitti. Düştüm, laf e düşmez. Fatih'in iradesine uygun bir şekilde camiye çeviriyorum. Adam fethetmiş burayı ya. Kime laf düşecek? Sen mi fethettin burayı? Söz hakkım var. Olmaz öyle şey ya. Ama sen kültür mirasını işte korumakla yükümlü değil misin? Kültür mirası değil mi? Kültür mirası olmaktan mı çıkıyor Ayasofya evet, Cami evet, olunca? Kültür mirası olmak ya öyle istiyor. şey olur mu ya? Şimdi orada namaz kılacağım diye freşleri Buna kapatacaksın. Buna siz inanmıyorsunuz. inanmıyorsunuzdur bence. var mı? Hayır Bu ya. Bu beyanınıza ya. inanmazsınız. Gerçekten inanıyorum ya. Niye kültür mirasına çıkacak? kubbeyi çıkartacağız yani? Yoksa minarenin birisi bir şey bir i̇şte kapatacağız. Ve ya e, olur he, 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 mu canım? Namaz, kapat. namazdan sonra açılacak tekrar. E ne, eşit, Turistler ama. gelecek dolaşacaklar. <laughs> peki. Ya bunlar gerçekten ya, bunlar soyun. namaz kılacak yapılan olacak ya, e, ya, bak. Bir şey söyleyeceğim Şaban İtirazınızı valla çok net koyun ortaya. Ben de ona karşı bir dönüş söyleyeyim. İtirazın bu iş Ya böyle oradan bu işte bu müze bu parası dediniz. Şey, mirası dediniz. Yanlış biliyorum. Müze olarak kalsaydı Türkiye bakın. Türkiye için çok daha Medeni, kültür modern. Mirası yani kültür mirası zaten. Sultanahmet saygılı, kültür mirası değil mi? mirasına saygılı. Sultanahmet değil mi kültür mirası? ortak değeri. Bakın Süleymaniye kültür mirası değil mi? İstanbul bir evet, evet. Belki dinler merkezi. Şey ya. Öyle şey ya, olur tam mu Tam bununla ilgili bir şey Süleyman söyleyeceğim. Süleymaniye peki kültür mirası değil ee, mi? Tamam. tamam. Yo e, orası da kültür merkezi. Eee cami. Orası da kültür mirası. bununla ilgili bir şey söyleyeceğim bilinler misin? Yani cami olarak kullanılması da bir sakın. 500 Justinianus tarafından yaptırılan kubbe kültür mirası da 1453'te 1500'de ee, mimar Sinan tarafından yapılan minare. minareler kültür mirası değil mi? Elbette ki kültür mirası canım. Ne yani var. Ayasofya yıkılmak üzereyken İstanbul fethedildiğinde evet. e, tamam, Ayasofya yıkılmak üzereyken Bakın. Fatih Sultan Mehmet istinat duvarlarıyla güçlendiriyor. Mimar Sinan dört bir tarafına e, güçlendirme şeyleri koyuyor. Hatta bir ara e, şeyleri de yıkmayı düşünüyorlar müze olduktan sonra minarelere ama minarelerin temellerinin Ayasofya'ya bir isinat görevi yaptığı düşünülerek vazgeçiliyor. Şimdi ya bu Ahmet, bunu ne biliyor musun? kardeşim. Latif, bir, bir saniye ben tamamlayayım. Bence gerçekten hiçbir şeyi, hiçbir bence makul bir açıklaması yok. Yani cami olarak ibadete açılmasın. Ama zaten saatte 1991. Şaban Bey yapmayın. Bakın. Ya bir dakika lafımı tamam. Sizi ikna etmek ben için bakayım. konuşmuyorum ben ama size, biraz hani bu canlı mağlanmak lazım size, yani. Ben sizi sakin sakin dinleyin. Lütfen Ben değil de değil çok, değil. çok sakinim. Tamam yani. lütfen Peki o zaman bir soruyla Bilmiyorum. özür dilerim. Ya sen bir dakika devam bir et. soru müze yapılmasının makul ve anlaşılır bir tarafı var mı? Bir dakika. 1991 yılında zaten Ayasofya'nın bir bölümü ibadete açılmış. İşte şeyinde de yazıyor 1991 yılında bu bölüm müze değil diyor. Cami diye açılmış. İki, ee, cami değil de namaz kılınabilir demiş bak. Hayır, o da. Hayır. Sultan mahfili dedikleri canım, işte, yer. Evet, Abdül Abdülmecit'in galiba. Yok yok. işte şey diyor. İbadet ibadete yani iyisi, işte, orada mı kılalım yani namazı Ayasofya yine. Ayasofya cami ibadete açılmış. Namazı orada mı kılalım? 1991. Yani. Yani. Hala. Ee, evet öyle diyor. Orada kılın. Kırık şimdi şimdi bakın. Ha, bir dakika orada kılmanın yani. ne sakıncası var? Orada Yok hiçbir sakıncası yok ama bak hükümranlık hakkı kullanılmıştır. İrade sergilenmiştir. Fatih senedinden uygun bir şekilde. E, Hayır orayı orayı müze müze Şaban yapan Bey. da hükümranlık hakkı. Tamamında kılacağız namazı. Şaban Bey nasıl bir tamamında dakika. Tamamında kılacağız. Mücahit Bey Hı. bir dakika. Orası nasıl bir yer? Yani Orası mahfil dar bir yer. Ee, Ayasofya'nın içinde bulunan dar bir Hangi ülke, dönem ülke. yapılmış? 1991. Ee, 91. Burkut Özal zamanında kılındı namaz orada. Hayır hayır. Eski tarihi yapının ben Abdülmeci... bir İstanbul'un fethinden sonra ben Abdülmeci... yapılmış ya da Fatih tarafından bir Sultan bir olarak Tarihi tarih... kadarıyla 50 metrekare falan bir. yer. Şimdi Ayasofya. Ana, Ana, Ana içinde bir yer. Evet. Ayasofya'nın bir parçasında şu anda namaz kılınabiliyor zaten. Evet. Evet 91'den beri. 91'den beri. Özal zamanında galiba açılmış evet. evet. İşte 91'de evet, Özal, evet, Özal Özal evet. Cumhurbaşkanı soru şu... Orasının tarihsel olarak geçmişi hangi tarihe dayanıyor? Kim yapmış? Fatih döneminde mi yapılmış? Latif Bey öyle söylüyordu en son. Binaya bazı ilaveler 2-3 sefer yapıldı. Yapıldı. İşte o dönemlerden birinde yapılmış. Tabii, tabii. Ben diyor ki Şaban Bey ya zaten 91'den beri orada namaz kılınan bir bölüm var diyor. Orada e, zaten diyor yani bir bir namaz kılınıyordu. Ben de Mücahit Bey'e e, neden orayla yetinilmiyor diye bir şey sordum. Mücahit Bey de dedi ki yani orası dar bir yer niye yetinelim yani Ayasofya'nın ya içinde kılmak istiyoruz. Ya hasret beş katlı ol, villan var anladım, sen bana diyorsun ki sadece duyuyorum. mutfağı kullan. Yani ya <laughs> bir da kileri söyle, kullan sadece. Bir daha söyle bakayım. Beş katlı villa var yani 500 metrekarelik bir villada oturuyorsun sadece kileri kullanıyorsun. Hem, hemen karşında orada. da Ahmet var hani villa benzetmesi yani geniş bir var. Altı katlı var. bir villa ya, var ya, diyor karşıda. için bakın ihtiyaç ya. Hiç ihtiyaçla açıklamayın burayı ya. Doğru şimdi, bir, doğru bir şey değil ki bu ya. Anladım. Bakın şimdi Sayın Cumhurbaşkanı Adalet ve Kalkınma Partisi 18 yıldır iktidarda değil mi? Bunu atıyorum 2003, 2004'te, 2005'te de açabilirdi. Yani madem böyle bir hani muhafazakar camiada neydi? Zincirler kırılsın Ayasofya açılsın evet. diye bir haslet var madem bu ya 18 yıldır açılabilirdi. Neden şimdi? İla, Peki ben cevap vereyim hemen. Şimşek cevap ben, verdi ben ona. Ben cevap onu. vereyim. Aynı bir ters soru sorayım size. <laughs> 1934 yılında alınan Bakanlar Kurulu kararı 1927'de de alınabilirdi. Neden 1934'te alındı? Es es yani, verdik. Yani bilemiyorum. O dönemde yaşamadığım için, bu dönemde yaşadığım için. Ya bakın şimdi Konjonktür. Ben konjonktür. söyledim. Şimdi geçtiğim, <laughs> Pardon. Ahmet Bey, geçtiğimiz Hayır, geçtiğimiz değil, o, günlerde, o değil, başka bir şey sordum. Bir dakika. Geçtiğimiz günlerde o, ters bir soru soru e, soru şey TÜİK işsizlik rakamlarını açıkladı, değil mi? Şimdi bak elimde şey Mahfi Eğilmez'in herhalde itiraz etmezsiniz. Mahvi Eğilmez'in Türkiye'nin en değerli e, yani ekonomistlerinden birisidir. Gerçek işsizlik oranı %24.6 diyor. Büyük yüzde Konumuzla konumuz evet. da şu. E, gerçek işsizlik oranı %24.6. Asıl sorumuz oken Ayasofya'yı konuşuyor. Şimdi şimdi evet. şimdi Sayın Cumhurbaşkanı geçen yıla kadar ne diyordu? Ya önce Sultanahmet'i doldurun kardeşim. Biz orayı açarsak bunun Batı'daki yansımaların nasıl olacağını e, biliyor musunuz siz? Bana istihbarat raporları geliyor. Hatırlayın bir e, Sayın Cumhurbaşkanı bir gençlerle galiba yaptığı bir toplantıda Öyle, istihbarat toplantı yapmıştı. şey bilmiyorum. yani orada bizim camilerimiz var, işte vatandaşlarımız var, şeyde Batı'da, Avrupa'da filan. Yani ortalık karışır. Kaşımayın şimdi Ayasofya işini demişti ve çok doğru demişti. Şimdi niye demiyor aynısını da? Demek ki Söyleye, şeyler bir 5 sene Çok şeyler. bir cevap alalım. Bir cevap Hayır bir dakika. Hayır bir cevap alalım. Ya, tamam, ne, ben nasıl izah ediyorlar? Çünkü çünkü yap bakın peş peşe ıı, Şubat ayından beri yapılan anketlerde Adalet ve Kalkınma Partisi'nin oyları %30'lara düştü ve bütün araştırma şirketleri AKP'nin oylarının %30'a düştüğünü teyit ettiler. Peş peşe teyit ettiler. Şimdi Hakikaten bu belki pandeminin de etkisi bilemiyorum. TÜİK'in işte 12. nokta küsur açıkladığı e, işsizlik rakamını mahve eğilmez diyor ki %24.6 nereden diyor? TÜİK e, işsizlik ne e, yani, yani evet yani, i̇şsizlik, spekülatif işsizlik bir rakam, bir rakam oldu. Yalnız. Efendim bence spekülatif bir rakam oldu. Yo, TÜİK şey. işsizleri belirlerken tamam. ben anladım ki mantıksız bir Bakın ya, Şaban Bey bir dakika şu tartışmayı yapalım. Evet. Aslında çok doğru bir nokta yani ben de görüyorum. Siyasi kaygıyla. Bir dakika. Işte. Yani iki, iki şey var. Bir, ya kardeşim memleketin bir sürü derdi varken niye Ayasofya'yı tartışıyoruz? Niye bu konu gündeme geliyor? İki, e, ekonomide problemler var. AK Parti'nin oyları eriyor. Bu yüzden Ayasofya açıldı. Son bir şey Ahmet Bey, son bir şey. bakın. Bir, bir alalım, bir Yok, görüş tamam. alalım. Bunu da söyledim Mücahit Bey, bakın. Bir görüş Sanıyorum. alalım Ge ne olur. Geçtiğimiz hafta, sayın, geçtiğimiz hafta Sayın Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'yla Turizm Bakanımız, Mehmet Nuri Ersoy, Almanya'ya gittiler değil mi? Şimdi, Alman hükümetine dediler ki ya vatandaşlarınızın Türkiye'ye turizm amaçlı seyahat yapmasının önündeki şeyi kaldırın. Hani o e, negatif kararınızı kaldırın. Tavsiye edin e, vatandaşlarınıza Türkiye'ye de gidebilirsiniz diye. Orada temaslar yaptılar ve hala da bildiğim kadarıyla alt düzeyde Alman hükümetiyle Almanların Türkiye'ye turizm için tatile gelmesi için soru dağılıyor. Ne, hayır konu ne? Konu ne? Şimdi e, biz aynı <laughs> Almanlara işte e, Hakan Bey'in dediği bakın i̇şte size, o ayrı bir. Onu konuşuruz bir dakika. Ay şu <laughs> evet. Ayasofya'ya Ayasofya da gelseler diyorsunuz. Hayır hayır. Alman Alman halkı sen adamı yani kilise diye bildiği, sonradan müzeye <laughs> çevrilmiş yerini ben cami yaptım diyorsun. Ya, bir taraftan ne diyorsun, Ya Türkiye'ye gelin insan... de para harcayın da ben para kazanım diyorsun. Onu demeyeceksin. Ya çelişki şimdi... var, tezat var. Biz o üç oldu. Evet. Şimdi ilk soru e, ekonomik falan sıkıntı. ben size bir şey sorayım sıkıntı. onu da söyle, izah Ama, ederek. Yani şimdi, yok yok söyleyin diye canım size Ben sorayım. not alayım o zaman buyurun. Siz e, Notre Dame dosyonu da örnek olarak verdiniz mi dünya mirası konusunda bir konuşmada? Ama peki Notre Dame'ın bu, bu konuyla nasıl, nasıl bir ilgisi var? Notre Dame dosyona işte parayla evet. girmiyoruz dedim giriyoruz içeriye işte. Yani hem, hem ibadet yapılıyor hem müze gibi Hem ibadet gibi, yapılıyor hem müze olarak kullanılıyor dedim. Yani Doğrudan kilise, Doğrudan dünya Doğrudan kültür mirası hani ya dom hey, ibadet karşı şey. ibadet domhane olarak kullanılıyor. Tutarlı bir örnek. Doğum kilisesi hmm. de bak çok büyük bir mimaridir. Orada tabii, da ibadet Bizde de, biz de öyle camilerimiz var. Yani, yani Sultanahmet var, tabii, Süleymaniye yani, var. Tabii. Yani, gezebiliyorsun, ibadet yapabiliyorsun. Şimdi bu Şöyle yapalım mı? Tabii. Reklamdan sonra ben hepsini hatırlıyorum. Hiç merak etmeyin, Hepsini hatırlatırım. Kısa bir aradan sonra ya bu işin işte e, işsizlik var mı, işsizlik var, ekonomi e, böyle bir Ayasofya konusunu niye açıyorsunuz? İki e, Ak Parti'nin oyları düşüyor da, ondan dolayı mı bu iş yapılıyor? E, bu iki temel itiraz konusu vardı, onu cevaplayacak ama reklamdan sonra. Tekrar birlikteyiz. Mücahit Bey'de kalmıştı sıra. Mücahit Bey, yani bu Ayasofya işi ya politik olarak bizim parti biraz geriledi. Ayasofyayı ibadete açalım, tekrar yükselsin ya da işte gündem ekonomi olmasın diye mi alındı Şaban Bey'in e, söylediği gibi. Şimdi tabii bu bir hayal olmasaydı, bir ninni olmasaydı gençlerde ve Necip Fazıl. Ve biraz önce Latif Bey'in saydığı şairler bu noktayı bu kadar vurgulamasaydı ve Fatih'in o senedi iradesi olmasaydı, Fatih İstanbul'u fethetmeseydi, bu kadar imkansızları yan yana koyun, bunların hiçbirisi olmasaydı dediğiniz belki bu itiraz düşünülebilirdi. Ama bu e, biraz daha büyük bir şey. Yani bu kadar basite indirgemek doğru değil bu hadiseyi. Yani bir sıkışmışlık ki e, o tabii sizin kendi öngörünüz ve takdiriniz. Ben o kanadda değilim. İşsizlik rakamlarında da o kanadda değilim. Ben bu meselenin bu kadar ele alınması ele alınması düşüncesini önemli reddediyorum bunu. Yani bu sadece günlük siyaset konusu malzemesi yapılacak ne yöneticilerde böyle bir tasavvur var, böyle bir Türkiye tasavvuru var. Ne de işte AK Parti'de ben böyle bir tasavvurun düşüncenin Ayasofya üzerinden böyle bir siyaset yapılacağı kanaati var bende açıkçası. Çünkü hemen hemen damar aynı. Bakın geçen Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı'nı kulakları çınlasın bir televizyonda seyrettim. Ya bizim ninimizdi diyor bu ya bu illa bir parti mensubu olmaya da gerek yok bunun. Biraz milli maneviyat tarafında duran her insanın biraz önce Latif Bey'in dediği gibi işte Ayasofya açılsın zincirler kırılsın sloganıyla büyüdüğünü bu mitinglerden en az birisine katıldığını görürüz. Dolayısıyla bu bu doğru bir yaklaşım olmaz açıkçası. E, öteki soru başka e, her şey bir de şu örneği vereyim mesela sadece salt bu taraflardan bazı fiillerin eleştirilmesini doğru bulmam. Mesela işte hiç buna benzemez. Böyle bir büyük bir olay değil. Fakat bunun daha küçüğünü ben size söyleyeyim. İşte İstanbul Büyükşehir Belediyesi bir resim aldı, satın aldı. Yani bu İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin aldığı resim, Fatih'in resmi. <laughs> ki burada ciddi itirazlar da var o konuda. Neyse aldı onu. Bu resim İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki... Fatih tablosu. Evet, Fatih tablosu İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bütün sıkıntıları kapattı mı? İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin gelirini mi arttırdı bu tablo? Veya İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin işten atılanların işten atılma mı bastırdı. E, bu noktada itiraz edersek şunun için bu örneği veriyorum. Yani bu noktadan bu bakış açısından bakarsak e, hiçbir fiil uygulanabilir olmaz artık. Yani e, bu yani bence şu mantık... sorun varken buna ne gerek var Değil. anlamında. Yani, o... yani İstanbul Belediyesi'nin sorunları olabilir ama <laughs> Fatih'in tablosunda Allah alır. Yani Fatih'in yani. tablosunda getirir. Yani bu e, bir başka yansıması, hani akla yakınlaştırmak için veriyorum bu örneği. Yoksa tabii Fiiller arasında e, dağlar kadar fark var. Fiiller arasında karşılaştırma neden, yapmıyorum. Neden, neden ile neden ilgili kısa bir şey söyleyebilir miyim? Şimdi Şaban Bey dedi ki hani neden Ayasofya şimdi? Ee, bir rapor göndermiş bir paşamız bana. Herkesin yakından tanıdığı biri ama ismini vermeyeyim. Ee, üniversite tarafından hazırlanmış bir üniversite tarafından. Üniversitenin adını bulursam söylerim. Şimdi bu raporda diyor ki neden şimdi? Ee, Yunanistan'ın Libya ile ilgili ve son dönemde biliyorsunuz Ayasofya'nın açılma kararından önceki 7-8 aylık bir süreç içerisinde Yunanistan Libya ve Akdeniz üzerinden Türkiye'ye sürekli yükleniyor ve Fransa'yı e, Almanya'yı arkasına alarak da Türkiye'nin Akdeniz'deki egemenliğini engellemeye çalışıyor. Yani resmen Türkiye'yi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dediği gibi Akdeniz'de sadece olta atacak bir <laughs> e, alana hapsetmeye çalışıyor. E 18 adamızı da işgal etti. Şimdi onları doğru, niye Tamam. Yunanistan bu aynı zamanda ona da bir cevaptı. Ne ne cevap şimdi, yani bir dahak, Ayasofya bak, şimdi zaten ya, Ayasofya'yı ibadete açmakla Yunanistan'ın 18 adayı ya, fiilen bak, işgal etti. Nasıl cevap veriyorsun? Şunu bir söyleyeyim Şaban. Ee, yuna, bu raporda Yunanistan'ın Libya'yla ilgili şunu söylüyor. Akdeniz ve Libya'yla ilgili Türkiye bizim Yunanistan'ın egemenlik haklarını elinden almaya çalışıyor. Türkiye'nin Libya ile yaptığı anlaşma yok hükmündedir diyor. Bu Ayasofya kararı tam da Yunanistan'a haddini bildiren bir karar olmuştur. Bu dönemde en büyük siyasi gerekçesi de budur. Ben seçimlerle şununla bununla ilgili olduğunu düşünmüyorum. Yine bu raporda diyor ki Avrupa Birliği toplantısında Avrupa Birliği genel toplantısında Yunanistan bu konuyu gündeme getirmeye bugün, çalışıyor bugün ve ve sert bir karar çıkmıyor Avrupa Birliği'nden Ayasofya ile ilgili bu da Yunanistan'a haddini bildiren ve Türkiye'nin Avrupa Birliği üzerinde etkisini gösteren bir durumdur. Dolayısıyla siyasetle <laughs> ilgili değil Türkiye'nin egemenlik hakkını, gücünü, Akdeniz'deki varlığını perçinleyen bir karardır Ayasofya. Yani, Ramiz Yavuz'un güzel bir sözü var. Bakın diyor ki kimin, alışırlar alışırlar. Kimin? mesele bu duruyor. Alışacaklar. Ya şimdi Ahmet Bey Allah aşkına şimdi Latif'in söylediği hani Yunanistan'a haddini bildirmek. Ya kardeşim zaten benim ya. Ayasofya zaten benim 1453'ten beri. Yunanistan'da burayı, tamam burada yemiş burada yemiş. namaz yani. kılındığı zaman 1990'dan beri zaten sorulmuyor. Işte Bak Yunanistan'a nasıl haddini Yunanistan'a haddini değil. Yunanistan'a haddini bildirmek benim dedin, değil. Yunanistan. Ayasofya benim değil. Yunan Bak kimin? Ayasofya ne benim be? değil ya. Kimin? Ayasofya 1934'ten beri benim değil. Hayır. Latif. Evet, Ayasofya latif. müzeye latif. çevrildiğinden ya. bu yana yapma, ya, turizm yapma, Latif, bakın, Latif, yani ne yapma? Yapma, bak, Ayasofya, bak, bak, ilin, hayır, Ayasofya hayır. Türkiye Arkadaşlar, Cumhuriyeti Devletinin ya bir ülkenin en büyük ve en önemli camisi, en büyük ve en önemli camisi müzeye çevrilirse dönemin baskılarıyla, Avrupa ve Hristiyan Dünyasının baskılarıyla talepleriyle müzeye çevrilirse nasıl benim olur o cami ya? Benim değil. Şimdi Ayasofya bizim oldu ya. Bunu bunlar, anlamak bunlar istemiyorsunuz tabii, Bunlar çok ya. politik ve bakın ya özür dilerim be, arkadaş. beylik laflar, beylik Hayır, laflar. Beylik laf değil. Benim hiç öyle bir kompleksim Hayır, yok. Hayır benim. Ayasofya 1453'ten beri, beri, benim var Türkiye, öyle bir kompleksim. Beri, 14, benim var öyle bir kompleksim. Yani Osmanlı ve Türkiye Cumhuriyeti'nin Ayasofya açılsın, ister müze olarak zincirler kırılsın diye kendimizi yırtın. cami ya. olarak kullanırım. Bizim de Hiç o konuda zaten Mustafa Kemal Atatürk'te, Mustafa Kemal Atatürk'te 1934 yılında hem müzeye çevirirken orayı da tapu kaydına cami diye. Ha şimdi bak, bir şimdi, dakika o tapu kaydına bir bakabilir miyiz? Bir dakika bir dakika. İster işte, ekrana getireyim. O, o tapu kaydı Söyle, gelsin ben anlatayım mı onu? Bir şimdi Onur bir tapu kaydı vardı ya. E, şimdi bu tapu kaydı e, yeni bir tapu ama onun da şeyi var. Okunabiliyor mu izleyicilerimiz onu okuyabiliyor ha, bu mu şu eski anda? Tapu. Bir de yenisi varmış galiba. Evet bu Eski, bu işte. Orjinal e, orijinal yani, bu. Osmanlı dönemindeki tapu, tapu bu. Evet evet cami kayıtlı. Evet evet. evet. Bu Osmanlı 1900, dönemindeki tapu. 1936 de, ay, yılında. Yeni, yeni aslında, tapu Ulusal kadastronun gibi. yeni formatıyla. Latin harfleri var orada, Osmanlı değil, var orada yani, Osmanlı değil mi? 1936'da. 36'daki tapu bu. Doğru. Bir de şimdi güncellemiş tapu kadastro genel müdürlüğü. Bir de yeni şekli var bu tapunun. Şimdi arkadaşlar bu tapu 1936 yılında. Ayasofya için çıkarılmış. Atatürk döneminde. Evet. Atatürk Ayasofya'yı yani kendi döneminde müzeye çevir çevirdiği halde ondan iki sene sonra bu tapuyu çıkarttığında Ayas Ayasofya'yı Ayasofya Kebir Camii Şerifi. Bravo. Evet. evet demiş. Evet, Acaba hilafesi. Şimdi iradesi, bakın burada Hakan sonra Bey, sonra gelecek olanlar Ahmet burayı Bey. camiye çevirsin de olabilir şimdi yani. bak, ben O okunuyor da, değil mi orada Ayasofya. Ben bunu yazdım da şimdi bunun anlamı nedir biliyor <laughs> musunuz? Atatürk Bakanlar Kurulu kararıyla müze yaptığına göre 1934'te Ayasofya'yı istese bu tapuyu da müze olarak tescil Ayasofya getirirdi. Müzesi diyebilirdi. Tabii Ayasofya bence Atatürk şöyle bir mesaj verdi gelecek kuşaklara. Bakın ben şimdi baskılar nedeniyle Burayı müze yapıyorum. Baskılar değil de şartlar diye. Şartlar nedeniyle ben burayı müze yapıyorum ama bir gün Türkiye Cumhuriyeti güçlendiğinde siz burayı tekrar camiye çevirebilin diye ben bu tapuya cami olarak Ayasofya'yı kaydediyorum dedi. Olabilir. Bence, olabilir. Evet. Ama benim argümanım ya bu. Arada, bu arada bu arada bu tapu işlemini yapan tapu müdürü Fikret Sinirlioğlu sinirli Feridun Bey'in nesi oluyor? Babası. Sahi. Babası. Evet. babası. Evet. Feridun Sinirlioğlu kim? Birleşmiş Bizim milletler. Birleşmiş Milletler. Büyükelçimiz. Büyükelçimiz. Birleşmiş ne? Milletler'deki büyükelçimiz. Yani e, Feridun Sinirlioğlu'nun babası Fikret Sinirlioğlu tapu müdürü babası. o dönem. Dedesi de. Tanzim o o zaman. Dedesi o. Babası diye Bence söylüyorum. bu Tanzim eden vasiyettir Ahmet Bey. <laughs> bu gizli bir vasiyettir. Atatürk'ün gizli bir vasiyetidir. Ve o gizli vasiyeti de gerçekleştiren bugün Recep Tayyip Erdoğan'dır. Bir de ayrıca sahibi olarak da yani tapunun sahibi olarak da e, Ebul Fetih Sultan Mehmet vakfı, Fatih Şu Sultan, andaki Mehmet Sultan Mehmet kurduğu vakıf. vakfı, evet. vakfı, evet. kendi evet. kurduğu vakıf. Şimdi Ahmet Bey, buradan hareketle, buradan hareketle, şimdi bakın dündü galiba İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde Adalet, Adalet ve Kalkınma Partisi ile Milliyetçi Hareket Partisi grubu ortak bir önerge verdiler. İşte Ayasofya'yı cami olarak tapu tapusunu cami olarak değiştirelim diye. Doğru. Hayır. Doğru evet o. Tamam. Bu öyle olmak durumunda. Yani, yo yo, tabii. Hayır, plan plan notu bak tapu değil. Tapu değil. Hayır hayır. Plan notunda müsaade et. Plan notunda e, cami vasfına kazandırmak zorundalar. Çünkü müze vasfında çıkartmak zorundalar. Zaten cami oy birliğiyle oy birliğiyle tapu, da bir cami bir zaten. Hayır hayır. Hayır. Plan notu plan notu. Plan notu orası o, müze. teknik bir konu. başka bir şey. Plan, plan notu. Plan notu. Üze, e plan İstanbul, notu ne demek? İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin planları var. Dolayısıyla bu par, e, parsel, paflaya giren parsele giren kısım plan notunda ya müze olarak o, müze olarak geçmiş. Tapuya göre ta, tapu başlığından Tapu başlığı falan var ya. E, ya tamam şimdi, Yanlışlık yapılmış yani. Hayır hayır, e. yanlışlık değil ya. E nasıl, müze, Şu anda ama müsaade edin ama anlamazsınız, müsaade etmezsiniz. Şimdi bu plan notunda müze olarak geçtiği için Hı -hı. normal doğru olan o çünkü müze ya zaten müze olması lazım. Şimdi vasfı değiştiği için Danıştay kararı ve Cumhurbaşkanlığı kararnamesine göre vasfı değiştiği için plan notunda değişmesi elzem. Tamam. Orada mücadeleci. Oy birliğiyle. Bir dakika, merak oy ettim. birliği var orada onu da söyleyeyim evet. Bir dakika. Hı. E, tapuda cami olmasına rağmen plan kaydında, plan notunda müze kullanma olabilir kullanma kullanma şeyi tarzı evet kullanma, kullanma tarzı. Ahmet Bey tabii, şey o, için tabii, kullanma tabi, İstanbul'un tamam, haritası tamam. gibi düşünün. haritası? Tamam, bu tamam, haritada müze şey olduğu değil. için müze olarak mesela anlaşılır. Evet. yani tapuda cami olarak gözükebilir ama pi, plan notu Bravo. kullanıma bakar. Aynen öyle o, anladım. Şimdi bu arada size bir cevap var daha doğrusu hepimize kimden? E, sadece size değil hepimize. Şimdi biz 1991'den bir Ayasofya'nın bir kısmında namaz kılınıyor dedik ya. Erhan Afyoncu tarihçi şöyle bir not göndermiş. Diyor ki Ayasofya'da 1991'den itibaren namaz kılınan yer caminin dışında Topkapı Sarayı'na giden yolda 2. Mahmut tarafından yaptırılan son şekli Sultan Abdülmecit tarafından verilen Hünkar Kasrı'dır. Evet, diyor. Abdülmecit Mahfili. Valla biliyoruz. Yani yo, doğru, bir tarihsel doğru. bilgi. Doğru. Tamam yani onu aktaralım. Dışında yani. yani. Çünkü şey kaldık böyle bir yo, yo, doğru Tereddüte düşmüştük. Güzel düzeltme. Erhan Erhan Afyoncu orayı Erhan Abim, anlatmış. Da, doğru. Teşekkür tarihçi. ediyoruz. Şimdi şey, e, Ahmet Bey. Bir, Fatih Sultan Mehmed'in 1453'te işte İstanbul'u kimden alıyor? İşte Roma İmparatorluğu'ndan alıyor ve bir çağ atlatıyor. Dolayısıyla İstanbul bir şey yani Hristiyan, şehri. Doğru mu? Cami yok. Ve Ayasofya'yı cami yapıyor. Gayet doğal. Sonraki yıllarda işte Osmanlı padişahları hem Fatih hem de diğer padişahlar bir sürü cami yapıyorlar doğal olarak. Yani İstanbul hani Türkleştiriliyor İslamlaştırılıyor filan. Hani cami yapılmasının en temel gerekçesi Fatih Sultan Mehmet tarafından o. Bir de fethedildiğinde e, fet cami mi? yok orada. E cami yok. İhtiyaç e, yani ihtiyaç. İhtiyaç da yok tabii. Ama sonra işte Fetih'ten Fetih'te ihtiyaç, ihtiyaç. Fetih. fetih sırasında. Tabii tabii fetih Çünkü fetih'ten o anda cami sonra var, başka cami. Hayır, sonra, hayır hayır hayır. Fetih'ten sonra ihtiyaç. Ya şey yok ki Müslüman yok ki kentte. Hayır diyor ki fethedildi. Bir anladım. anladım ha e, bu da bu da çok sığ bir çok affedersiniz ama do, yani e, böyle biraz şöyle bakın. Fatih Sultan Mehmet Han İstanbul'u fethettiğinde evet burayı Ayasofya'yı cami yapmıştır. Hı hı. Fakat şu. E o, bir kere orası bir simgedir bir. İhtiyaç mı ihtiyaç değil. cami olarak kalsın demiştir diyorsun. Tamam. Bir saniye. Fatih'in asıl emeli Erhan Bey'de katılacaktır, belki mesaj çeker, Roma'dır. Dolayısıyla Fatih Roma'ya siyasi bir mesaj vermiştir aynı zamanda burayı cami yaparak. Hı hı. Bak, yani. sizin kalbinize ben girdim, sizin en büyük kilisenizi camiye çevirdim. Vatikan'a tabii. Vatikan'a tabii. Hı hı. Daha sonra ben ne yapacağım biliyor musunuz? Vatikan'a geleceğim, orada ne varsa sizin merkezinizi onu da camiye çevireceğim iradesidir bu. O zaman çok net algılanabilen ve meşru e bunlar mesajlardır. Meşrudur bu mesajlar. Dönemin Devletler dönemin şart. Zaten, tabii ki tabii bakın, ki meşru. Bu yüzünden bizden hoşlanmıyorlar. Elalemin Vatikan'a girip de niye cami yapalım? <laughs> ya o dönemde o dönemde <laughs> yalnız o dönemde ya, ya Elalem Kudüs'e gelip neden selam veriyorum her yere diyelim. Elalem Vatikan'a girelim, el Vatikan e. girelim İngiltere'ye girelim. Ya 1947 yılında İsrail Kudüs'e girdi. Filistinlilerin bütün toprakları işgal ettiği ve 21. yüzyıl 20. yüzyılda oldu bunlar. Yani, ama iyi mi yaptı? İyi yani? yaptı yani, ama aynen, herkes ayırı, yapıyor onu Ayıp bize ne Allah. Bunu söylüyor her söylüyor. Hakan Bey bak sen tarihe şu, heveslisin. Şu, ya, Rusya'da hevesli değilim. Tarihi uğraştalamamız lazım. Kars'taki Kümbet Camisi bak çok ilginç bu. 10. yüzyılda cami olarak yapılıyor. Kars'taki Kümbet Camisi Balgratlı krallığı döneminde kiliseye çevriliyor. 1064 yılında tekrar camiye dönüştürülüyor. 1918'de Türk hakimiyetine girince tekrar cami oluyor. 64 yılında müzeye çevriliyor. Bu ne ya? şey bu cami cami. 64'te bakın sadece yani Ayasofya şey değil. gibi sürekli değişiyorlar yani. Başın. Evet evet e, müzeye dönüştürüldü. Tek cami Ayasofya değil bak. Bu da ikinci bir örnek pek bilinmez. 1964'te bu cami müzeye çevriliyor. 1981'de yeniden e, statüsü kaldırılıyor, müze statüsü. Neresi burası? Ve 1900 Neyse niye anlatıyorsun bunu? Yani neden Bunası anlatıyorsun? Ya şeyde Kars'taki Kümbet Camii. Peki ne? De, gerekçe ne? Onlar ya, Kami'yi, kamiyi kiliseye çevirmişler. E, Trabzon'da da var örnek. Trabzon, <laughs> e, Ayasofya'sı da Ruh, öyle. Şey, Rus var? var. Rus işgali. Çok örnek var. Ne zaman Rus işgali? Tabii. Yani bu şöyle bir şey. O dönemde, yani e, işte savaşların Fatih dönemindeki şekliyle sürdüğü dönemde, bir yere Hristiyanlar fethediyorsa camiyi kiliseye çevirebiliyorlar Müslümanlar fethediyorsa Müslümanların tek şeyi var Osmanlı'nın fethettiği yerdeki en büyük kiliseyi sadece camiye çeviriyor hepsini değil bir de dinine karışmazdık tamam Tabii, karışmıyor Osmanlı, da karışmıyor. Şimdi, Latif deniyor ki tamam o dönem için böyle bir racon var hani dünyada evet. kim nereyi fethediyorsa oradaki ibadethaneleri kendi dininin e, ibadethanesine çeviriyor filan ama artık hani 2020 yılındayız e, anlamında itiraz ediyorlar. Evet artık koca, koca 60 kişi biz de Alıca yaptık. Tekrar yani. fethetmedi ki Ayasofya'yı. Aslında rücu et diyoruz o doğru. Yani, yani Ayasofya'yı bir fethetmedi ki. Ayasofya zaten aslı asl aslında rücu ediyor. Aslında rücu evet. dediğiniz evet. zaman da tabii. aslı kiliseydi. Hayır, hayır öyle değil. Biz tabii biz tabii Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin vatandaşları olarak asıl dediğimiz anda kavrayacağımız şey 1453'ten itibarendir. Fetihle bir. E, tabii, tabii, ki. Öyle. Peki benim, yani... benim bir, bir yeni şeyim var şimdi yani bir... Tethi milat alırız biz diyoruz. Doğru öyle. Şimdi mesela tamam Fatih Sultan Mehmet Han İstanbul'u işte fethetti. Ee, Ayasofya'yı cami yaptı. Ve Allah'tan burada bir tartışma yok. Yok <laughs> yok orada bir tartışma yok tabii canım yani. E, şey, sonra da işte vakfetti ve dedi ki burası ilelebet cami kalsın değil mi? Vasiyet etti yani. Kaç yıl cami olarak kullanıldı Ayasofya? 560 yıl. 67, 67 yıl evet. 567 yıl. 86 Raya. yılda müze kaldı. Evet. Çok ya. uzun Şimdi bir süre aslında. Uzun süre bayağı. tabii. Şey demek istiyorum. Mes peki aynı saygıyı iktidar Mustafa Kemal Atatürk'ün İş Bankası vasiyetine neden göstermiyor? neden hani İş Bankası'nı Mustafa Kemal Atatürk İş Bankası'ndaki kendi hisselerini kendi parasıyla oluşturduğu hisselerini Ama orada, de, e, e, Cumhuriyet Halk Partisi'ne miras olarak orada Atatürk'ün mirasçıları açısından da bir dava var bakın. Hayır hayır yok. Yok, yok canım o çok yok, net. Yok, yani değil bir şey yok canım. yani var ya. Atatürk'ün mirasçılarının İş Bankası ile alakalı davası hayır, var. Atatürk şöyle şu Bitirir ben ben biliyorum. ben biliyorum ben konuyu biliyorum. Açlar dava adı. Da. Şöyle açlar e, mirastan, mirastan işte manevi çocuklarına e, yaşamları süresince e, maaş verilmesini istiyor. İş Bankası ile alakalı, hisseleriyle alakalı bir talep Hayır, var. hayır. bak şöyle. Hisseleri Cumhuriyet Halk Partisi'ne bırakıyor. Ama diyor ki bu hisselerin gelirlerinden benim işte manevi evlatlarım işte ülkü şu e, evet çok özür dilerim birkaç üç tane şey tamam, bakalım, evet. Onlara da hisselerin gelirlerinden belli bir maaş verin diyor. Hani işimlerini sağlayacak bir maaş verin. Biraz sonra, diyorum, ver. sanıyorum 90 90'lı yıllarda e, Ülkü Hanım galiba Hani e, o zaman hatırladığım kadarıyla... Ülkü Adatepe'ydi değil mi? Ülkü Adatepe'ydi galiba. Evet. 5 bin lira, ben o zaman Cumhuriyet Halk Partisi muhabiriydim. 5 bin lira aylık e, işte hisse gelirinden e, maaş veriliyordu. O 5 bin liranın kendisine yetmediği gerekçesiyle, maaşın artırılması gerekçesiyle bir dava açmıştı. Sonra işte nasıl sonuçlandı bilmiyorum. Hani mirasın özüne yönelik, Cumhuriyet Halk Partisi'ne hisselerin bırakılması yönelik bir itiraz yok. Zaten şey, olamazdı. E, e, şaban, bir Benim burada şey söyleyebilir var. miyim burada? İktidar neden yani Fatih Sultan Mehmet'in vasiyetnamesine gösterdiği özeni Mustafa Kemal Atatürk'ün vasiyetnamesine göstermiyordu. Sayın Cumhurbaşkanı diyor ki bu işi halledin mecliste işte yasayı hazırlayın. Eee CHP'deki iş Bankası hisselerini e, hazineye gerek, devredin. gerekçeyle ilgili ben, orada açıncısı, bir şey var. Bak şu olarak buna hazırlıklı evet, gelmek bu istedim. yani. Şimdi Gököl'den... bu konuyu konuş konuşacaksak eğer Yok, ben ama, bunun yok. ama ben, ben Yani konuyu... Şaban Bey'in söylediği Fatih'in yani. vakfına, vasiyetine evet. duyduğunuz saygıyı Atatürk'ün evet. vasiyetine Şimdi de gösterin. Hani 1453'teki söyle. Fatih Sultan Mehmet'in vasiyeti değiştirilemez. Hani

bunun gelirleriyle Türk Dil Kurumuna, Türk Tarih Kurumuna ve işte evet. e, manevi evlatlarıma maaş verin diyor. Gelir kalan kalan gelir Ağırlık Türk, Türk Dil Tarih Kurumu, Tarih Türk Tarih bu. Kurumu. Ve Türk Dil Kurumu. Kurumuna Halk verin Partisi diyor. Cumhuriyet Halk, Halk, Halk da. Partisi tek kuruş almıyor. Bak şimdi Türkiye İş Bankası bugün Türkiye'nin en büyük bankası belki de. Evet. Tamam mı? Şimdi siyasi olarak bir kere e, şeye aykırı bu. Ne aykırı? E, yani diğer siyasi partilerin böyle bir faaliyeti yokken böyle bir faaliyeti olamazken tamam mı Hı -hı. Cumhuriyet Halk Partisinin sadece böyle bir ayrıcalığa sahip olması eşitlik ilkesine Rekabet ilkesine aykırı bir şey. Ya Latif Allah aşkına. Bir dakika Yok abi. Latif, bırak, onları, şey. bırak. onları bırak. Hayır. Onları bırak ya. Yani, onları bırak canım. Hamza Yerlikaya'nın Hamza Yerlikaya'nın Halk Bank Yönetim Kurulu'na atanması rekabet ama ilkesine. Ama bu olay hiç aynı şey değil Şaban. Ya, şey ya şimdi bak, bak, ama sen hiç de. Hiç aynı şey değil. Bak, de, bak ben o zaman söyleyeyim. Latif Türkiye, Türkiye Cumhuriyeti'nin Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün vasiyetinin yasayla ortadan ya, kaldırın. kaldırılmasın. Şöyle, şöyle bir görüntü veriyorsunuz. Bakın. Ayasofya'da ya. diyecek lafınız kalmadı. itiraz edecek ya, noktanız kalmadı. Şunu anlatayım. Ya, başka bir yerden yerde mübalatayla giriyorsunuz. Ama be, bu da ben, bir tartışma oldu. Ayasofya ama konusunda bakın tartışma. Vasiyet. Bak söylediğim laftan güncel, bir gram geri Bu da güncel bir tartışma. Tamam. Bir gram yani, Hakan Bey anladı onu. Şimdi keşke 8 milyar da insanına ya burada işte burada meselenin koyarak bankası olarak, 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 hep beraber konuşmayalım. İş Bankası olayı farklı. Bak, Atatürk o dönemde vasiyet etmiş olabilir. Atatürk'ün döneminde tek parti iktidarı olan bir, sadece Cumhuriyet Halk Partisi'nin olduğu bir dönemi yaşıyoruz ve bu 1950'ye kadar devam etmiş bir dönem. Ve Türkiye Cumhuriyeti o yıllardan sonra çok mesafeler kat ediyor. Yani bozulabilir ya, mi Atatürk'ün vasiyeti? Ya vasiyeti bozulabilir mi? Fa Mesela ya Fatih Sultan Mehmet'in şeyin vasiyetinin üzerinden kaç yıl geçmiş? Be 537 yıl geçmiş yani. Ya Atatürk'ün vasiyetinin üzerinden şurada kaç yıl? Ne yapalım? Yarıştıralım mı şimdi? Ya, ya o 60 e... bir kere, ya yarıştıralım değil. Bu, tarz, bu tarz doğru bir tarz bir değil, ya. değil. Bakın. Ya. Bu, bir devlet devletin bir kendiyeti devleti, devleti olur. bir de resmi bir var yani. Nerede? Sen, sen bir parti ya, yani. bak, sen, olarak, sen, olarak bak, evet, daha, daha, sağlam yani. Evet. Ya At, yanlış Atatürk'ün vasiyeti daha sağlam. Burada Hisseleri var. 4 tane 4 tane mi yönetim kurulu üyesi atıyor şey CHP veriyor İş Bankası'na. Evet. 28 küsür hissesine karşı 4 Bak 4 tane yönetim kurulu üyesi veriyor İş Bankası'na. Şimdi sen bir parti olarak, e, muhalefette bir parti olarak Türkiye'nin en büyük bankasının yönetiminde yer alamazsın arkadaş. Bak yer aldığı halde yer en büyük bankası olmuş. Yer ama alamazsın. Abi. Sen o, o bankanın yöneticilerini atayabiliyorsun. O bankanın politikalarına yön verebiliyorsun. Beş kuruş para almasın Yok atayamıyor atıyamıyor. Bir başka parti atıyor. Neyi atıyor? Bir atayamıyor. başka parti de. Yok dört ya, tane yönetim Ya dört tane boyu... orada ya, yönetim. Ya bankası şubelerine gidin her siyasi görüşten adam var. Ya şube o ayrı bir şey. Sen yönetimde ben yer 30 alıyorsun sene ve iş o bankanın politikalarının belirlenmesinde rol hayır, oynuyorsun. Hayır hayır Latif. Bir bak, siyasi Latif. parti bunu yapamaz. Latif'cim Yapmamalı bak, da. Bilmedi bak. Doğru da değil. Bak. Etik de değil. Bak lütfen. Tamam mı? Beyler şu imajdan çok iyi bir yani ya, ya, ya ben çiftliği ben değil biliyorum. emin olun. Bakın, bakın ben, ben okuyayım, okuyayım bir vasiyeti. vasiyeti. Tek argüman biz iş bankasından ben, ben vasiyeti alıyoruz. Yani şunu mu diyorsunuz? Evet, bir dakika bir dakika. Vasiyeti Cumhuriyet Halk Partisi. Hep beraber konuşmayın. Yani Mustafa Kemal Atatürk'ün vasiyet okuyayım. Vasiyet mi? namesi bozulabilir mi diyorsunuz? Ya hayır hayır vasiyet sizin dediğiniz gibi değil diyorum vasiyet. Vasiyetin şey Ne ne bir dakika bir okusun okusun. Nüfut ve hisse senetleri şimdiki gibi iş bankası tarafından nemalandırılacaktır. Bir. İki. Her seneki nemadan Makbule'ye, Ayda Bin, Afet'e, Sabiha Gökçen'e falan saymış onları. Ülkiye, Rukiye ve Nebi, Nebile'ye 100 er lira verilecektir. Paraları saymış. Hı, o para zaman Üç, 3. Sabiha Gökçen'e bir ev alınabilecek ayrıca para verilecektir. 4. Makbule'nin yaşadığı müddetçe Çankaya'da oturduğu evde emrinde kalacaktır. 5. İsmet İnönü'nün çocuklarına yüksek tahsillerini ikmal için e, muhtaç olacakları yardım yapılacaktır. 6 her sene nemadan mütekabil miktar yarı yarıya Türk Tarih ve Dil Kurumları'na tahsis edilecektir. Evet. Yani ben e, açıkçası ben, vasiyetname dediğiniz bu. Evet. E tamam. Peki ya, Cumhuriyet Halk bölümü bölümüne... Hayır şimdi, şimdi evet, gördüğünüz şey farklı bu. Farklı bir şey söylenmedi. E, bunu, bunu, orada bunu, Cumhuriyet Halk, Halk Partisi'ne talimatları. Cumhuriyet Halk Partisi'ne diyor ki... Ama şöyle kullanacağız. Üzerine, yani şimdi, sana bu sana şey bırakıyor. üzerinden, bu, bu hisselerin karşılığı olarak... Şimdi vasiyetin bölümünden nasıl diyorum. konuşayım? Gelirlerinden, benim hisselerin gelirlerinden şu çocuklara, şu kadar para ver. Ee, kalan parayı şimdi, da yüzde elli yüzde elli Türk Dil Kurumu'na peki, Tarih Kurumu'na Yöneticileri çeksin yine Atatürk'ün vasiyeti devam etsin. Peki bunu bir ayrı zaman Nasıl tartışalım. gözetleyecek, Beyler, nasıl gözetleyecek Beyler. Cumhuriyet Halk Partisi? Beyler bir şey hatırlatayım. Nasıl gözetleyecek Cumhuriyet Halk yani, Beyler Atatürk'ün parası pulu yoktu. Hatta albayken, miralayken maaşı ayın beşinde onunda bitermiş. Çok ele açık bir adam. Hep dağıtırdı. Meşhur hikayeleri vardır. Perapalas'ın şimdiki sahipleri, şimdi devrettiler Darüşşafaka'ya. Muayyeş ailesi Atatürk'le ilgili anılarını anlatır. Adamın öyle bir şahsi mal varlığı falan yok. Sadece yakınlarına bir e, kaynaktan bir gelir bırak. Muhtaç olmasınlar diyor. Ve olabilir. o da muhtaç evet. olmasın. El yani öyle olmasın. büyük paralar da değil. İnönü'nün evet. çocuklarını maaşa bağlamak istemesi de çok ilginç. Yok Orada. yüksek tahsilini <laughs> yapsana. Şu, muhtaç. Bir dakika, onu da söyleyeyim. İnönü'nün? İnönü ile arası açıktı beyler. Evet. Küstüler. <laughs> En son vefatından önce mektuplaşması vardır ikisinin. Meşhur iki mektup vardır. Evet. Orada uzun yıllar yol arkadaşlığı yaptığı için son 6-7 yılı da küs geçirdikleri için çocuklarına bir yine aşırı olmayan bir rakam bırakmıştır. Muhtaç oldukları. Ben de farklı bir şey biliyorum o konuda söyleyeyim. Şimdi Neyse o başka bir konu. Değil mi? Başka... Bir cümle söyleyeyim ba ama da. Önemli bir cümle sadece önemli çünkü. E, iddia şudur. Bazı tarihçilerin iddiası ee, İnönü'nün öldüğünü söylerler Atatürk'e son dönemlerinde. Çünkü İnönü zengin bir adam ve Atatürk'ün çocuklarına bağlayacağı maaşa ihtiyacı yoktur İnönü'nün. Atatürk İnönü'nün öldüğünü düşünerek çocuklarını maaşa bağlar. Peki. Peki. Neyse. Yani. neyse. Ya zengin bu zengin ya. Ya ya, neyse ya bu yine geldi konu İsmet Paşa'ya dayandı. İsmet Paşasız bir şey geçmiyor. <laughs> Şimdi e, bugün aslında herkes e, Cumhuriyet Halk Partisi sözcüsü Faik Özturan bir açıklaması oldu parti toplantısından. Talihsiz son, evet çok. Yalnız Ahmet Bey çok özür dilerim. Program çok, çok yoğun. Bana açıklama. sürekli mesaj atıyor. Bilginiz olsun. Teşekkürler. Şimdi talihli mi talihsiz mi onu konuşalım, karar verelim. Fa Faik Öztrak diyor ki bu kararlar yani Ayasofya kararı Yıkılmış Osmanlı'nın hukukuna dayanarak Cumhuriyet'in hukukunu yok saydı. Yani son derece. Yarın bir gün yok olup gitmiş padişah iradesine göre birileri daha hak iddia ederse Osmanlı dönemindeki malını mülkünü talep ederse ne olacak? Yani diyor ki kardeşim sen diyor Fatih'in vak vakıf e namesine dayanarak Osmanlı hukukuna dayanarak bu işlemi yaparsan diyor. Ee, yarın öbür gün birileri de çıkar çıkar. Çıkıyor nitekim çıkan. Top, top kapının tapusunu ister yani evet. mesela. Değil değil o öyle değil o. Yok şey diyor. Padişah iradesine göre birileri daha hak iddia ederse. Yani ben var ya Abdülhamid'in torunuyum evet, şuyum evet. buyum falan i̇şte Galatasaray diye. Adası Galatasaray Adası'nın Nihan Osmanoğlu. Var. Ee, öyle şeyler Osman, var yani bir, Var Osmanoğlu var. Onlara ne diyeceksin diyor? Siz hukukçusunuz. Doğru. Bu şöyle, burada bu, neden talihsiz diyorsunuz buna? Şöyle talihsiz yani keşke ben isterdim ki bir hukukçuya danışsaydı da bunları beyan etseydi. Çünkü e, medeni kanunun birinci maddesidir bakın. Beyan ettim. Okumakta istemiyorum. Şunu diyor. Diyor ki medeni kanunun meriyetinden önce vuku bulan hadiselerde hangi tarihte hadise vuku bulmuşsa o tarihteki mevzuat uygulanır. Bir daha değil söyleyin değil. anlamadım. <laughs> Uzun cümleydi bir daha nasıl <laughs> medeni kanunun birinci birinci maddesinde şunu söylüyor. Medeni kanunun meriyetinden önce hadise vuku bulmuş ise yani öncesinde oluşmuşsa. Ya Osmanlı 1400-1500 yılında olur. olduysa. Olduysa bile o dönemin, bu dönemin kanunları uygulanır diyor. Dolayısıyla Danıştay'ın yaptığı bu, da. Bu Bu ilke. Temel ilkedir. Ha, temel, temel ilke, Yani Burada kanunlar bu makable şamil. Makable şamil. Şimdi şöyle bu hadise bu minvalde zaten Danıştay da diyor ki bu maddesine aykırıdır diyor Bakanlar Kurulu kararı. İkinci bir şeye dayandırıyor. Vakıflar Kanunu 8. maddesinde de şunu söylüyor. Diyor ki bir vakıfname noktasında bir vakıf tesis edilmişse, vakıf malı oluşturulmuşsa ölenin iradesiyle müteveffanın bu vakıf iradesi devletin tasarrufu ile dahi değiştirilmemelidir diyor. Bir dakika şimdi ha. ben geliyor... Ama önemliydi burası. Çok güzel. Hayır. Ee, daha da somutlaştıralım. Osmanlı döneminde eee akdedilmiş olan bir vakıf işi e, cumhuriyet döneminde de geçerlidir. Tabii. Çünkü temel hukuk kuralı mer'i hukuk neyse ona Tabii. göre düzenlenen Çok net. Bunun aksini evet. savunanlar da var ama. Hayır, aksi aksi yok bunun. Bu birinci yani, alfabesidir işimiz. Var. Bunun... şey örnek şey e, idare hukukçusu. Şimdi bakın Prof. 8. maddeyi söyledim ya ama vakıf kanunları tediyede kuvvetlidir o da. Vakıf vakıflar kanunu vakıflar kanunu 8. maddesinde de şunu söylüyor bakın. Onu da açık söylüyorum. Devlet Müsaade edin ama. Kanun mu? metni söylüyorum ben. Şimdi Vakıflar Kanunu 8. maddesinde şu diyor ki bu diyor vakıf senedinle vakıf nameyi yapan müteveffa ölü yani ölmüş zat iradesi Devletin tasarrufu ile dahi değiştirilmemelidir diyor. Bakın bu özgürlükçü ve demokrat bir yorumdur. Devlet devlet buralarda tasarruf edemez diyor devlet. Dolayısıyla Bakanlar Kurulu bu ve bu maddelere göre e, şeydir hukuka hukuk ihlalidir diyor. Hukuka aykırıdır diyor ve iptal ediyor Bakanlar Kurulu kararını. Ama devlet derken yani Osmanlı sona eriyor. Fark etmiyor, fark etmez. Fark etmez. Yeni bir devlet kuruluyor. Hukuk sistemi hukuk. değişiyor. E, Bunların bir önemi yok mu? Bir, bir saniye. Kara şey yani şey, padişahlık kaldırılıyor, hilafet kaldırılıyor. Ama bu bakış açısıyla işte zaten başımıza ne geliyorsa geliyor. Ama mücadele, şöyle, bakın, biz Gökten zembille 1923 yılında inmedik. Ya bir, tamam bir. inmedik ama... Müsaade edin ama ben müsaade edeyim. Özür Ay ben. Şaban Bey, şöyle bir sorun var ama sizin tezinizde mantıken. O zaman 1923'ü milat alırsak, 1923 öncesi Hintapılar. tüm miras işlemleri... Her ne yani, olur? Hani bit, biter. Dediği gibi olsa biter. Yok. yani ama önceye bu dayan. Şey şey var. açık bir anarşi olur. Fa şimdi Fatih, Fatih olur, Sultan öyle Mehmet kim? Şey, Sultan, Padişah. Padişah. Saltanat kaldırıyor, padişahlık kaldırılıyor. Devletin, şeklin devletin şeklin değiştiğinde bir problemimiz yok. Bakın şu, an, an, anlatmak istediğim şu. Şimdi kara kuvvetleri, kara kuvvetleri komutanlığının 1800 küsür hani 100 bilmem kaçıncı yılını kutluyoruz ya. O da evet. Cengiz Han'a kadar Yani bakın Orada bir süreklilik vardır. Kaldı ki dediğinizle alakalı bir durum değildir bu. Bakın şudur açıkça. Şimdi vakıf senedine göre bir vakıf yapılmış ya. Hı. Buranın Fatih tarafından yapılmış. Diyor ki bakın e, tapuyu biraz önce gösterdik. Tapuda mülkiyet kimin? Atatürk'ün de kabul ettiği gibi Fatih Sultan Mehmet Han'ın vakfının mülkiyeti. Doğru. Dolayısıyla o zaman fa, zaten Atatürk Faik de kabul etmiş. Faik o, Öztürk Doğru. CHP Hakan sözcüsü. Hakan Bey e, herhalde o fa, anlaşıldı yani. Mücahit Bey. Yok yok. Faik o, Öztürk anlaşıldı. diyor zaten ki, onu, o, e, onu yıkılmış zaten. yıkılmış Osmanlı'nın hukukuna dayanarak derken kastettiği bu değil mi? Evet hani, o. Biraz önce itiraz koyduğum ve doğruyu söylediğim şey evet. Gerçek o. Yani yıkılmış Osmanlı'nın hukukuna dayanarak e, ya diyor yıkılmış Osmanlı Fatih'in bir vakıf senedi varmış sen ona dayanarak karar alıyorsun. Ya Son derece şey, hukuk dışı bir ya? yorum. Yani yok, yok onu demiyorum. Ya yani, şimdi yasa diyor? el verdiği için orada tamam. e, o, Osmanlı bir döneminden kalma, kalma mirasını alan bir sürü insan var. Hayır ne demek istiyor? 400 ben doğru mu anladım? Yanlış mı? Yunanlılar, Yunanlılar, dava açıyor söylüyor. Bakın bakın. genel Yunanlılar Hayır hayır Faik Öztra diyorum ben Şaban. Yunanlılar Hakan Bey. Faik Bey'den çok örnek vereyim. Bakın Yunanlılar Osmanlı tapularına dayanarak dava açıyorlar Türkiye'de. Ve bazıları kazanıyorlar mı? Kazan, kazandıkları var. Türkiye'de evet, evet Türk Yunanlılar, Yunanlılar Türkiye'den oraya göçen Yunanlılar. Ha, o ta Türk ama Nalar. ama Cumhuriyet ama, ama tapu Osmanlı tapusu. Cumhuriyet döneminde tapu ama. Hayır, Cumhuriyet döneminde mübadele mübadele bakın, Cumhuriyet döneminde Osmanlı tapusunun reddi, tapunun reddi gibi bir şey olamaz. Bu kabul edilebilir peki, bir şey olmaz peki, ya. Onurda işte diyor işte. ki kulağıma Bizans'tan biri gelse, Bizans'tan gelsin de veririz ona. <gülüyor> <gülüyor> Bizans'tan gelsin doğru. Kulağıma yani. diyor. Biz... Onur da ilginç bir konuya değinmeyeceğim. <gülüyor> <gülüyor> Bizans'tan, Bizans'tan da... gelirse Amin. veririz merak etme. Yunanistan'da evet. da aynı durum söz konusu. Mesela Fatih Sultan Mehmet'in Yunanistan'da yaptırdığı bir cami var. Fethiye Camisi. Şu an Yunanlılar tarafından sergi salonu olarak kullanılıyor. Ya Fatih'in Yunanistan'da, Fatih Yunanistan'da karış, karış ilk yaptırdığı gezdim. cami. <laughs> Latif Bey, Osmanlı eserlerinin yüzde 95'ini heder <laughs> etmiş. heder. Evet. Hayır kızamıyorum. Bulgaristan'da da aynı şey. Yok şekilde. kızı ben kızamıyorum. Niye kızamıyorum? <laughs> Kültürel açıdan kızarım ayrı ama adamı 500 sene oraya vali gönderip yönetmişim zaten bana tepki. Şimdi Latif Şimşek'e bir şey soracağım. Şimdi ee, abi, çok özür dilerim bir, bir, açıklama demin Ülke Adetepe ile ilgili pardon. dava açmıştı dedik ya Mücahit Bey'in <laughs> şeyiyle. Bülent Baratalı o zaman Cumhuriyet Halk Partisi Merkez Yönetim Kurulu üyesi o dava açıldığı sırada hatta şöyle bir açıklama gönderdi bana. Ülke Adıtep'e Tepe kendisine ödenen parayı az buldu. Takdir edilen para da milletvekili maaşından fazlaydı. Yani o zaman o tarihte Ülke Adi verilen para milletvekili maaşından da fazlaymış. Ona rağmen az bulmuş Ülke Hanım ve partiye dava açmış daha, daha fazla maaş verin diye. Açıklığa kavusunda. Hı. Bülent Baratalı o dönem. Şimdi evet. Latif Bey Mücahit Bey'e de soracağım. Şöyle bir tez de var. Aslında bunu e, Cumhurbaşkanı Erdoğan da bir, bir süre önce epey bir süre önce telaffuz etmiş. Onu da gördüm ama bu artık Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o görüşünü de aşan bir e, vurguyla dillendiriliyor. Ya diyorlar ki Balkanlarda Rumeli'de çok sayıda Osmanlıdan kalma camiler var <laughs> Batı dünyasında var Şimdi siz eğer bu benim hükümranlık hakkımdır benim egemenlik hakkımdır kimse karışamaz diyerek Ayasofya'yı camiye çevirirseniz o tarihi eserlerin o Osmanlı'dan kalan yapıların Yapılar hakkında da o devletler benzer bir uygulamaya gidebilirler. Onların akıbeti problemli olabilir. Orada yaşayan Müslümanların durumu ne olacak falan. Yani siz bu kararı alırken kendi egemenlik hakkınızı kullandığınızı söylüyorsunuz. Macaristan'da kendi egemenlik hakkını kullanarak oradaki camileri kiliseye çevirirse ne olacak? Şimdi böyle bir tez de var. Bu tezi nasıl karşılıyorsunuz? Bu çok Mesela ba Babacan da söylemiş, Ali Babacan. Evet, bu umarım sonuçlarını evet. hesap ederek bu kararı bu almışlardır. Diye. Yanlış bir tez. Şöyle yanlış bir tez. Türkiye bir kiliseyi camiye çevirseydi söyledikleri doğruydu. Yani e, işte Akdamar Kilisesi'ni cami yapsaydı Türkiye şimdi e, böyle bir yani endişe söz konusu olabilir. Aynı, Aynı, aynı kapıdır. Hayır, olabilir. Türkiye... Bir müzeyi cami yapıyor. Bir akdamarı da çevirebilir Bak, bu mantıkla. Zaten aslında biraz önce de gördük ki burası her ne kadar müze olarak kullanılsa da bir cami, statüsü de cami, tapusu da cami bu şekilde de devam etmiş. Eğer Avrupa'da böyle bir şey varsa onlar da kiliseyi çevirsinler. Yani müze olarak kullanılan bir kilise varsa şu anda onlar da tekrar kiliseye çevirsinler orayı. Buna ne Türkiye'nin itirazı olur ne başka birinin. Kalmış ki hem Ali Babacan nasıl? hem nasıl? Pardon. Avrupa'daki Avrupa'da şu anda cami ee, olarak kullanılan yeri e, müzeye çevirseler Türkiye'nin itirazı hayır. olmaz mı? Niye müzeye çevirsinler ki? Türkiye cami olan bir e, yeri müzeye çeviriyor, sonra tekrar camiye çeviriyor. Türkiye bir kiliseyi camiye tamam, çevirir. Avrupa'dan dedin. Avrupa'da eğer diyorum. Avrupa'da eğer. E, müzeye çevirdikleri bir kilise var da diyelim ki bin yıl önce Kordoba camisi <laughs> diyelim ki <laughs> İspanyollar e, işte e, Endülüs Emevi Devleti'ni yıktıktan sonra Kordoba camisini almışlar kiliseye çevirmişler sonra 1900 yılında İspanyollar orayı müze yapmışlar şimdi de 2020 yılında İspanyollar tekrar orayı kilise yaparlarsa bu İspanya ilgilendirir kimse ilgilendirmez eğer böyle bir durum söz konusuysa diyorum Avrupa'da Türkiye'ye bir şey demeye hakkı yok. Ama şu anda cami olarak kullanılan bir yeri e, diyelim ki Köln'deki camiyi veya Frankfurt'taki camiyi müzeye çevirmeye kalkarlarsa tabii ki bir dakika deriz yani. Böyle bir karşılaştırma yapmak Şimdi bence abes Haklısın da Latif Bey bak İspanyolların kötü adam sert adam gibi bir imajı yok. Bir sürü ayıpları var o ayrı. Kötü. A, bir dakika, bir ya vallahi taktın kötü. Bir saniye ya bir dakika ya. Öyle demeyin böyle ben çok önemsiyorum ya. Gayet tatlı adamlarız yani niye sert olalım ya. Beyler dünyanın Türkiye'ye bakışını önce görmek lazım, bilmek lazım. İspanyolların böyle bir derdi yok ki. Onlar da Güney Amerika'nın da içine ettiler bu arada. İspanyolların da kirli imajı var çoliba tamam. aslında. biliyorsunuz. Tamam da beyler şimdi bu dünyanın ispat sorun bakayım tek tek 8 milyar adama. Ya neyse İspanyol daha ki. çok antipati duyar, Aslında mi dünyanın, dünyanın Türklere ki... değil Müslümanlara bakış açısı var bak orada ben sana sıkıntı. söyleyeyim. Müslümanlar bakış sıkıntı açısı ayrı orada, hayır. Türkler özel Türkler, ayrı özel, Türkler özel. Avrupa için en tehlikeli Müslümanlar olduğu için Türklere bakış açıları böyle. Yoksa bir Birleşik Arap Emirlikleri'nden Kuveyt'ten ya. Libya'dan dünyanın çekindiği yok. Şu anda dünyaya ilgili... rakip olacak. Ba dünyaya biz de varız diyecek Müslüman ülke Türkiye olduğu için. Ya hep böyle. Osmanlı'da da da öyleydi. Adam evet. 100 milyonluk Pakistan'ı iki tabur İngiliz işgal etti ya. Evet, bizi seven Batılılar da vardır Hakan Bey yapmayın ya. Var tek tük ya var. Ya Macarlar tek seviyor. Bizi mesela. Charles Seron bizim baklavayı yedi ve çok sevdi ya mesela. Tamam. Aa, o tek tük ya tamam. Evet, baklavayı yedi. Evet var. Abi. Bu arada Macaristan lafı geçti. Macaristan'da <laughs> Osmanlı eserleri çok iyi korunmuştur beyler. Evet. Enteresandır. Doğru. Yunanistan, Bulgaristan ve Yugoslavya'da sıkıntı vardır. Sırbistan'da. Macaristan'ın Türklere Osmanlı. dostu. Makedonya'da da iyidir. Tika ha. çok iyi işler yapıyor. Tika. Yani ben ya. yıllar evvel Estergon'a gittik. Estergon şehri var. Çekoslovakya. Dolaştım biliyorum. Sonunda. Meşhur güzel. Estergon. Biz sadece marşını biliyoruz. Ha, çok Estergon güzel bir yerdir orası. Diye. O Estergon, yani bizim bir vakitler işte savunduğumuz, bilmem ne, Triyaki Hasan Paşa'nın meşhur savunması falan. Müzeye girdik. Macar kadın ne yapacağını şaşırdı. Bir Türk geldi diye heyecandan sevinçle. E buyurun bakın. Ne var, var. Sevmişler. Ya Macaristan'da durum farklı. Ya ben sen Macar'lara hiç Macarlar yeni yeni. Macaristan'ın adı nedir İngilizce, Almanca? Hungari. Franslı, Hungari. Yani ne demek? Hun. Hunların memleketi demek. Macarların ataları Hunlar ya. Macarlar kardeşimiz. <gülüyor> <gülüyor> Mesela At oraya geldi yine <laughs> Macarları tıkandık. Hayır, hayır Atila Atilla var ya. Mecbur. O zaman Macarlar yapmazlar öyle şeyler. Hani tarihi. E, Macarlar e, yapmaz zaten de. Türklerin sevilmediği ile ilgili tezine hiç katılmıyor. Ben de katılmıyorum <laughs> Şöyle ya. Çok katılmıyorum. bizi seven çok Ahmet Bey. Türkiye... Bak gel ciddi söylüyorum. Almanlar da var seven. Evet. İngilizler de var. Fransızlar da var. Yapmayın ya Antalya, öyle ya. Antalya, Antalya Alman dolu. Evet. Ege, İngiliz dolu. Beyler. Şimdi bak Türkiye'nin Türkiye sorunlu olduğu ülkeler yazım, hangileri? Dünyadaki bütün bak, kitapları Türkiye'nin sorunlu olduğu ülkeler. Ben Yako kitapları Hakan Bey. Yunanistan. E, bravo onları <laughs> okuyor bu adam. <laughs> <laughs> Türkiye'nin i̇şte sorunlu olduğu ülkeler. Bir tanesi ülkeler, de bizden Yunanistan, bir bahsetsin ya. Suriye. E, biz niye onlara göre kurumlayalım ki İsrail. Tamam mı? Başka Türkiye'nin sorunlu olduğu ülke yok ya. Yani bu 3-4 tane sorunlu olduğumuz ülkeden yola çıkarak Türkiye bütün dünyayla kavgalı imajı veriliyor. Yanlış kardeşim. Ya. Yunanistan'la tabii sorunlu olacağım. Suriye'yle tabii sorunlu olacağım. Irak diyor ki sen benim topraklarımda PKK operasyonu yapamazsın. Hakan Bey. Tabii sorunlu olacağım. Amerika'dan dünya nefret ediyor. Dünya. Yani. Şimdi öyle oldu. Çık o, yo, bir, anket bir, ara bir ara kendilerini ya çok iyi şey satıyorlardı. Ya bak Suriye'ye bir, bir, Suriye bir adım girdik. Suriye'ye bir adım girdik. Arap dünyası dahil bütün dünya karşımızda oldu. Bir tanesi de dedi mi ki Suriye'ye bunlar haklı girdiler Katar dedi. Katar dedi. Ya bir tane iki tane. <laughs> <ziyan oldu. gülüyor> Halklar noktasında bu yönetimleri ya, ayrı ki, yönetimleri ye ayrı. Demez ki. Niye desin ki Ahmet siz ayrı. Bey? Ya, ya, farklı ya, 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 ya bütün dünya orada bir bulursun. PKK devleti kurulması için İsrail'le anlaşma yapmış, işbirliği yapmış Suriye sınırından Türkiye'yi, İran'ı kontrole alayım İsrail'e bir yol açayım tamam, ona oğlum, bir yol açayım. Onu batılar, tamam, onu diyor niye? da Müslüman kardeşlerimiz işte Arap ülkeleri niye e, batının o PKK ya devletine olursak, destek o, veriyor? Arap Arap ülkeleri. Niye Arapistan'da da Arap lazım. Katar dışında Libya dışındaki Arap ülkeleri hepsi İsrail'in rotasına girmiş şu anda İsrail ne derse onu yapar hale gelmiş. Seni sevmez istemez ki zaten. E demin dediniz ya Ayaso, 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 Ayasofya Ayas 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 açılmasına dakika, çok sevindiler. Hiçbir halk bazında değil ama Mücahit Bey dedi ki halk <laughs> bazında yöneticiler, Arap ülkelerindeki yöneticiler hükümranlıkları, krallıkları devam ettiği sürece sorun yok. Halklar bizden yana. Tabii halklar, 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 bizden. Sıkıcı, halklar, halklar halk, bizden yana. Halk, halk, halklar bizden yana. Halk, halkların, değil, halk, bizden yana. bizden de halkların da hükmü yok. Halk, bizden nereden yana ya? gelir olur. Zamanı gelir olur. Türk düşmanı Aklını, kral var. Türk düşmanı şey var. Arap okumuşları... Türk düşmanı emir var ama Türk e? düşmanı bir Arap halkı görmedim ben <laughs> bugüne kadar. Beyler. Arap, ente, Arap okumuşları. Ha okumuşlar olabilir. Okumuşlar. Hepsi Türk antipatisi duyar. Arap milli Bu adamların ya, yazdığı kitaplar sonuçta. Ama buradan nereye varacağız ya? Okumuşlarının bu, okumuşlarının hepsi bu, bu, varacak. Biz böyle iki de bir kendi problemleri kanıtlayalım. Ya. Kendimiz ya biz zaten 2000 yıldır kanıtlamıyoruz. E sevmiyorlarsa kendi problemleri yok. Biz niye niye sevmiyoruz kendimizi? Ya birinci, birinci Dünya Savaşı'nda Birinci Dünya Savaşı'nda yani Türkleri Osmanlı'yı o parçalanma döneminde en büyük sırtımızdan vuran kim? Araplar ya. Hani bi, bi, bizi severler dediğiniz Araplar. Mesele nedir biliyor musunuz Ahmet abi? Tamamı adına. İngilizlerle işbirliği yaptı. Mesele şudur. şimdi o, o çok karışık bir konu. Bir yok, bir yok. Konu. Bir saniye. Bakın Çünkü mesele, bir şu. Savaşı ver ver. Osmanlı parçalanıyor. Araplar bizi sırtımızdan vurdu meselesine girmiş. Yok 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 değil, yo, yo, değil, değil. yani değil. Evet. Orada her mesele, şey kendi, kendi şu, gerçeğini değerlendirmek lazım. Mücahit Bir e, ayağa kalkma anıdır bu. Her ne kadar içimizdeki bir takım kişiler, kesimler bunu görmüyorlarsa da bir ayağa kalkma halini Batı korusu Görüyor. Çok net bir şekilde görüyor. Hangi, ne, Dolayısıyla ne, bu aya... ayağa kalkma hali işte Ayasofya'da e, özet olarak gördükleri için Ayasofya'nın açılmasında bir ayağa kalkma halinin bir tezahürü bu Ayasofya'nın açılması. İşte o ayağa kalkışta bizim ülkemizin, milletimizin neler yapabileceğini yaşamışlar Hakan Bey'in dediği gibi. mesela odur. O koronun çığırması o sebepledir. Ben, yani Rusya, tamamen... Rusya şey dedi... Putin'le bugün bir görüşme oldu Sayın Hayır. Yani. Cumhurbaşkanımızın telefonda, Ayasofya mevzu bile olmadı. Hayır Bilmiyorum. Rusya'dan yani açıklama yaptı Bu da, yok, o, dedi ki. açıklamada yok. Hayır, Hayır yani, içişleridir kendi. var. Yani ne diyor? dedi Türkiye. Tamam. Türkiye. evet tamam. Yani, çok doğru. Ya işte güçle orantılıdır. Yani, ya, işte güçle orantılıdır. Bakın Rusya'ya bunu söylettirebiliyorsanız tamam. Ya, sizin gücünüzle var Allah aşkına evet, Rusya'nın ne demesini bekliyorsunuz? Rusya'nın ne demesini bekliyorsunuz? Zaten bizim ya ben de onu demeye çalışıyorum. Fatih Sultan Mehmet 1453 yılında aldıktan itibaren Ayasofya peelim dedikçe şimdi bizde. Sayın Cumhurbaşkanı 2002'de iktidara geldikten bu yana istediği gün bir kararnameyle Bakanlar Kurulu kararıyla 34 yılındaki müze kararını iptal edebilir. Ha ona mı taktınız? Ona hayır, cevap ona hayır zaten bizim ona bir yani mı ona cevap o veriyor. iradesi vardı zaten. Onu demeye geçiyorum. Cevap verin. Hani diyorsunuz ya dünyaya meydan okuduk işte Ayasofya'yı açarak hani büyük devlet olduğunu Hayır öyle şey yok, ya, ya, bir şey demiyorum. Ne meydanı ya? ya Önce meydan, meydan falan yok. Yunanistan'ın meydan Yunanistan'ın meydan okuma falan Önce yok. Önce Yunanistan'ın Yunanistan'ın Ege'de işgal ettiği 18 tane adayı alın Yunanistan'ın elinde ya. Hiç kimse meydan okumadık ya. Biz öyle kompleks bir millet değiliz ya. Hayır hayır. Cami olan Ayasofya'yı cami yaptık. Bu kadar basit. Tamam ben bu konuyla ilgili demedim. Peki Latif anladım anlıyorum. Böyle yani, diyorlar ya 18 okumuştum? tane adayı alın diye. Evet 18 adayı Yarın 18 tane adayı almaya kalksak Milli der ki ya 4 tane kayalık için Yunanistan'la savaş ben, ediyorsunuz. Ben, mi derim? Ayıp <laughs> değil derler ya. Demez demez, demez ben derim. Ya bak ben Biz mi diyorum? Bu, bu adalar ben, ben, bak, bak bizim ben Türkiye Cumhuriyeti bayrağının gireceği her yerin her şeyin arkasında dururum kardeşim. Şaban Beyza tamam böyle tamam. şey olur mu? Tamam Yunanistan'a tavır i̇şte, gâne Türkiye ilan Cumhuriyeti edip, bayrağı dikildi şimdi yine. İşte, Ama dikildi. O, 18 adamızda bak geçtiğimiz geçtiğimiz hafta arada... Yunan Cumhurbaşkanı geldi piknik yaptı. Aa, bu arada ada falan alacaksanız önce şu Simi'yi alın ya çünkü güzel ada ya. <gülüyor> Hayır <gülüyor> tamam değil. Yani şey Türkiye Cumhuriyeti'nin adalarını Yunanistan işgal etti. İşte tamam orada o arada yani... da Simi. Eğer Türkiye Cumhuriyeti güçlü devlet olduğunu gösterecekse dünyaya Mücahit Bey. Orada ge gö Orada göstermiyor. E Libya'da gösteriyoruz. Libya'da zaten da gösteriyoruz. Gö onlar statü Libya'da da sözleşme yapıyoruz. Ama önce, Dozan'da önce hemen aynı adalar. Hemen Ama o peki. zaman Libya'da Hafter'in tarafında konumlanmayacaksınız bunu söylüyorsunuz. Be Libya'da bir sözleşme yapıyoruz. Mavi Batı'nın Sizi kastetmiyorum. Tamam, sizi kastetmiyorum. O konuda iyi. Konumlananlar o tarafta konumlanmayacaklar. Tabii, ki. doğru. Çok teşekkürler. Bir reklama gitmem lazım. Menfaat, devletimizin menfaatine hiç sor Bir şeyi merak ediyorum. Mücahit Bey, siz aynı zamanda İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi. Değilim, hayır. Değil Şu misin? an yok. Şu an e, siyasi bir vazifem yok. Bir önce? de. Belediye Meclisi'nde meclis üyeliği yaptım. 2014-2019 arasında. Şu anda Büyükşehir'de grup değil. Grup Başkan Vekili yaptım. Grup Sözcüsü'nüm şu anda değil. Ha, tamam. Şeyi okudunuz mu? Ekrem İmamoğlu'nun e, Ayasofya konusundaki açıklamasını. Evet, gördüm. gördüm. Siz okudunuz mu Şaban Bey? Ee, okudum. Tamam. Sizler okudunuz mu? Ben e, biliyorum. Peki. Üç gün, dört Bir hatırlatırsınız. Hatırlatacağım, hatırlatacağım. E, Hakan Bey de o görmüştür muhakkak. Bir o açıklamayı yorumlamanızı isteyeceğim reklamdan sonra. Şimdi devam ediyoruz. Ee, en son Ekrem İmamoğlu'nun Ayasofya konusundaki görüşlerini e, sordum. En başta da ifade etmiştim aslında tam olarak net bir tutum sergilediğini söyleyemeyiz. Yani benim zihnimde ve vicdanımda Ayasofya 1453'ten beri zaten camidir diye başlayan e, ama bazı ufak tefek itirazları da içine koyan bir açıklama. E, orada cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine atıf da var. Yani cumhurbaşkanı bundan bir süre önce, bir yıl önce e, dış dünya, e, Balkanlardaki camiler, Batı'daki camiler, bütün bunları hesaba katmalıyız demişti. E, o sözlerini de hatırlatıyor e, İmamoğlu ve böylece bir açıklama yapıyor. üç gün sonra yaptı bu açıklamayı da Ayasofya kararının alınmasından. Bunu biraz tartışalım. Latif Bey ile başlayalım. Şimdi ben Ekrem Bey'i zaten sadece Ayasofya konusuyla ilgili değil, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olduğunda bir muhafazakar portreyle ortaya çıktı. CHP'nin adayıydı ama e, AK Parti'den, MHP'den, e, Türkiye'deki milliyetçi muhafazakar her kesimden oy istedi ve bununla ilgili de çalışmalar yaptı. Hakkı da vardı buna. Tabii hakkı vardı, kesinlikle vardı. E, asla hakkı yok demiyorum. İşte e, namazlarda göründü, sık sık Kur'an-ı Kerim okudu bir başka mekanda. Bunların hepsi medyaya yansıdı. E, dini bütün bir portre çizdi. Ee, ve aldı da oy. Yani AK Partililerden de, muhafazakar kesimden de ikinci seçimde 800 bin oy farkla e, seçim aldığına göre bu kesimden de oy aldı. Ama belediye başkanı seçildikten sonra biraz farklılaştı Ekrem Bey'in tutumu. Mesela e, Yunanistan'la ilgili nedense bir hassasiyeti var Ekrem Bey'in. E, Türkiye'nin Yunanistan'la kavgalı olduğu günlerde o işte bundan, bir ay önce falan Yunanistan Türkiye'ye rest çektiğinde Akdenizle ilgili bizim egemenlik haklarımıza Türkiye müdahale etmeye çalışıyor. Asla izin vermeyeceğiz deyip Türkiye'ye her türlü resti çektiği gün Ekrem İmamoğlu Atina'da bir toplantıya bağlanıp Ayasofya ile ilgili soruları da cevapladı ve Türkiye'nin gündeminde böyle bir konu olmamalı diyerek Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesine gerek olmadığı Mesajını verdi. Ee, onun öncesinde e, HDP Genel Başkanı'nın eşiyle birlikte Canan Kaftancıoğlu, e, Ekrem Bey'in... Oraya ek girmeyelim şimdi. Yok şimdi, yok yo, ama şunu diyorum. Yani muhafazakar seçimden oy aldı ya muhafazakar kesimden. Yani HDP'ye muhafazakar kesimin bakışı belli. Yani PKK'nın siyasi temsilci olarak bakıyor. Ekrem İmamoğlu'na genel bir e, eleştiri yaptığım için söylüyorum bunları. Şimdi Ayasofya ile ilgili de 3 gün suskun kaldı. Yani bu seçmen beklerdi ki oy veren muhafazakar seçmen Ekrem İmamoğlu hemen ilk günden çıksın. Evet Ayasofya'nın cami yapılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirsin ve onların gönüllerini alsın. Peki benim zihnimde zaten 1453'ten beri camidir demesinin bir kıymeti yok mu? Vallahi hiçbir kıymeti yok. Yani bizim zihnimizde de e, 1453'ten beri camiydi. Ama e, rüyalar başka, gerçekler başka. 1934'ten beri müze Ayasofya ve e, bunun camiye dönüştürülmesiyle ilgili de e, mütedeyyin herkesin memnuniyetini dile getirdi. Sadece Ekrem İmamoğlu hariç. Ekrem İmamoğlu'nun o gün attığı 3 tweet var. E, Ekrem İmamoğlu çok farklı tweetler attı o gün mesela. Ya Ayasofya hadi, konusuna girmedi yani. Tabii tabii. Evet, mesela aa, şöyle söyleyeyim ben o gün attığı 3 tweet'i. Ali İsmail Korkmaz'ın ölüm yıl yıldönümüydü. Onunla niye attı demiyorum bu tweetleri. Yani tweet attı o gün. metro mesajı verdi metro ile ilgili. Bir de kendi reklamıyla ilgili bir tweet attı. 3 ayrı tweet. Peki. Bunların içine Ayasofya'yı da katabilirdi. <laughs> Sonra bir şey daha yani o günlerde de konuşuldu. Mesela bir e, resim e, gündeme gelmişti, şeyle ilgili. Ekrem İmamoğlu'nun yayınladığı bir e, dergi vardı. O dergide e, şöyle bir fotoğraf vardı. Hatırlayacaksınız. E, Neyse oraya da girmeyelim yani, artık. Yani ama ama işte hep muhafazakar kesimi belediye başkanı olduktan sonra rencide eden yaklaşımlar oldu Ekrem İmamoğlu'nun. Yani. Bu ne periz, bu ne lahana turşusu tamam diyecek şeyler. Ya bu muhafazakar kesim... <laughs> yani garip bir tanımlama. Yani şimdi muhafazakar kesim derken toplumun hangi bölümünü, hangi kesimini kastediyorlar? Bu muhafazakar kesim edebiyatı Türkiye'de siyasetçilerin dilinde niye bu kadar hani sakız gibi çiğneniyor? Bu muhafazakar kesim dediğiniz insanların çocukları işsiz. Geçim sıkıntısı çekiyorlar. <laughs> Latif <laughs> gülme. Bak şimdi diyorsun ki yani ya Ekrem İmamo Ekrem mu mu ha, mu? Şuna ha, şuna cevap verdi. Muhafazakar kesimin kim, kim olduğunu sen çok iyi biliyorsun. Biliyorum tabii ki. Tabii ki er, biliyorum. Hanımlar bir karşı ya, bak, ya, Muhafazakar kesim yani. Diyor. de iyi konu, O da iyi konuşuyor. ya hepimiz o anlamda evet. ona kat. Hepimiz o anlamda hani muhafazakar kesimiz hani e, hani Müslümanlığı kastediyorsan. Hayır. Herkes ya, mi? Ya, yani hani muhafazakar kesime selam vermedi işte seçimde. Efendim şey yaptı da hani e, sıcak mesajlar verdi de sonradan vermedi. Bu Ayasofya açılınca niye tweet atmadı diyorsun. O gün üç tane tweet attı. Tweetlerini saymışsın. E, Sayın Cumhurbaşkanı yeterince ki, selam verdi muhafazakar kesime. Şimdi muhafazakar kesimi de böyle haksız bir şekilde kandırmamak, istismar etmemek hani dini duygularını gerekiyor. Bak, Doğru tam söylüyorum. anlamıyla istismar eden iş, Ekrem İmamoğlu'nun İşsizlik yüzde 24. Şimdi yani bu muhafazakar Yasin kesime... Yasin istismar olarak mı adlandıracak? Efendim, peki? Yasin okumasını... Hayır, hayır, hayır. Onu değil. Yani, yani Latif'in dediği anlamda diyorum. Hani niye muhafazakar kesime selam vermedi? Ayasofya açıldığı gün hayırlı olsun demedi. Bütün siyasetçiler verdi de diyor. Hani Benim bakış muhafazakar siyasetçiler verdi Kendisi de Bak, muhafazakar yok. da onun için Top. söylüyorum. Ya niye muhafaza muhafazakar yani, yani... Öyle kategorize modern, o. Muhafazakar işte... O zaten hani, muhafazakar. O da Müslüman. Sen de Müslümansın. Kendisi Tayyip vardır. Bey de Müslüman. Ee, biz de Müslümanız çok şükür. Hani... Toplum hani böyle kategorize edilerek muhafazakar insanların Sen İslami duyarlılık olarak mı tanımlansın muhafazakar şey, olarak? inançların istismar edilmesine karşıyım. Ayasofya'dan da şimdi öyle bir beklenti içine girdi AKP. Zaten o nedenle Ayasofya'yı durduk yere şimdi. Hiç Türkiye'nin Türkiye Allah aşkına ne çıkarı olacak şimdi Ayasofya'nın e, ibadete açılmasından? Ne ne çıkarı olacak? Yani işsizlik mi azalacak? Yunanistan'ın işgal ettiği 18 adayı kurtarabileceğiz mi? Ne olacak? Sıra yani da gelecek. Şimdi bakın bu ülkede genç... Hükümranlık hakkınızı kullanmanız bu, bu ülkede, değil mi yani? Bu ülkede, bakın bu ülkede gençlerin yüzde 62... Ama gençleri... elma ile armut ya bu çok klasik. De ne bir alakası klas var yani? yani. Hani muhafazakarlara, yani, topluma bu. hizmet edilecekse bu yerden, bu yerden hizmet edilmez. Şaban Bey demokrasi yapıyorsunuz. Gençlerin yüzde 62'si Türkiye yaşanılamaz hale geldi. İmkanım olsa yurt dışına gider yurt dışında yerleşirim diyor ve batı ülkelerini istiyor. Ara, hiçbiri Arap ülkelerini istemiyor yani yurt dışı, imkanım olsa yurt dışında yaşarım diyen gençlerimizin 15-25 yaş arası tamam. gençlerimizin %62'si imkanım olsa diyor giderim Almanya'ya yerleşirim Danimarka'ya yerleşirim. Kim peki Şaban Bey bir mi? şey soracağım. Ekrem İmamoğlu'nun yani şimdi sen İstanbul'un belediye başkanısın. Evet. Yani İstanbul'un hani bana sembolü nedir diye sorsan hani simge yapısı yani ilk herhalde bir, bir numara Ayasofya'yı söylersin. Topkapı'dır, Dolmabahçe'dir. Onlar da vardır. Ya mutlaka. Sultanahmet hani, Ayasofya ile ilgili Kız Kulesi. önemli Kız kulesidir, Galata Kulesi'dir. <laughs> Ayasofya. Yani hep bir şey diyor ki ben İstanbul <laughs> İstanbul Belediye Başkanıyım. <laughs> Ayasofya ile ilgili bir karar alınıyor. Bir şey desek ama şu iyi yani, olmaz mı hani şu, şu, demiş şey zaten, diyelim bak, yani. ya diyor, çok oğlum. Yani çok özür dilerim de ki, sen diyor, devam diyor et diyor de 1400 1400 Ya adam dese diyor. kabahatli oluyor demese ya kabahatli oluyor. Öyle. Allah aşkına ya işte, bir de oy o açıdan bakın. Burası ya, öyle bir yer yani. Öyle, şimdi, öyle pardon. siyaseten kolay, siyaset kolay iş de değil bu insan. iş. Adam ben niye İstanbul Belediye Başkanı değilim? Bu zorluğu gördüğüm için. Eminamoğlu politikayı bildiğini zannediyor ama bence bilmiyor. Ben Ekrem Bey'i savunmak için söylemiyorum ama demiş ki ya benim içimde zaten 1453'ten beri o Ayasofya dramı diyor. Ya bir laf Eee prensipurik bir, bir laf. Ekrem ben Bey var. Ekrem Bey çok şey <laughs> e, Ben de öyle, sordum dedim yani. Kendince iyi bir siyaset takip ediyor. Ekrem Bey'in amacı büyükşehir belediye başkanlığı değil. Cumhurbaşkanlığı Ekrem Bey'in amacı. O yüzden de ne CHP seçmenini küstürüyor. Şimdi Ayasofya ile ilgili e tamam işte, siyaset, çıkıp bir şey söylese yapıyor. ne CHP seçmenini küstürüyor ne muhafazakar seçmeni Sessiz ne kalıyor. işte herkesi kuşaklıyor. bütün Türkiye Cumhurbaşkanı olması için, olması için CHP'ye ihtiyacı var oy alması için de muhafazakarlara. Niye şey CHP'den oyu yok mu? Artık muhafazakar seçmen yemez bunu. Ya peki. Niye Mücahit muhafazakar... Bey. Bak şimdi Ahmet Bey çok özür dilerim. Evet. Muhafazakar seçmen yemez bunu. Niye? Evet. Çünkü muhafazakar seçmen güzel kandırılıyor zaten diyorsun. Din istimalası. Yok, hayır. Ya bırak adam bak. Kandran muhafazakar Ekrem seçmene de, o zaman... muhafazakar olmayan seçmene de bütün 16 milyon İstanbul İstanbul'a hizmet için geldim. De. Peki. Ne kadar güzel. Mücahit Bey. Diyorsun ki Cumhurbaşkanı adayı olmak istiyor. Emelik Gökçek de 2000'li yıllarda siyasi parti kurmak istiyordu. Doğru mu? O Olabilir. Herkes gibi. Sonra Tayyip Bey kurdu. Tayyip Bey, Abdullah Gül, Abdülhatif Şener ve Bülent Arınç o, e, dörtlü kadro Adalet ve Kalkınma Partisi'ni kurdular. Melek Gökçek de Adalet ve Kalkınma Partisi'ne katılmak zorunda kaldı. Hatta o süreçte Tayyip Bey aleyhine demeçleri de vardı e, Melih Bey'in filan. Ben... Şimdi e, e, yani, yani insanların kendine siyasi kariyer planlamasında bir şey yok, bir yanlış yok ki. Kariyer toplum, planlaması olmaz yalnız siyaset. Melih Bey, Melih Bey, Melih Bey, Melih AK Bey AK Parti kamuoyu Melih Bey'i desteklemedi. Melih Bey'in parti kurma girişimleri anlamı tutmaz. Melih Bey parti kuramadı. Hayır, parti ne yaptı? kurmadan Bey AK Parti'ye dahil oldu gösterdi millet. O 2000 2001'de. E, Mücahit ben Bey çünkü ben, çok ben az de evet, Mücahit Bey dinlerim çünkü. AKP'ye katılmak zorunda kaldı. Ya şimdi e, ne e, bir ne olur bırakın tamam. Ben bakışımı söyleyeyim şöyle. Siyasi kariyerleme açısından bakış açısından. Bir, Şimdi e, Ayasofya'nın ilk e, ibadete açılması söz konusu olduğunda ilk bu duyulduğunda ve Danıştay e, kararı işte şu tarihte açıklanacak dendiğinde Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu e, beyanlarına yansıdığında e, Sayın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Yunan televizyonunda bir beyanatta bulundu. Şimdi Yunanistan o zaman hangi Yunanistan bundan bir ay önceyi düşünün. Yunanistan şöyle bir Yunanistan dışişleri bakanı e, bizi yeni tehdit etmiş veya savunma bakanı pardon bizi yeni tehdit etmiş demiş ki işte biz Türkiye gereğini yaparız demiş. Hatta Hulusi Akar beyefendi de demiş ki matematiksel olarak mümkün değil dediği zamanı hatırlayın bakın. O zamanda o sözden bir gün sonra bir Yunan kanalında Ekrem Bey'e bu soruluyor. Ayasofya'nın açılması falan filan diyor. İşte o da o bildiğimiz beyanatları söylüyor. Yani Ayasofya'nın açılmasına yine mesafeli bir tutum sergiliyor. Hangi kanalda? Yunanistan'ın bir televizyon kanalında yapıyor bunu. Bakın bu bir. Olabilir. İkincisi ben de müsaadeyle mesela müsaade olamaz demiyorum. Cami yapılmasına ben de yanlış. Ama müsaade edin. Yani. Olamaz demiyorum. Fakat zemin olarak buna dikkat çekiyorum. Zemin olarak dikkat çekiyorum ve zamanlama olarak. İkinci husus şu. Ben e, sayın başkanın bir kere şunu şu e, benim e, çekincemi koyayım ondan sonra devam edeceğim. Ben Ayasofya'nın açılması meselesini İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı üzerinden değerlendirmesinin son derece boş buluyorum açıkçası. Yani onu bir tarafa koyalım. Ben bunu buna gerek olmadığı kanaatindeyim. Ben İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı üzerinden bir değerlendirme yapmanın e, çok zayıf, çok boş bir iş olduğu kanaatindeyim Ayasofya konusunda. Evet, Ayasofya'nın açılması o kadar bir Onun ki, işi değil anlamında. De, ama. Geliyorum. Evet, onu bu tarafa koyalım. O çekincemi söylüyorum ve bu tarafa koyuyorum. Şimdi ben e, suskunluğunu çok e, olumlu bulanlardırım Ekrem Bey'in suskunluğunu çok olumlu buldum açıkçası. Yani Neden? gün 4 gün sustu ve çok olumluydu bu. Neden? Çünkü bir, sonunda konuştu ama. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tüzel kişiliğin temsille, temsille vazifelidir. Kanuni görev tanımı ve sınırları bellidir. Dolayısıyla halk ona temsil için oy vermez, İstanbul Büyükşehir Belediyesi hizmet etsin diye oy verir. Hangi hizmetleri yapar? İşte bu ulaştırma noktasında hizmetler yapar, işte bu temizlik noktasında hizmetler yapar. Var olan yani siyasi size, bir şey de konuşuyor ama var olan elbette beyanda bulunabilir siyasi ama ke kendi beyanı oldu. nereye varacak? Şuraya yani? vereceğim. İlk ee, ilk suskunluğunu çok net ben çok doğru bulduğumu söyleyeyim. Yani Ekrem Bey'in suskunluğu Neden? çok doğruydu. Haddini bilen bir tavırdı. Fakat ne oldu da Ekrem Bey kendini konuşmak zorunda hissetti sayın başkan? Şimdi burada e, sayın başkan keşke konuşmasaydı daha iyiydi. Yani bu beyanlarda bulunacaksa Konuşmasaydı bu beyanlarda o, ne var sessizliğini ki? Sessizliğini muhafaza etseydi ne daha iyi. Ne var o beyanlarda? Yanlış olan ne var? Yani şu var. Yani Ayasofya gibi bir yer açılıyor ve siz İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanısınız. Ve burada e, bir e, Muharrem İnce'nin sergilediği tutumu sergileyemiyorsunuz. Veya Meral Akşener'in sergilediği tutumu sergileyemiyorsunuz. Hatta Sayın Kılıçdaroğlu'nun sergilediği tutumu bile sergileyemiyorsunuz. Ne diyorsunuz? Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı'nın sergili tutumu da sergilemiyor. Mansur Yavaş. Mansur Yavaş'ın. Ne diyorsunuz? Diyorsunuz ki evet 1953'ten beri benim gönlümde camidir. Ya yani bunu malumun ilanı yapmaya gerek yok. Tamam. Evet camidir yani. E, ondan sonra diyorsunuz ki ama başlıyor. Amadan sonraki cümle ilk cümleyi siliyor. Ne diyor amadan sonra? Diyor ki ya şimdi işte hani sırası mıydı? Sırası mıydı? Peki, i̇şte eee evet. bu Bitti o süremiz... kadar ekonomik kriz var falan evet, filan. Bunu kim diyor biliyor doğru. musunuz? Süre... Fatih'in Fatih'in tablosunu Buraya getirdim diye siyaset yapan bir zat bunu söylüyor. Süremiz gerçekten yani. doldu. Evet. Herkes görüşünü söyledi. Ben Hakan, söylemedim. Tabii. Hakan Bey sizden de bir i̇ki cümle. cümle alalım. iki Peki. cümle. Ama iki cümle olsun bitireceğiz. Peki. E, bir. Bu Pontus Trabzon konusunu başından beri çok üzülüyorum. Çünkü Öyle bir şey söyleyen yok ama. Yok. Vaktiyle mevzu da geçti. Şimdi Yunanlarla samimiyeti filan ima edilince... Burada şu çıkıyor arkadan. Trabzon Hayır, ben gibi. Bir, ben bir bakın oraya bir para, şey koyayım hemen. Ee, ben Yunanlarla samimiyet beyan eden bir şey söylemedim. Yunan vakayı anlat. Ben söyledim. Latif, Latif Bey. Yani söyle. ama ben onu kastederek söylemedim. Hayır tamam. Yani. Önceden söylendi. Evet. Neyse o konumuz dışında. Yani o, ama, o, ama o, söylemedim. Bu çirkin konuda, bir yaklaşım. Ha, ya. yani. şimdi Trabzon gibi milliyetçi adamların olduğu. Yok, orası o çirkin bir yaklaşım. Yani bu şey. Pontus o resmi ağızlardan Trabzon'da yapılan bir yaklaşım ya. değil. Yani onu donu olarak kullanılmasına da karşıyım ben. Yani o hani resmi, resmi Neyse, ağızdan yapılan Trabzon'da bir Trabzon'da değil. olması falan <laughs> katiyen mevzu değil. <gülüyor> <Neyse>. <gülüyor> Trabzonlar ya ayıp oldu. çok teşekkürler. konuşacaksak o resmi bir ağız değil. Ben onu asla kastetmedim. Çok da yanlış buluyorum. Ama Ekrem Bey'in Yunanistan'a olan bir e, muhabbeti de gizlenecek Peki. bir şey değil. E, Latif Aralık Bey de teşekkürler. Var ki Şaban ya evet. evet. Bey Yuna, yani Yunan halkını ben de seviyorum. Ben de severim Yunan. De halkı. De, halkı. Biz de Hatta severiz Yunan halkını Bey, da Türkiye'ye res çektikleri bir gün Yunan televizyonuna bağlanıp da yönetim ayrı, halk ayrı. Yunanistan <laughs> ayrı, <al sürmeyiz> yani. <laughs> res çektirmeyecek olan iktidar 18 adayı Ola, alacak olan, onların o elinde. O başka bir şey. Milli Savunma Bakanımızın dediği gibi. Hepinize çok teşekkürler Şaban Bey. Latif Bey, Hakan Bey sağ olun katıldığınız için. Evet güzel sohbet. Teşekkürler. Teşekkürler. Gerçekten güzeldi. Yani farklı fikirler var taban tabana zıt ama gayet medenice tartıştık konuştuk. Evet. Takdir oyunundur. Hepinize iyi geceler diliyoruz. Hoşçakalın.